Merhaba arkadaşlar. Bu ne lan? Of. Of, geldik görüntüye, geldik. Öf, ben bu hafta hiçbir şey beceremiyorum galiba. Türk rapinin gizli kalmış hazinelerini bizimle paylaştığın için kendi adıma teşekkür ederim Baydun. Rica ederim, dur sen de yanlış kalmışsın. Olsun, bu mübarek cuma akşamında. Abi tutamadım kendimi, bekleyecektim de erken patladım, ben özür dilerim ya. Konsept her zamanki gibi nette abi. Yani netteden çıkmayanlar da nette artık. Yani öyle öyle bir yayın artık bu yani. Akşam demoyla başlamayacağız ya. Ay. Netteyle başlayalım dedim bu hafta. Of. Yok, çok sona bırakmam demoları, merak etmeyin de. Bekleyin oğlum işini de, demoyu dinleyip ondan sonra gidip LOL mü seyredeceksiniz? Bekle. Ay, bunu şakasına dediğimin farkındadırsınızdır umarım ya. Aldım Sufi'yi. Var gazap bizimde var. Maalesef her şey var ya. Keşke hiç görmesem dediğim çok parça var bugün yine. Selamlar. Biliyorum biliyorum ama ya, herkes oynuyor, yapacak bir şey yok. Fınar'a gidelim, açayım bu arada. Biraz toplanmayı bekledim. Bugün duyuru falan da yapamadım. Ben yine çok kötü saatte sızdım ve çok kötü bir saatte uyandım çünkü. O yüzden yayın ona ertelendi. Kusura bakmayın. Berkcan Güven aldık aldık. Gerçekten merak ediyor musunuz bilmiyorum ama. Ben Şahin Dıkak'tan. Çok özür dileyeceğim belli yani ileride. Kusura bakma Şahin Dıkak'cım diye. Yani bugün daha kötüleri de geldi çünkü galiba. Emin değilim ama var galiba yani. Öf. Yine kekremsi bir hafta. Ha, selam. Emir'cim hoş geldin. Yok, daha başlamadık Anderson. Ben özellikle geç açtım ama bu sefer sizi ben yarım saat beklettiysem biz de biraz bekleyeceğiz sizi. Yani sorun yok. Herkes bir toplansın, bekliyoruz biz. Emir'in sınav yok muydu ya? Gideceğim dedi. Gideceğim dedi, haftadan beri burada. Ne çocuk git... Ya, gitsin diye değil yani de. Varlığından niye rahatsızsın abi sen benim moderatörümün? Yok, merak ettim sadece. Dur şunu ben VIP'liğini falan alayım, Emir de bir ban at şuna. Hayda. Paralel yayın başladı. Paralel yayın mı? Eyvah eyvah, yanarız yapma. Sadece nette izleyeceğiz. Yanarız yapma. Sadece nette izleyeceksek ben varım, ben kanalı direkt sana vereyim kardeşim. Sadece nette izleyeceksek sen al yayın yap yani tek başına. Hiç problem yok yani. Evet, nette de Snoop Dogg'un bile parçası var ya. Nette öyle bir yer abi. Ama Snoop Dogg'un en kötü parçası var tabi yani. Dalga geçmiyorum bu arada, mal haberin yoksa. Yok, haberim yok. Kim? Şey, yeteneksizsiniz Kaan vardı ya. Onunla Snoop Dogg, bir de Yunan bir kadın böyle. Hiç Snoop Dogg'un tarzı olmayan bir parça yaptı. Ve Nette'den çıktı parça. Kaan'ın parçası olduğu için. Acun abim. Nette'den yayın attı onu. Ben diğer şey sandım, diğer Snoop Dogg şarkısı sandım. Bir tane daha var ya. Masakayla olan. He. Yok, o, öyle bir parça real ortamda var olmadığı için yani şey değil, o parça gerçek değil, bize zarar veremez. Yok, yok Atilla'cığım hoş geldin. Yeni başladık. Daha parça dinlemedik yani, hoş geldiniz. (Gülüyor)
Berke Juan diye bir YouTuber şarkısı gördüm. Aldın mı? Bir bakayım. Sanki öyle bir isim gördüm gibi oldu ama. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşım? Berke, yok, Berke Swag diye bir şey almışım. Onu da alırız ya. Kötü parçaysa özellikle alırız onu. Problem yok. Ama iyiyse ilgilenmiyoruz yani. Artık böyle artık yani. Ya Masa Kadın kendisi bile bence başka bir şarkıda kullanılıyor abi. Yani yani bunu temin edebilirim yani. Sadece Snoop Dogg ve 6ix9ine verse'leri değil. Ay. Bugün çok ya ben bugün listeyi de yayından öncesinde attım çünkü genelde bazen akşam 8'de falan da klipler düşüyor. Zaten hani uyandım ve direkt listeyi aldım. Bir 15'er 20'şer saniye katlanırken bayağı ağzım bozuldu benim hani evde listeyi hazırlarken. Bugün bayağı kötü bir haftadayız yani şey. Önceki 2 haftaya bizi rahmet okutur mu yoksa onlardan iyi mi deriz bilmiyorum şu an için ama hiç umutlu değilim yani. Hiç dinlenmedi Mobile John Matiz'i Kendis. aldın Sizi mı? bekliyoruz. Ha? Mobile Matiz'i aldın mı? Mobile Matiz'i de aldım. DJ Ars prodüksiyona bakarız ona. Hatta ilk onunla başlarız ya. Yani çünkü rap değil aradan çıksın bakalım ne yapmış diye merak ediyorum çünkü. Sanki diğer dinlediklerimiz rap yani. Yani zor söylüyorsun. Kanka Hoodie'min bedeni Double X Large galiba. Ama Double XL diyen ilk defa seni gördüm ha. Ben evet, Nike diyen de tekim galiba Türkiye'de değil mi XX large duydun mu? Double ben? Yok Atilla XL. görmedim ya. Double XL ama evet yani XX large'tansa bence okunması gereken şekli o değil mi? Başa almayayım mı takpek? Peki. Yani bunu sen istedin. Nette ile başlıyorum. Falan böyle. Dur, hakikaten Nette ile girelim. Ben MP3 çalar Ne değilim miydi? dersiniz? Senin sözün neydi? Ya benim çok sözüm var motto olmuş. Ben Ben MP3 MP3 çalar çalar değilim. değilim. Şey Baykar varlasın. berbat rezaletten iyidir falan. Benim böyle saçma sapan çok sözüm var yani. Benim de var saçma sapan sözlerim. O zaman bir Mabel Matiz der misin? Tamam. Demiş oldum özellikle öyle okuyarak. Ama ya ben Mabel kaldı. Dalga geçiyorken kaldı. Artık rezil olacağım. Her Belki yerde de Mabel söyle. Matiz diyeceğim. Allah kahretsin. Ya ÖSYM reise de bakarız ama ya problem yok. Anlamadım ben. Kendimi mal gibi hissettim. Şey Ha, tamam, şimdi anladım. anladın Tamam, anladın. anladım. Bak ödemeden sınavı anladı. Tamam. Davayı anladı. Ya hatta benim Nette özel yayını yapasım var. Haftalık olarak değil. Ayrı bir gün baştan sonra Nette'yi böyle 2000'lerin başından keşfetmece challenge. Var mıyız? Hani kaçıncı şarkıda biz ölüyoruz hani onu deneyeceğim. Son yayınımız olacak muhtemelen ama. O benim komutkarın aristokrat o şey mantıklıydı da Baykan çok böldüğü için söyleyemedim onu. Yeni şarkı yapsın o zaman söyleyeceğim. Kontkar'ın aristokrat hali. Evet, ya biz lordlar kamerasında yaşayanlar olarak bunu pek anlayamadık Malicim. Hani geçen hafta taklidini yaptım diye intikam alıyorsun şu an değil mi? Ne zaman yaptım ben? Nen yapmıştım ya. Oh, hatırlamıyorum ki ben. Gereksiz şeyleri siliyorum aklımda. Öf. Geçen hafta çok güzeldi ya. Ne? Geçen hafta güzeldi. Ha yan yanaydık diye mi? Hmm. Evet, ay dur kalp yine. Yok o anlamda değil yani şey. Tamam. Allah'ım. Senin ekranların güzel o yüzden ben de kuracağım onları. Abi kapşonlu direkt şey bu orijinal Vuvir. Almanya'dan almıştım. Ama şey var hani bu logoyu iyi PNG olarak bulabilirsiniz. PNG yani format olarak. Tişoda falan da bastırabilirsiniz benzer bir şeyi. Hani oradaki kırmızı da bu tona çok yakındı. Şapkanda yine şey mi var? Pin var Mario. Bilmiyorum. Hı. Onu da sormadık da onu da sorayım. Peki. Şey. Çok güzelsin Baykan. Malayan 2020. Senin de motton bu oldu. Abi rap sokaklardan geldi ama kaliteli bir prodüksiyon sıkı bütçe istiyor. Ne düşünüyorsunuz? Abi şu endüstride de bir zahmet bütçe ayırsınlar ya. Sezon finalini evet Nette ile yaparız. Abi nargile Abi partisi. Eminönü. Yalnız o da uyumluymuş üstüme. Ben güzel seçimler yapıyorum bugün.
Şu mavi kısım olmasa. Evet, bayağı uyumluyum bugün. Bir şey soracağım, çok korkuyorum, o yüzden sormak istemiyorum. İç çamaşırım bu. Pazardır muhtemelen. Çift kaplan falandır böyle yani. Pasaj ürünü. Bakırköy'de pasajda doncu vardı. Yok be, çift kaplanlar. Muhtemelen şeydir ya, limon falan, Boyler'in kendi markası var ya, onlar mantıklı tercihler oluyor. Ama ya şey var, bir de erkeklerin belki sevişirim donu ve yok bugün kesin sevişmem donu diye iki kategoride donu vardır. Hani onlar belki sevişirim donları marka ve düzgün donlar. Diğerleri dede donları işte. Bu da böyle bir trivia bilgi size benden. Araştırın bunu. Erkek olmadığımı öğrendim şu an. ya da sevişmediğini öğrendim. Hepsi. Çok çok ofansif oldum ya, özür dilerim. Çok üzüldüm. Hemen gidip patron şarkısı yapacağım. Evet bak, Serkan beni anladı abi. Bu Umut Sarıkaya'nın bir karikatüründen geliyor bu olay. Biliyorum biliyorum. Ha. Yani yoksa gerçekten öyle bir şey yok zaten yani. Ben şu an kim burada mizah dergileri takip ediyor, onun testiydi o. Bu arada yeni emotlarımız geldi. Sarıkaya'yı ezbere biliyorsun. Abi çok severim. Bu arada yeni emotlarımız geldi. Size atayım. Abonelerimiz artık ekstradan emotlara sahipler. Mesela arabesk dili için bu var. Hatta bunların çoğu arabesk dili için, ben hepsini sırayla atıyorum. Oo, kumpir gelmiş. Kumpir geldi. Seni kırmadım. Kumpir geldi. Teşekkür ederim. Esas benim şu an sadece benim atabildiğim kademe 3 abonelerin şeyine bakar mısın? Emotuna. Ya ona şey yapar, şeyle açabiliyor musunuz bilmiyorum onu. Bitcoin'lerle açabiliyor musunuz bilmiyorum. Ben olsam ASMR'a değil, ona yatırırım yani parayı. Ban yiyeceksin ya en sonunda. Kabul ettiler oğlum, fark etmediler. yasak deldim. Normalde incelemeden geçiyor. Daha önce bir tanesi kabul görmemişti. Bir şey daha gelmişti, onu gördüm ya. Kaç tane cap var koleksiyonda? Bayağı var abi. Aynen, yeni emotlar, hatta 2 ya da 3 abonelik sonra bir tane daha emot slotumuz açılıyor galiba. Ona da beraber yine bir şeyler buluruz. Selo G olur belki, bilmiyorum. Şey yapsana onu, Şahin. Şahin Dekak olabilir, evet. Mesela. Nette logosu ama o geçmez herhalde. Yok, Selo G deme sebebim de şey vardı. Benim sana Soğuk Savaş'ta yapmayı unuttuğum bir Selo şakam vardı da. Oradan dolayı belki onu orada ederiz diye. Benim de Masaka şakam vardı ama linç yemeyeyim diye yapmadım. Yok, benimki linç edirtmezdi ya. Ben bir közümü 1'e düş, şey 3'e düşüreyim, 1'e düşüreyim. 1'e mi? Yani ben yeni uyandım, sen daha uyumadın. Bugün böyle çok 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 enteresan iletişim problemleri bizi bekliyor bugün. Ben dün 10.30'da sızdım, uyuyakaldım webinarı izlerken. Saat şu an 10.30, 10.30'a 12 dakika kalmış. Onu 18 geçiyor, saati söyleyemedim. Muhtemelen sıkıntı yaşayacağız yani, bakalım. Ya Akçay, bu arada başlayacağız da yerinde olsam bugün dinleyeceğim şeyler için bu kadar sabırsız olmazdım, bak garanti veriyorum. Gerçekten. İndigo mu? Ben de benzetemedim. Evet, Mali daha yakışıklı. Çok güzelsin Mali. Sağ ol. Yapamadım ama olduğu kadar. Evet, başlayalım o zaman. Onu çeyrek geçeği 3 geçiyor. Ama profilden şeye benziyorum. Bak, ben. Senin için saat geldi. Onu çeyrek geçeği 3 geçiyor. Aa güzel, tamam. Evet. Profilden şeye benziyorum. Batuhan Piatti miydi? MasterChef'in ilk zamanında. Aa evet lan. Ay, ben o yüzden de tiksiniyorum. Şu an düşündüm ve sana saygım azaldı. Öf. Ben severim ya. Bu hafta baştan delirelim dedik Selim. Çünkü bu hafta da aşağı kalır yanı yok. Piyasayı maalesef dedin de direkt demoyu dinleyip seni buradan göndermeyeceğim Akşay. Burada diğer 40 küsur kişiyle beraber işkenceye senle ortak olacaksın yani. Burası demokratik bir kanal. Biz yoklukta da zorlukta da beraber mücadele ediyoruz. Hep varlıkta birlik değil yani bu. Neyse, ben başlıyorum. Anneme mesaj gelmiş bugün. ne diye? Bir siyasi partide. Tamam. İsim verebiliyor muyuz? Var. AK Parti'den mesaj gelmiş. Dur, şimdi uğraşamayacağım açmakla. Sinir tatiliniz.
Sinir tatili kazandınız. Yok. Aramıza hoş geldiniz. Siyasi parti, siyasi partimize üyeliğiniz hayırlı olsun falan filan. Hüseyin bilmem ne. Ha. Bir de büyük ihtimalle yanlış numara vermiş. Sonra böyle upuzun bir mesaj. 3 ekran görüntüsüyle gönderdi bana. Destanlardan giriyor, oradan çıkıyor, buradan giriyor falan. Aşırı uzun. Ben sana bir ara atacağım onu. Tamam. Ona çalış. Çünkü şey var, potansiyel var yani. Tamamdır. Peki annene rap parçası yapmamız yok mu? Yok abi. Hani? İşinde gücünde kadına niye rap parçası yapalım? Ne bileyim, sizi babadan oğla nesil yapacağım. Hepsi rapçi. Tövbe estağfurullah. Of. Yeter bu kadar. Sululuğumuz 20 dakikadır boş yapıyoruz. Evet, yine bende kötü hırsız jargonu geldi. Aynen, muhabbet daha zevk ediyorsanız parçaları boş verebilirim. Böyle yani daha abi. Güzel ya. Benim arkamda sanat ne, ben onu anlamadım. Graffiti. Hangisi? İki tane var orada. Ya Tunç abinin şeyi, ya Berlin'den aldığın ya da taksi. Onu göstermiştim ya. Hı-hı. Göstereyim mi yine? Göster. Ben de bu sırada nereden başlayacağımızı çözeyim. Bu Tunç abininki. Tunç abinin imzalı spreyi. Ya içi boş yani de. Herhalde yani. Da Berlin duvarının orada bir arkadaş. Yok, pahasına satıyordu. Evine ekmek götürmek için. O köpekli olan da takvim abi, evet. Takvim değil ya, düz poster ama yırtıldı o. Nazar değdi bak. Ben onu şey, o kutulu yerleri takvim diye düşünüyordum hep. O yüzden. Yok. O zaman ilk parçamızla başlayalım mı? Tamam, Net Day'le girmiyorum. Net Day'i biraz daha sonra atarım. Yine o zaman her zamanki bir programı açtığımız bir isimle açalım. Her hafta onunla açıyoruz nasıl olsa. Tahmin etmişsinizdir. Dr. Fuchs yine maalesef. İmkansız %18. Abi gerçekten imkansız. Bak %20 de geç değildir. %20'ye millet koalisyon ortağı oluyor yani. Tadında bırakalım gerçekten yani. Neyse, parçayı bitirmeden daha gömmeyeyim bu kadar ama. Muhtemelen bitiremeyeceğiz zaten. Vizyon bu arada, şakayı şimdi anladım, güzelmiş. Tamamdır. Dr. Fuchs imkansız %18 geliyor. Hakikaten imkansız yalnız o ya. Tamam, geçtim. Geçtim. Çok ofansif olacak ama demolardan başlamayacağız demiştin. Ama ya abi. Hands down. Ve sulandırma hemen de yani Fuchs'un bu 2000 başlarında yaptığı şarkı yani. Oğlum Fuchs zaten nefretten beri aynı şarkıyı kaydetmiyorum. Bir sonra bir Fuchs zaten yani. Hani ya Fuchs'un şarkı sözlerine sonra atalı kıyasla hep şey olur işte. İşte o şey, rapim şöyle, rapim böyle, bilmem ne, onun ses taklidini yapamıyorum. Sonra zaten klasik, benim en sevdiğim satırları yazmış insandır her zaman için. Hani rapçinin yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler temalı şarkılar. Aynen, rapçi hitabesi. Rapçi korkmaz. Rapçi kaçmaz, rapçi yakmaz. Yapamaz. Bir de şey vardı onun. Ay. Kafatasını çatlatacağım, küvete sokup patlatacağım. Aynen, psikopat şarkısı. Dinamitle kumu sokup patlatacağım. Aynen böyle bak, cam. O vurgu çok önemli. Ay. Fuchs için kim nakarat ustası diyor abi? Bu nakarat da yani... Facianın farkında değil miyiz abi? Neyin nakarat ustası? Ay. Ya eski işlerini ben deniyordum severek. Nakaratlarını da seviyordum da. Onlardan evet, da kötü artık ya. Bir, şey, bir de şey var. 7.863.683.000 wattla falan. Hepsi patla, yakla katla falan. Böyle saçma sapan bir şey vardı orada, hatırlıyor musun? Of abi, soğuk mevsimin nakaratı da iyi değil ki. Hani soğuk mevsim iyi bir şarkı değil ki. Üzgünüm Jonker. Hani sen iyi diyorsun demiyorum da yani. Ya kağıt kalem ben şey için... Önceden dinlemiyorum, sevdiğim şarkıları şeye ekleyeyim diye, çalma listeme.
Çok bir şey çıkmaz herhalde, kapatayım kalemi. Uçmasın uç. Yani Balkan neredesin? Şey, közlerimle oynadım biraz çünkü yandı biraz. Yine kaşmir yaptım ben bugün ama gülerken falan biliyorsun içecek tütün değil, hata oldu o açıdan biraz. Zehir şu an çünkü onu biraz toparlamaya çalışıyorum. Kara maskeli İstanbul Fuchs'un teki yine karatı, katılıyorum ama onda da zaten bir çalıntı yani. Ya onu açıklamasını biliyorsun değil mi? Açıklaması falan yok abi, sample falan değil o çünkü. Yok, sample değil zaten canım, direkt aldı Fuchs kendisi de söyledi zaten, şarkıyı çok seviyordum. Kullanmak istedim, kullandım diye ama ben okay abi, parasını falan verdiklerini düşünmüyorum yani. Okey abi, ben de hani, ben de Still Dre'yi çok beğeniyorum abi. O zaman şey yazayım, Still Dre'nin beatini biz ikimiz seninle Bulgari'yi ona kaydedelim. Altına ben Producer Bay Baykan Barla söyle Mali Ayan yazayım istiyorsan yani. Seviyorsa çalabilir ya, çok okey bir şey bu. Ben de mesela ay, geçen bir kuyumcunun önündeydim. Hani biçimdekini çok beğendim, çaldım çıktım yani, ne var bunda? Yani... Abartıyorsunuz bazı şeyleri. Bence normal, sıkıntı yok. Şey değil mi? Adam yiyor ama çalışıyor mevzusu, mevzuna geleceğiz birazdan. Oraya doğru gidiyor. Dayıva daha önce onu gösterdim ama tekrar molaya falan gideriz. Bugün uzun bir liste var. Uzun ve kötü bir liste var. Molada dinletirim, bana tekrar hatırlatalım. Ben köz yakmaya giderim arada, orada belki bakarsın. Ha, tamam. Evet, PlayStation 5'i ben de çok beğendim. Çalabilirim ha yani bir yerden. Feride hoş geldin. Abi yani parçaya ben tek diyebileceğim şey, geçen haftakinin beatinden daha iyi bir beat var bu sefer, bu. Yani illa olumlu bir şey bulmaya çalışacaksam ama yani Fuchs maalesef çok üzüyor. Mali yine bir cızırtın var. Bir konuşsana, bir test edelim. Sesin yok şu an. Yay, bir şey kaçırmadım pek. Sadece Dr. Fuchs'un bu parçasını dinledik, öyle başladık. Daha bir şey yok. Şimdi var mı? Şimdi var kanka, evet. Sesin geliyor şu an. Tamam. Çok anlamsız ama neyse. Evet yani yine bir gitti galiba. Yine bir şeye dokun, bir temassızlık var galiba senin laptopun mikrofon girişinde. Abi mikrofon girişi diye bir şey yok ki. Ben direkt laptopun şeyinden konuşuyorum ya. Tamam, sende Mac var, doğru. Sende mikrofon girişi diye bir şey yok. Mikrofon yok ki. Şöyle, çünkü abi biz jack sesi duyuyoruz, sesin öyle gidiyor. Gelirken de o jack sesiyle geliyor çünkü. Ya Discord'la alakalı muhtemelen. Şimdi düzeldi de hani böyle bir problem yaşıyoruz. Ve evet, Aborjin'in dediği gibi abi, sırf eski diye bugün bir tane daha bayağı eski bir grup var dinleyeceğimiz. Onlar da bence çok kötü dönmüşler, spoiler vereyim hadi. Yani sırf eski diye, hayır abi ya. Hani sırf yeni diye de pohpohlanan çok isim var da, ikisi de çok saçma geliyor bana yani. Evet, jack sesi şey, Mali'nin menü müziği, ana menü müziği. Ya istiyorsan şeyi açayım, bas konuşu kapatayım. Onda da çok arkadan böyle ses geliyor. Ya bir sıkıntı olmaz çünkü kısa kısa çözüyoruz ya. Şey, arkadaştan mikrofonu alamadım daha. Gideyim alayım. O zaman çözülecek muhtemelen. Aynen, sıkıntı yok kankacığım. O zaman ben sıradaki parçamızla devam ediyorum. Erman, Virane. Şam paylaşmış bunu, öyle gördüm, aldım mesela. Hani şu an netteye daha gelmedik, hani isimler netteye gibi gözüküyor olabilir. Sıradakiler netteye değil henüz. Bakalım. Geliyor. Erman Virane geliyor. Evet. Geçtim. Mali, yorumun var mı? Özellikle ilk sen başla istiyorum, ben şuna gideme bakacağım çünkü gerçekten mahvettim. Tamam. Ya o kadar, geçilecek kadar kötü değildi ya, neler neler dedik biz burada. Bence kötüydü abi. Geçilecek kadar kötü değildi ya. Sizin şey eşiğiniz düştü bence. Bence henüz ikinci parçadayız ya, bu kadar olumlusun şu an. Ya olumlu değilim. Yani vasat şarkı ama öyle geçilecek kadar da kötü değil bence. Ya şu ana kadar Lia Shine'in dinlediğimiz arabesk rap'i yayını açtığım herhalde en iyisi ya. Abartma be. Ya Fuchs'tan iyiydi kabul ama Erman'dan kötü, tamam kabul. Ya çok da yorum yapacak bir şey yok, basat şarkı yani. Error ne diyeyim abi ya? Hani övdün sonra da yorum yapacak bir şey yok, basat şarkıya düştü sonra. Ben övmedim ki. Niye benim söylediklerimi başka yere çekiyorsun abi? Erman bir ben, şarkı. Ben her hafta senin yanındayım bu arada artık ya. Tamam. Böyle çok rahat manipüle ediyorsun çünkü ortamı. Allah Allah. Ben her hafta oradayım bundan sonra.
Evet, Erman'ın ses tonu, flow'u ve vokali kötü. Teşekkürler. Ya aynı Undertaker Seyfi'ye yapacağım yorum yapmış gerçekten abi. Ve artık ben hani şurada hata var işte, şunu şöyle yapsaymış daha iyi olurmuş olayını tamamen artık gerçekten bırakıyorum abi, çünkü bizim kadar kimse kendi parçasının üstüne düşünmüyor yani. Biz burada güleceğiz, dinleyeceğiz, güleceğiz, dinleyeceğiz, bu yani. Gülüyoruz, dinleyeceğiz, güleceğiz. Senin eve kornalı bir şey geldi değil mi? Evet, buradan arada geçiyor öyle ya. Kornalı bir şeyler. Sen bizim buraya taşındın, benim haberim yok. Hemen karşı binadayım diyeceğim de karşıda da bina yok. Karşı bina İSKİ oğlum. Hani, Biliyorum. hani ne yapıyorsun orada? Yani Bulgarya bağlarım da çok uzuyor konu sonra, o Evet. yüzden. Ya arada onu da dinleyeceğiz zaten her türlü canım. Ya yeter be. Vallahi yeter. Vallahi sıkıldım ya. Tamam, ben sana o zaman yeni parça yapacağım. İkinci şarkı. Oğlum Benfero da böyle yürüdü bak. İlk şarkısı baya kötüydü. Sağ ol. İkinci şarkısı da baya kötüydü ama ilkine görece iyiydi. Sana da ben aynısını özenerek yapacağım yani. Görece. Evet. Ya ben de sana yapacaktım. Evet, bir tek ama kapağını yaptım ya. galiba Fight sen... Kulüp çıksın, Ben ben şey de bekliyordum. şarkı çıkaracağım. Sen yapıyorum diye haberi saldın, hatta kapağı saldın ama bir ay sürünce dedim herhalde stüdyoya canlı orkestra falan çekti, profesyonel bir şey yapıyor bir ay. Hani Hayır. bir ay sürüyor çünkü yani. Hani İşim gücüm var, yapamadım ki bir şey. Duruyor öyle. ya da EP yapıyorsun Sadece falan beat'i sandım seçtim. yani. Tamam. Yok, sadece beat'i seçtim. Beat'i seçtim dedim de senin beat'in yani. Bir haberim var ondan. Hangisini seçtiğini bilmiyorum ama benim beatim olduğunu haberim var yani. Arabeskli bir şey. Undertaker Can Volkan'ı mı kastediyorsun? Tek bende mi doldun sen şu anda, acaba genel mi doldun? Test. Arkadaşlar şu an bu salak hareketi yapıyor muyum size? Ha tamam, Furkan göndermez. Ya seni evet yapıyorsun ben de abi. Dur ben kamerimi kapatıp sana tekrar açayım. Mali. Haydi. Sesim geliyor mu bari? Emir sen yine Discord'da birimizden birine susturma falan mı attın? Türk Şeref gibi yayın şu an hakikaten. Abi benim dayama bu ciddi bir soru değil, değil mi? Benim prodüsör tagimde neden diye hakkında. Mali istiyorsan grev mi yapıyorsun hakikaten? Oğlum gülme, bir cevap ver. Allah Allah. Sesin geliyorsa Sesin... Baykan, sende şey yok. Görüntü yok, ses yok. Ses de mi yok? Bana bir Tamam. şey gelmiyor. Dur ben sana bir... Böyle de sövüyor gibi oldum. Hiçbir şey anlamıyorum ki söylediklerinden. Yok, görüntü de yok, ses de yok. Tamam. Ben seni bir özelden arıyorum abi. Sizi bekletiyoruz şu an, kusura bakmayın. Abi Mali'nin o odadan çıkması lazım bir şekilde. Allah seni kahretmesin Mali ya. Chat yazsanız buradan görsün. Mali özel konuşmaya gelir misin diye. Şunu tekrar deneyeceğim. Hala odada değil mi? Bu sorun Discord'da mı bizden mi kaynaklı? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Ya Egemen hoş geldin. Ben de senin kuzenini bağlamaya çalışıyorum abi. Sen niye buraya kaçtın?
Haydi. Ne? Mali bizi arar elbet abi. Ben şu anlık şöyle bir çözüm buluyorum ona. Yok, Discord'dan yazıyorum, görmüyor şu an. Mali, sesim geliyor mu? Adam Türkçe rapten gitti usta hakikaten yani. Rest in peace Mali, ben devam ediyorum. Uyuyacağım uyuyacağım diyordun, al uyu. Nasıl hat yok diyor ya, Discord hatta çalışan bir şey değil ki. Mali tekrar bir dene, ararsın beni. Discord'u ben mi kapatıp açayım? İkimiz de bir Discord kapatıp açalım da bendekinde sorun gözükmüyor abi. Diğer insanlarla yazışmışım yani. Yapacak bir şey yok şu an için. Devam ediyorum ben. Rest in peace Mali. Discord'da hata vardı bu arada sunucuda. Sadece söyleyeyim dedim. Eyvallah abi. Tamamdır. Bizle alakası yok galiba problem. Mali bir kapatıp açıp gelecek muhtemelen. Yok, şu an kapatıp açtım muhtemelen. Kapatıp açacak muhtemelen. Oğlum ben sizde yani burada arkadaşımı bağlayamıyorken astral mevzusuna nasıl girebilirim? Hani gerçekten hani onunla mı iletişime geçeyim, astralden bir şey mi dinleteyim size? Gerçekten. Tekrar geldim Mali, bakalım. Mali sesim geliyor mu? Yok, gelmiyor. Bir de ben çıkıp hakikaten bir de ben çıkıp şey yapayım. Bir şeyimiz de sorunsuz olsun arkadaş ya. Hayati, aboneliğin için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yok abi, yine bir şey fark etmedi. Mali'nin Discord'da bir problem var. Yok abi, ben chatte kimseye sinir olmuyorum. Şeyden diyorum hani. Bunu evet dinleyeceğiz ama şey var. Şu an bir problem var hani. Hani Mali orada tek başına uğraşırken ben size hani astral dinletemem yani, onu anlatmak istedim. Yoksa bağırmak gibi olduysa özür dilerim. O biraz uykusuzluğumdandır. Abi Google Meet de yani maalesef. Yani maalesef dediğim onu. Mali sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam, şöyle, seninki de geliyor. Neymiş şöyle dedi. Tamam. Anlat bakalım, ben kameranı ayarlayayım. Mahvolacağım. Senden şey talep edeceğim. Telefon faturası. Çünkü Türk Telekom sağ olsun. Şeyde hat yok diyor. Türk Telekom'la bağlanınca telefonla bağlandım. Şimdi bir süre böyle yapalım. Arada tekrar bir de deneriz. Tamam, öderim ben faturamı, sorun değil. Yok be, dalga geçiyor. Yani sorun yine. Teşekkürler TTNet. Evet. Maalesef. Evet. Sizi beklettim, kusura bakmayın. Beklettik daha doğrusu. Yorumlarınızı da kaçırmış olabilirim. Abi Discord'dan ben logout falan da yaptım. Şu an şey oldu. Yok, Discord faturası değil Alican şey. Yok yok, ben de çıktım girdim. Mali'nin olmadı. Mali'nin interneti gitmiş anladığım kadarıyla. Evet, yani bir sıkıntı var. Modem de normal çalışıyor ama. O zaman ben yani Erman senden de özür diliyoruz parçanı tekrar bir toparlamak adına. Yani her şeyle kötü, üzgünüm. Bunu tekrar duymak ister miydin emin değilim ama senin farklı bir yorumun varsa Mali, geçmeden. Yok, ben söyledim zaten, söyleyeceğim. Sadece seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben seni göremiyorum, normal mi? Abi ben sana kameramı açmayı unuttum, o normal. Bu seferki de artık ben de panik yaptım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben ama senin kameranı tekrar bir orantılayacağım şu an.
Çünkü deminki odadansa şu an çıktık ya. Yeni parçaya geçelim, ben o sırada yapayım onu ya. Zaten Tamam. podcast'te görüntülü şey yapmıyoruz. Sıradaki parçamız. Dante en dibi geliyor. Tekrar edeyim. Dante en dibi geliyor. Evet, geçtim. Hani sizden geç gelmeye başladı ama ben otoritede kullanırdım burada abi. Yine berbat ama yani, ama zaten her parçanın isminden zaten böyle bir spoiler aldım ben, ama tek bir şey soracağım abi. Arkadaş gerçekten sizce kodeyin gördü mü görmedi mi? Çok merak ediyorum. Hani banlanabiliriz bu diyalogdan dolayı belki ama çok merak ediyorum. Mali sence gördü mü? Anket açayım mı? Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ben ne dinlediğinizi de bilmiyorum. Çünkü Together'dan da mı internet çıktı? gidince Watch Together'da gitti. Yeniledim, öyle geldi. Son 5 saniyeyi falan duyabildim. Tamam, bir şey kaçırmadın. Tamam. Ben hemen açıyorum. Direkt Vodafone'dan mesaj gelmesi şu an. Ben vallahi öderim faturanı, sorun yok. Yok be, saçmalama. Anketi bambaşka yapıyorum Daha size. hediye paketi yeni bitmiş. 2 dakikalık kısa bir anket attım. Açtım size. Evet, zaten 5 saniye falan dayandık biz de Mali bu arada, chatte söylendiği gibi. Ha, tamam peki. Ceren hoş geldin. Teşekkürler. Kodeyi ne diye sorsam çok dalga geçer misin? Öksürük şurubu Sprite'le yapılan, ya öksürük şurubu değil, direkt içine, ya kodein bir etken madde abi. Yani şey, bazı Tamam, öksürük tamam. Anlatma geri kalanı, tamam. problem olacak bir şey Sıkıntıya söylemiyorum. girme diye. Yok yok. Öksürük şurupları Tamam. içerisinde olan bir etken madde. Bu Amerika'daki mumble rap akımındakiler falan işte bunu kendileriyle homemade drug yapmak için kullanıyorlar bunu. Türkiye'de de çok popüler de, Türkiye'de kodein hani hiçbir ilacın içerisinde yok. Hani siz burada bu bahsettiğiniz, bu şarkıda geçen Sprite'lı olan bu drip olayına nasıl giriyorsunuz abi, lütfen bunu bir, yani popo yok ama popo gibi müzik dinliyoruz Ceren genel olarak bu yayında. Bir popo gösterilmeyecek asla ama dinlediğimiz müzikler direkt olarak poponun kendisi yani. Yani bu çok parça diyoruz ya, işte bu purple içecek bilmem ne abi, siz Türkiye'de nerede gördünüz bunu ya, valla merak ettim yani. Anket nasıl gidiyor, bir de ona bakayım. Sen ankete baktın mı bilmiyorum hala ama. Baktım, oy da verdim. Bir şey soracağım abi. Beşer beşer mi artıyor oy verildiğinde? Yo. Parantez içinde kaç yazıyor şu an en öndeki Ha şey şeyde? var. Sen mesela anketi manipüle edebilirsin Twitch'te. Şu şekilde bir mesela kanal Ha. sadakat puanlarını ekstra oy için kullanabilirsin mesela. Pekala. Aynen öyle. Aramızda bir çılgın var o zaman şu an. Ya belli, benim ASMR yayını yapmayacağım belli olduğu için şu an puan biriktirenlerin hepsi anketlere gömüyor işte. Evet, Akçay kullanmış mesela. 151 sadakat puanı katkıda bulunmuş anket. Ay. Güzel. Abi berbat parça. Zaten şeyden çıkmış. Label'ın ismini hemen şuradan söyleyeyim size. Ses yapımı mı, ses yapımı artık nasıl okunuyorsa oradan çıkmış. O da şey, Taladro'nun label'ı zaten hani, yani çok umut vaat etmemeliydi en baştan. 2-3 şarkı daha dinleyip biraz netle arası verelim istiyorsanız. Eğleneceğimiz yere doğru gidelim. Ne dinlemedik? Ha, şiir. Şiir, unutmak istedim geliyor. Öf, geçtik abi. Abi nakarat çok kötü. Mali sen aynı fikirdiğimizi beğendin mi bilmiyorum ama nakarat berbat abi. Hani şey var. Şiir de aynen Fuchs'ta biraz daha kötü durumda şiirden tabii, hakkını yemem ama şiir de nakaratlarda eskiden aslında okuyabiliyordu. Şu an nakaratta tonlarla savaşıyor. Yüzümün şeklini gördün mü? Hani sen benimkini gördüm hatta, ay falan da dedim ama kendisinin de dediği Yok, gibi. bakmadım ya. Ben seni gördüm. Yani kendisi bir parça kusurlu değilse iyi değildir diyor da, abi bu kadar da kusurlu olmasın ama ya. Bak yani şey değil. Mesela buradaki verse'ünden sıkılmadım, kabul. Önceki haftalardakine göre. Ve parça isimlerinin de biraz Indirak Band'den çıkıp
bildiğimiz kafalara gelmesinden dolayı memnunum. Hani unutmak istedim, tamam, temiz güzel isim yani. Öbürü çünkü var olmanın karşı konmaz hafifliği ve Haydarpaşa garındaki trafik falan böyle hani saçma sapan. ben yine freestyle yaptım. Hani böyle bu şekilde isimlerdense daha sade, beni yormayan, sınavım olmayan isim, şarkı isimlerini tercih ediyorum. Ya şey var. Dediğim gibi buradaki verse kötü değil, hakkını yemeyeceğim. Tamam, iyi yazıyor olabilir ama abi çok kötü bir vokal kullanımı, bu bize geçmiyor. Yani genel olarak. Ki ilk çıktığı dönem bu kadar kötü değildi. Yani kabul. Ama neden ısrarla hani 2010 devam ediyor şiir, ben bunu anlamıyorum ya. Ve hani şey... Bence sadece nakaratta da değil bu arada, genel olarak bir vokal sıkıntısı var. Genel olarak var zaten, ona değindim. Niye böyle bir vokal tercihi diye. Ama şöyle söyleyeyim, daha önce haftaki haftalarda verse'lerinde de bayılıyor. En azından bunda verse'te bayılmadım, kabul. Ama nakarat zaten şey dedi hani, ha bak verse'te bayılmadın mı? Al kardeşim o zaman diye çıkardı AVP'yi abi. Ta Ankara'dan bana ateş etti şu an şiir yani. Bu şarkıyla. Beat... hafif eksperimental kafalar yakalanmaya çalışılmış ama çok basit duyuluyor. Hani bu snare kullanımıyla olmaz sadece yani biraz. Daha elektronik şeylerin de devreye girmesi lazım. Olmadı. Maalesef şu an, bugün dinlediğimiz parçalarda şu an için 4'te 0 gidiyorum ben. Sen nasıl gidiyorsun bilmiyorum. 4'te 0.25 falan. Hidra'nın alınması mı? Hidra alındı mı ya? Bundan haberim yok Talkback. Çare var ve olay kaldırılmış. Yani Spotify'ın buraya ofis açsın derdinin de zaten podcastlerde konuşulan şeyler olduğu söyleniyor zaten. Yani yaşadığımız ülkenin maalesef gerçekleri yani. Hayır, bu arada Çare Var çok sığ bir şarkıydı. Hani olay da klibi olmasa, açıkçası çok bir şey değil bence de. Klibi olmasa. Yani bu, tekrar altını çizeyim. Ha, reklam etmediyse doğrudur. Fatih'i tebrik ederim reklam etmediği için. Yani ya, sığ parçadan kastım şey var yani, bizim rapçiler böyle hani sosyal konulara da değinelim, azıcık conscious rap yapalım dedikleri zaman aşırı yüzeysel kalmayı tercih ediyorlar. Bakın Susamam'daki yapma, atma o sigaranı denize falan, izmarisini atma denize falan var ya hani, yani gerçekten mi abi? Hani yani bu şansınızı böyle mi değerlendiriyorsunuz ya? Ya da aynen hani kendisini anmak istemiyordum ama hani Flow Art'ın hani Norm Ender desen aşağı arkada unutmadık madıma menemeni demesi abi, bu bir şey ifade etmiyor yani, üzgünüm. Abi yapma, girme şu nette bataklığına. Gel direkt gir bence şu an. Hani bu yüzeysel, bu haklarını yüzeysel kullanıyorlar abi, üzgünüm. Yani iki hafta önce yaptığımız ilk haftalık globalde Paris'in bir şarkısını dinledik abi. Bakın açın bakın. O da baktığımız zaman dedelerden bir isim ve parçaya ben önyargılı girdim. Eyvah Public Enemy gibi baya kötü bir iş dinleyeceğiz diye. Haftanın en iyi işlerinden birini vermiş Paris abi. Ve hani klibin, tamam Amerika'daki ifade özgürlüğü de buranın çok daha önünde ama yani abi conscious rap öyle bir şey. Yani buradaki yapma abi değil ya. Yapma abi edebiyatı değil yani. Ya da Ozbi abi, Gezi Parkı'nda hani herkes eylemdeydi, bir tek sen klip çektin diye bugün hala ekmeğini yiyorsun ya. Ya bu şeylik abi, bu sığlık, üzgünüm. Ya bunlara, bu aslında hani böyle biz duyarlıyız falan değil. Yani öyle göstermeye çalışmak bu yani. Evet be abi, ülkenin ekonomisi falan bu kötü hani, şey de var, Silivri soğuktur da şakası da hani, tamam gülüyoruz ediyoruz ama bazı şeyleri fazla normalleştirmiyor mu bir saçmalığı yani. Konuşmak zorundayız abi ya. CIA albümüne gece bakacağım abi. Hani pazartesi dinleyeceğimiz şeyleri ben bu gece seçerim. Yarın da önceki yayınlar editleriyle falan uğraşacağım. O sırada arkadaş alarlar muhtemelen. Abi korku yokken de çok bir şey... Senin evde bir şey oldu yine Mali galiba. Bir şey oluyor yine. Yani. Ya şu an bunun şiir bazlı bu parçası alakası yok. Yani eski bir parçası kaldırıldığı için buraya girdik. Çıkıyorum buradan, merak etmeyin. Bir parçaya daha bakıp biraz nette arası verelim. Bir şey yapmayacağım bu sefer. Üstünüze 20 tane nette atmayacağım. 5 böyle gidiyorsak 5 nette gidelim falan mantığındayım bugün. Siz de okey edersiniz herhalde. O zaman sıradaki işimiz geliyor. Okey. Lütfen. Tamamdır, geliyor. Hatta netteden sonra demolarımıza bir bakarız. Sonra netteye de şey, normal güncelimize döneriz hatta. O zaman sıradaki parçamız. Dipnot Güzeltepe geliyor.
Evet, geçtik abi, geçtik. Bakılacak akşam. İleride daha. Şimdi netliğe gireceğiz, onun çıkışına bakarız. Evet, bahçeli evlerde de bir şey yok abi. Hatta benim yani gerçekten Bakırköy'de falan lise zaman dershaneye falan gitmiş bir insan olarak hani orası şey değil, tamam kısmen fakir ama hani abi bahçeli evleri de böyle Ozancığım abonelik için teşekkür ederim, çok sağ ol. Bahçeli evleri de böyle şey gibi anlatmazsın abi, dolap dere gibi de anlatmazsın ya. Çok öyle anlatmış gibi gelmedi bana ya. Yok, sadece bu parça için söylemiyorum. Genelde öyle bir Bahçeli Evler rapçilerinde de öyle bir hava var. Hani biraz Bağcılar Ekoru gibi anlatıyorlar semtlerini. Bunu Dipdot özelinde söylemiyorum. Chat'te söylendi. Hakikaten Bahçeli Evler de bu ara çok abartılıyor diye. Bahçe büfe gibi bir güzellik var abi İncirli'de. Yani Bahçeli Evler'in nesi kötü, nesi kötü ya. Semtin güzelliğine bak. Peki. Geç kararı çıktı Undertaker Seyfiyeciğim ama bence ben normal şartlarda Dipnot'u beğenmeme rağmen yer yer hani erken dönem Fuat abi hissini aldığım isimlerden biri, tabii ki o çıtada değil ama hani andırması açısından bir dikkatimi çeken isimlerden biri ama bu parçada gerçekten hani ritim kaçıyor, Dipnot kovalıyor gibi bir durum var. Yani atlı kovalıyor gibi, hani abi daha bir sakin, hani illa double time beat'te, yüksek BPM beat'lerde bunu yapmak zorunda değiliz. Bir de şey var, hani yine boom bap ekolü falan tartışıyorken abi yine bu nasıl bir beat tercihi peki? Hani çünkü Twitter'da biz Dipnot'la da takip ediyoruz, o da hani boom bap candır işte, boom bap ölecek falan, ölecek diyorum, boom bap tekrar gelecek falan diyenlerin hepsinin abi trap beat'lere parçası var abi. Tamam, yapmayı demiyorum ama yani söylemleriniz tutarlı olsun ya. Ki Dipnot'u normalde söylemlerini kendi içerisinde tutarlı görürüm çoğu zaman hatta. Norm konusunda falan hatta beraber şey yapmıştık hani. Aynı fikirde olup hani onun söylediğini ben retweet etmiştim hatta yani. Çünkü doğru bir şey söylüyordu. Normalde fikirlerini de beğendiğim bir isim ama bu parçasını beğenmedim açıkçası. Yani kafiye de yok. Yine de onda biraz, şey... Burada biraz düz okuyor gibi yani. Sesin geliyor mu şu an sana Baykan? Şu an geliyor, evet. Yine dondu, her şey de bende. Müthiş. Şu an geliyor. Şu an geliyor. Şu an geliyor. Böyle arda arda bütün söylediklerini vuz vuz diye geldi. Şimdi normale döndü. Tamamdır. Ben şarkıda bilmiyorum değindim mi, ne konuştuğunu duymadım. Sadece şeyi sevdim, hani bir konsept olması, bir şey anlatıyor olması. Onun dışında açıp da dinleyeceğim bir şarkı değil tekrar ya. Evet abi, mesela rhyme şeması konuşmuştuk ya, nasıl ilmatik incelemesi yaparken. Yani Türkçe rapçilerin rhyme şeması sadece kafi şey bar sonunda kafiye mantığı. Hani bu sadece Dipnot özelinde bir eleştiri değil, genel olarak böyle bir sıkıntı var yani mesela. Bu şarkıda da biraz düz yazı hızlı okunuyor gibi yani. Ya Dipnot dediğim gibi normal şartlarda fena bulmadığım bir isim ama burada üzgünüm. Beğenmedim bugün. Ki yani ben de trap diye deniyor diye trap diyorum. Yoksa Türkiye'de de hep söyledim. Trap yapan da trap falan yapmıyor zaten yani. Göreceğiz yine benzer işler nette de falan bugün. Ya bir de şeyden çok rahatsızım. Yapanlara abi. Da... Şeyden de çok rahatsızım. Yapan... Bizim camiada, Türkçe rapte eskiden sadece liriklerde sürekli rapten bahsedilirdi. Şimdi trap veya rap üzerine lirikler yazılıyor. Abi bu bana çok saçma geliyor. Hani şey görmüyorsun mesela, düşünsene şimdi. Ray Charles dinliyorsun. Ray Charles caz hayatımdır falan diye böyle bir satır yazmış. Hani onun güftesini dinliyorsun böyle. Ya da şey Safiye ile falan böyle ah şu musiki yok mu falan diye böyle lirik yazıyor. Düşünsene abi. Hani bu neden var? Yalnız var bu ama. Reggae'de falan var yani. Ama gerçekten neden sürekli hani liriklerimizde sürekli rap diyoruz abi. Kelime haznemiz biraz daha gelişse mi? Bu şu an yaptığım yorumun da Dipnot'la alakası yok. Genel olarak söylüyorum bunu. Yani bana biraz saçma gelmiştir. Çok katılmıyorum sana ya. Reggae şarkılarda çok fazla şarkı da var. Funk, bazı funk şarkılarında var. Ya Amerika'da mesela you rap N-word falan evet. Gibi bir şey söyler. Hani biri başka bir rapçiden bahsediyorsa falan kullanır ama bizde şey var işte. Çocukluğumdur rap, işte şöyleydi rap, böyleydi rap, işte tatlı rap. Al kardeşim rap. Rap ister misin çocuk adam? Hani bu seviyedeyiz yani. Öf. Akçay bence ya hip hop üzvülere geliyorsun, bence o zevkini değiştirmen lazım ya. Kötü bir tercihmiş yani.
M-word meşhur bir kelime. Söylersem ban yeme ihtimalimiz var. Siyahların söyleyip beyazların söyleyemediği bir kelime var ya. Daha önce söyledik, ban yemedik şansı ama uyarıldım. Uyarıldım. Uyarılım bu. Söyleyebiliriz bak. Evet. Kötü oldu biraz. Uyarıldım, kötü oldu biraz. Evet, Türkiye'de bir bisküvi markasından yola çıkarak çözebilirsiniz kelimeyi. Ha tamam, Deniz anladı. O zaman biraz netteye giriyorum ben ya. Geçen haftadan da netteler var. Onlardan hadi ikisine bakalım. Güldüğümü açayım size iki tane. Gizli gizli netteye dinliyorsun evde ya. Evet. Ama logolarımız gelsin, öyle açayım bir saniye izninizle. Tamam. Nette logomuz geldi. Silvana'mız geldi. CMP geldi. Yok, Hugo gelmeyecek. Şey nerede esas logo? Flash TV. Ah, burada. Tamam. Ben bunları ayarlayacağım tekrar. Çünkü bugün yeni bir scene kurdum. Kazayla mahvetmişim öncekini. Ha tamam Akşay, sevindim şu an. O zaman ilk olarak isim beni biraz... Bu isimden dolayı dikkatimi çektiği için buraya girmek istedim ben biraz. Yusuf Ray Eker. Güneş geliyor. Gerçekten Ray mi, lakap mı bilmiyorum. Hani gerçek ismi ise gülmedik saysın. Ama lakapsa neden yani? Şey değil mi? Dur girmeden parçaya mesela. Mehmet Ali Cimol Ayan. Yani Cimol. Hani... Gibi. Ben neden bahsettiğin hakkında hiçbir bilgim olmadığı için gülemiyorum şu anda. Görmüyorum çünkü şeyi. Tamam, gelecek şimdi, geliyor. Şarkı. Yusuf Ray Eker, tamam. Güneş geliyor. Anladın değil mi şimdi? Hani Mehmet Ali Cimol Ayan, Baykan David Barlas falan böyle hani. Gerçek ismi ise alınmaz ama Yusuf koymazlarmış gibi geliyor hani. Tamam, şu beatle zaten Ray olamaz bunun gerçek adı yani. Geçtim, geçtim, merak etmeyin. Ama gerçekten neden Ray abi? Hani çünkü parçadan belli ki hani senin gerçek ismin yani parçadan, fenotipten falan belli yani. Sen Ray değilsin abi. Hani sen Yusuf Eker'sin yani. Neden Ray ya? What the actual fuck hakikaten ya. Ben şeye gülüyorum. Abinin saç kep gibi duruyor yorumuna gülüyorum şu an. Ben onu görmemiştim. Arabesk. Evet, şu an arabesk drill'deyiz. Ray Ray Kasım. Ray Ray Kasım. Of. Ray değil, Ray. Ya da R-A-Y değil mi? Yusuf R-A-Y Eker. Şey gibi, ya şu an çok kötü din şakası yapasım var. Sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir şey değil değil mi bu? Çünkü parçada biraz şey var, ilahi diril havası da var ya. Hani İslam fıkıhında falan Ray diye bir şey yok değil mi? Yok gerçekten. Benim bildiğim kadarıyla yok abi. Hani fıkıhta Ray not... Abi yapma, atma kendini cehenneme. Ya, abi gerçekten soruyorum, hani fıkıhta yok değil mi böyle bir şey? Sol tarafın şu an cayır cayır yazıyor. Baykancım. Münker yazıyor değil mi? Nekir. Body. Neyse, ban yemeyeceğiz de evi basacaklar. Endişeyle izliyorum. Oğlum ben bir ara Önder Savı da mesela hani acaba böyle bir kişi, dini bir kişilik mi diye sorguluyordum. CHP'deki. Kanka, bu bir ara ne zaman? 12 yaşında falansan normal. Lise yakın falan. Zamansa sıkıntı ama gerçekten. Lise falan galiba. Çünkü senin sorguladığın şeyleri de biliyorum. Şu anlattıracağım sana. Bir dakika, Emre'nin yazdığı müthiş yalnız. Cumhuriyet büyük harflerle savcıları geliyor. Çarpılacağız hep beraber. Abi benim suçum değil, Yusuf'un suçu. Yusuf da DDP isim sonuçta. Ve parça hakikaten ilahi drill zaten yani, o yüzden. Yani...
Neyse geçen haftadan sadece bunu dinleteyim ya. Acımız azalsın. Yok Sufi atılmıyor YouTube. Yani okumazsa eğer atılmıyor. Okumayın diye yazarsın yanına. Dur bakacağım. Okurum ama Sufi'yi. Bak Nick'inle söyledim. ya yok herhalde burayı da koyarım YouTube'a ya. Ama şey yani yorumlar ya şimdi, çıkmıyor. Şimdi gerçekten yok yorumlar çıkmıyor evet ama şey var hani yani çünkü şey biraz şu an hani Allah dediğimiz güç hani şu bu bizim şu an yaptığımızı duyuyorsa ben YouTube'da ekranında bunu keserek mi kurtulmayı planlıyorum? Yani çok vizyonsuz bir hareket olmaz mıydı? yani neyden kaçıyorum yani niye koymayayım? Valla biraz önceki cümlenden yola çıkarak onu da bekleyebilirsin. Ben senden şeyi bekliyorum şu an. Tamamdır yani. Gelin neyi ilgili bir şey. Neyse. Gelin maçı. evet. tamam hadi ona da gireyim netteydim. Ya kuaförlerde gelin başı diye bir şey var ya o herhalde benim Godfather izlediğim yılların şeyi hani olayı ben bayağı onu tehdit sanıyordum İtalyan mafyası usulü hani kesik at başı domuz başı falan koyulur ya böyle tehdit amaçlı yatağa ben gelin başını çocukken ama bayağı çocukken öyle bir şey sanıyordum. Yalan söylüyor çocukken değil. ya, şey, 10 sene önce çocuktuk o. Yani... 10 sene önce 20 yaşındaydın lan. Nereye çocuktun? 20 değildim 19. Ay. evet. Basit eşittin matematik. Yani sonuçta. Ama bence öyle olsa kaynana var böyle hani kedi seviyor bir taraftan kısık sesle gelin başı bırakıyor yatağa. Rest in peace Marlon Brando. Sinanımız hoş geldin. Neyse ben Nette'ye devam ediyorum biraz. Ünlü bir isim var ama Nette zaten gelsin. Ay, anlatırdım oğlum ne olacak. Serin Karataş. Kapıları kapat geliyor. Geçen haftaki Doğu Çocuk'tan sonra hazır mıyız emin değilim. Bunu da Nakarate kesin şey değil mi? Dinlemedim. Tahmin yürütüyorum. Kapıları kapat, kapıları kapat, kapıları kapat, kapıları kapat değil mi? yani bence öyle olmalı. Doğu Çocuk'tan sonra bence yani. Neyse geliyor. Ben Emir Kemal'in söylediğine ama... katılıyorum şu an. Gerçekten iyi değilsin sen bugün. evet ya geç uyandım. abi Türk şerefi bırak. Ben bu haftalık programı sayesinde abi ben muhtemelen bütün rap müzikten tiksinmeye başlıyorum. Ufak ufak yani haberiniz olsun. yani. Ay şey. Bu arada Serin Karataş'ın annesi şeymiş ya. Yemek yapan bir teyze var ya kanal. Dilkeş falan konuk olmuştu. O Serin Karataş'ın annesiymiş ya. Çok şeker kim bir çok şeker bir teyze o bu arada. YouTube ya yani YouTube'da yemek tarifleri falan yapan bir kanal var. Bizim ben Dilkeş konuk hı-hı. olduğunda yani haberdar olmuştum. Serin'in annesiymiş ya. Ne kadar tontiş sevimli annem var abi. Sen niye böyle gangsta triplerinde müzik yapıyorsun yani? Bu arada bunu dalga geçmek için söylemiyorum gerçekten ya. Çünkü peki. Gangsta rap de değil yaptığı şey de hani niye bu yani hani. Muhtemelen böyle şey yine sokaklarda kaybolduk falan kafası bir şey gelecek kesin yani. Neyse geliyor. Senin Karataş kapıları kapat. Evet geçtim korkmayın geçtim. Ama ya burada hakikaten abi bu Sherlock müziği falan hak edilmedi bu arada. Yani artık yani o kadar basit bir algoritması var ki Türkçe rap yapmanın hani o farkındasınızdır siz de. Yani nakaratı tahmin etmiş olmam aslında benim büyük bir başarım değil abi. yani ben hala iddia ediyorum. Bir iki sene içerisinde Google algoritması ya da yapay zeka çok daha iyi rapler yazacak Türklerden. Şu an Türkçe yazabiliyor mu bilmiyorum. Yazabilse yazar şeyi biliyorsun değil mi? Kime yazmıştı ya yapay zekayla? Birinin bütün şeylerini analiz etmişlerdi yurt dışında. Fikrim yok. Kimdi hatırlıyor musun? Hiçbir fikrim yok. Kaçırdım galiba onu. Dur bulursam atarım sana ben. Gece ben yatarken salondan ışık gelince ben de böyle sesleniyorum dedim. Okey şey kapıları kapat, kapıları kapat. Ama Undertaker'ın dediği yorum bence daha önemli. İzlemiş. Evet. Sen izlemişsin yani. Yok net izlemedim abi. Gizli nette izlediğini biliyorsun. Uyandığım saati biliyorsun yani böyle bir şansı yok. Yeni mi çıktı şarkı? Evet. Ben aldığımda çıkmış. Ne zaman? Bir saat olmuştu. Peki. Tamam. Çıktığı saate bakıp teyit edebilirsiniz abi zor bir şey değil bu. Tamam güzel savunma ikna oldum. Şeydi ben o sırada elektrikleri tamir ediyordum.
Bu arada kırmızılar genelde şüpheli oluyor biliyorsun. Ben şarkı çıktığı sırada elektrikteydim abi. Ama ben sirini bende gördüm. Yani Türkçe rap'i kesti gözümün önünde. Ensargo infoyu doğruladı. Sırada yine netteden devam ediyoruz. Akman ve Tolga Kara, Gedo geliyor. Pardon, Gedo değil. Doğru okudum, yanlış okumam gerekiyor. Çünkü H'siz yazılmış. Getto geliyor. Geçtim. Abi Neşet... Deniyorduk ya. Ya Neşet Baba yine vurur sazın telinden falan. Abi Neşet Ertaş sizi görse muhtemelen hani naif bir adam yine yapmaz ama muhtemelen aklından suratınıza tükürmek falan geçerdi adamın herhalde. Hani naif bir adamcağız tabii ki yapmaz ama yani. Öf. Evet, boğaz kesme hareketi gözümden kaçmadı da abi. Bütün odağım kaydı. Ya şeydi hani. Neresi hani. Şu an üstüme çünkü şey var abi, monitörümden kanalizasyon fışkırıyor şu an üstüme çünkü yapabileceğim çok bir şey yok. Yani hani her yere yetişemiyorum o yüzden. Hayal ettim, çok kötü oldum şu an. Rögar kapağı uçtu şuraya demin ya. Ya dava edileceksem de edileyim abi gerçekten. Yani çünkü yani ben avukatıma delil olarak şu klibi verirsem muhtemelen o davayı kazanırım çünkü. Avukatın var mı Baykın? Var. Yani. Yani. Gerçi olmasa bu yaşa kadar gelemezdim muhtemelen. Muhtemelen. Hakim de geç der yani. Hakim hatta bize şiir falan atmaya başlar yayınlarımıza gelip. Şey atıyor, kumpir atıyor. Evet, kumpir falan atacak hakim böyle. Ya gangster rapçi falan değil Feride bunlar. Bunlar düz insanlar, eskinin sem çocukları. Eskiden rapçi görünce dalga geçen abiler bunlar. Eminim yani. Hani o ye yeah, dostum falan yapan tayfa bunlar. Ama işte şu an biraz para kazanıyorlar falan. Aynen, düz insan. Ortopedik. Hani şu an biraz rapçiler falan para mara kazanıyor ya. Hepsi böyle rapçi oldu şu an yani. O yüzden olmuyor zaten hiçbir şey. Ya gerçi Türkiye'deki rapçiler ne kadar olduruyor, o da ayrı mevzu da. Evet, bu para da kazandırmayacak abi. Geçen haftalarda Şahin Dekak parçası neyse söylediğim bir şey. Yani gerçekten 15-20 lira için oynuyorsanız eyvallah da yani sırf netteye de çıkıyorsunuz diye bir şey kazanmayacaksınız yani. Çünkü data netteye çıkmak mesele değil yani. Netteye de neler var. Ve ben hep şunu söylüyorum hani Türkiye'de zaten o gangster rap de Türkiye'de asla olmayan bir şey bu arada da. Bildiğimiz manadaki gangster rap. Yani Türkiye'de o bu anlatılan semtlere gittiğinizde ya da hapse girdiğinizde muhtemelen rap görmüyorsunuz. Yani hani hiç korkutmuyor yani beni o yüzden. Yani hapishaneye düşsem ben böyle hani burada keşke olsa, o zaman girmek isterdim belki. Hani bir tarafta Latin çete, bir tarafta Aryanlar, bir tarafta siyahilerle böyle bir hani Prison Break'teki gibi bir ortam olacağını zannetmiyorum hani. Hani bir tane ağa vardır post bıyıklı falan hani türkü söylüyorlardır ve hani şey sen biraz da tipin korkutucu değilse muhtemelen içeride tecavüze uğruyorsundur yani. Türkiye'de hapis böyle bir şey olsa gerek yani. Senin nasıl fantezilerin var ya? Bu benim fantezim falan değil abi. Türkiye'de hapishane %90 böyle bir şeydir yani. Keşke böyle bir hapis olsa da girsem diye başladın cümleyi. Tamam, o kısım doğru. Ya hoca o havalı ya, turuncu üniforma falan böyle hani. Bu arada şey geldi aklıma ya. Neydi oyunun adı? Sen oynadığımız oyun neydi? Bir dakika, Emir Kemal Baykan abi yakında öğreneceksin nasıl bir yer olduğunu diyor. Katılıyorum %100, beni de alacak yanına, ondan korkuyorum. Fosbiyıklı'nın bir yanına oturacak, bir yanına ben oturacağım. Şey, Away Out oynadık. Ha, Away Out. Bir ara oynayalım onu ya. Evet, o sır sırta çıkma sahnesini tekrar yayında oynamak istiyorum ben. O salak sahne. Aynen. Ya gerçi dün biz oyun Away Out'a da Late Shift'e de ben hakaret etmişim, haksızlık etmişim abi. Dün iki tane oyun oynadık, canımızdan can gitti ya yayında. Öf. Ne o? Ya biz şeylere sardık ya, interaktif filmler. FMV'ler. Doğrudur, takip edemiyorum ben o saatlerde. Late Shift'i senaryosu biraz Flash TV logosu açtırttı bize ama yine de haksızlık etmişiz. Hani çünkü en azından tercih falan yapıyorduk. Senaryo ve oyunculuk olarak güzel bir oyun oynadık aslında, She Sees Red. O açıdan güzel ama şey var. Hani
oyunun senaryosuna siz yön veriyorsunuz. Sizin seçimleriniz falan diyor ya abi. 45 dakikalık süre boyunca 4 kere falan bir şeye tıkladık yani. Hani neresine ben karar veriyorum abi bunun yani. Hani izledik ve 4 kere falan saklan ya da şu yoldan git dedim 4 kere yani. Buydu. Diğeri de evet gerçekten bize seçtiriyor ama saçmalık şurada. Diyalogda tek seçenek var. Onu da benim mouse'la seçmem lazım. Birinci saçmalığı. Hani abi zaten başka bir şey söyleyemiyorum. Devam etsene niye bölüyorsun? İkincisi hani karakterin yani şey gibi düşün. İkinci oynadığımız oyunda şeydi. Shape Shifting Dedektif. Muhtemelen Enes Batur yazmış abi senaryoyu. Çünkü şöyle bir fotoğrafçıya gidiyoruz. Bir cinayet vakası var. Spoiler vermeyeceğim merak etmeyin. Fotoğrafçı da bu kızın işte bir fantezi durumları falan varmış. Trollemiyorum gerçekten. Fotoğrafçı bunu çekiyormuş. Fotoğrafçı biz daha girer girmez evet fotoğraflarını ben çektim ama bu bir işti. Başka bir şey yoktu falan diyor. Fotoğrafçı bize bunu dedikten sonra bize çıkan seçenek şey orada rage quit attık zaten. Kızın fotoğraflarını sen mi çektin? Abi adam demin bunu dedi. Ben niye böyle bir karşılık vereyim bu cevaba? O yüzden diyorum yani muhtemelen Enes Batur yazmış oyunu diye ve hani 2,5-3 saat gömdük ama rage quit'le çıktık bitirmedik yani. Katil kimse de kim hiç merak etmiyorum. Ya da muhtemelen haftalığı sonuna kadar izleyip baştan sona kadar izleyip çıkan biri de yazmış olabilir. Mümkün. Yani haftalığı ağırladığımız bir Netdeye rapçisi de yazmış olabilir. Cinayet falan da var. O şimdi. Da olabilir. Hazır Netdeye demişken ben bir göz yakıp geleyim. Tamam git yak gel. Ben de sıradaki parçamızı seçeyim. Ben de oradan kaçayım bir tane şarkı. Tamam. Yo sen gelmeden aç. Kaçıracağım mı? Yapma be. Ya hadi, tamam. Hadi oyalama git gel zaten uykum var falan deyip duruyorsun. Amma azarladı be tamam gidiyorum. Nette aslında ya bir de interaktif film işine biz girsek mi? Hani ya mesela keşke şey interaktif olsaydı mesela şey hani Stabil'in filmi gelecek ya. Keşke o interaktif olsaydı. Aynı espriyi dün de yaptım ama. Gerçekten düşünsene hani seçenek çıkıyor. Dark Knight'tan sahne çal çalma diye bize seçenek çıkıyor mesela ve o köpek kovalamış kısmı görüyoruz veya görmüyoruz ya da işte. Şurada teardrop dövmesi olan Uzi biz adam mı öldürdük ne var diye bir diyaloğa giriyor girmiyor diye falan böyle bir seçenek çıksa bize keşke. Jonker vallahi sevindim bir taraftan üzüldüm çünkü ben o filmi hani istersen banlanayım canlı burada izleyip kahkahalarla hani gülmek istiyorum. Çünkü şey geliyor yani Türkçe rap'in kötü çocuğu geliyor o filmde çok belli yani. Wattpad geliyor yani. Çok belli o filmde o yani. Üzgünüm. Hani bir izleyip de konuşsaydık falan denecek bir şey yok. Çöp yani belli. Çok büyük çöp yani. Kimden bahsediyorsun? Stabil'in filmi. Keşke onu interaktif yapsalar da biz seçsek dedim de. Devam ediyoruz. Akşam Mari'yi bekledim. Geldi. O zaman sıradaki parçamız. Bugün ya yani dediğim gibi artık bir müzikal eleştiri kısmını artık saldım zaten. Dinleyip gülelim istiyorum yani. Devam ediyorum o yüzden şu an. Stretch. Freestyle Session geliyor ama yani Scratch yazmaya çalıştıysanız abi yanlış yazmışsınız haberiniz olsun. Grup musunuz, bir kişi misiniz bilmiyorum ama geliyor. Dalga geçmek söylemiyorum bu arada gerçekten. Yani otorite kullandım ve geçtim katlanamıyorum çünkü abi gerçekten üzgünüm. Siz sevdiniz mi bilmiyorum ama... Yani... O arada ben bir şeye baktım abi ismine. Sen aslında Çekçe biliyorsun. Çekçe de korku demekmiş. Bilinçli bir seçimse eğer. Hiç zannetmiyorum. Ya Çekçe biliyorsun derken de Allah aşkına okul kazandım ama hani gidemedim. Çekya'da yaşadığım toplam süre benim 2 hafta falan abi. Çekçe ne kadar biliyor olabilirim? Yok be o yüzden ya. Demiyorum. Tuçeh vardı ya. Ha. Ondan dedim. Hani Tuçeh muhabbesi. Evet, $1 saydım ve oldum bipolar. Mükemmel gerçekten yani. Ama şey de çok iyiydi. Ukala. Hani şey, FM'de AMF oynuyor değil mi? Ukala. Şey böyle. Filmeli bir çalgı. yok bu direkt şey böyle. Hani indaye ukala. Hani forvet ya da AMF böyle. Şey alıyorsun böyle hani 300-400 bin transfer bedelini alıp 2 sezon sonra 4 milyona şey orta seviye bir İtalyan takımına falan iteliyorsun onu FM'de böyle ukala.
Abi çünkü ukala diyor yani, ukala. Bu ne ya babacık? Saat 5 lira. Abim. Selamun aleyküm abi. Keşke kelimeyi kullansaydın daha iyiydi abi yani. Selamun aleyküm abi, saat 5 lira. Babacık. Oğlum bu ırkçılık değil. Yani. Bu ırkçılık falan değil yani. Hani ben... buna ban gelmez ya. Bence gelmeli. Oğlum ya benim... yani şu an ben burada kimseyi aşağılamıyorum abi yani. Ben burada stres haricinde kimseye laf söylemiyorum yani. Siyah kardeşlerim, sizi seviyorum ben. Yani onu çünkü zaten şey var. Zaten senin içinde olduğun bir işin bu kadar uzun süre ban yemeden devam etmesi beni hala şaşkınlığa uğratıyor yani. Bak evet, sonrasında da kukuleta geldi. Hani ukala kukuleta, hani kafiye buydu orada. Abi şey var bu arada. Bu ciddi söylüyorum, hani bu bandan yırtmak falan değil. Abi Karadeniz şivesi yapıyoruz. Uy falan diye gülüyoruz. Bir shaming olmuyor. Hani geçen ben Fransızca yayını yaparken aşırnak oldu bu falan dedim. Problem olmuyor. Babacık deyince mi problem oluyor abi? Çünkü yani onların da kendi konuştukları Swahili olsun, yerel dillerin uyumsuzluğu Türkçe'de şive olarak gözüküyor yani abi. Bu bir ırkçılık değil ki. Zamzem hoş geldin. Evet Mari'yi ben de arada dondu sanıyorum. Abi üzgünüm, kötü. Ya onun sıkıntısını da açıklayayım ben. Mesela Baykan'ın yanındayken şeyi falan takip edebiliyordum. Ekranı vesaire. Uzakta olunca bir Baykan'a bakıyorum, bir telefondan chat'e bakıyorum, şey yapıyorum falan. Çok hareket etmemeye çalışıyorum görüntü bozulmasın diye. Bu arada o zaman ben demolarımıza bakıyorum. Demolardaki arkadaşlar, baştan söylüyorum, siz bu kadar ağır eleştirilmeyeceksiniz. Hani eksiklerinizi bulmaya çalışacağız daha çok. Çünkü hep söylediğim şey, ilk kez gelenler varsa. Şu an izlediğim arkadaşlar da mesela bazıları YouTube'da yorumlara falan geldiler. İlk kaydımızdı, çok terbiyesizce gömüyorsunuz falan diye. Abi sen ilk kaydını bana netteden getiriyorsun. Yani sen Kenan Doğulu'yla aynı platformdan bana ulaşıyorsun. Yani üzgünüm. Yani ben seni profesyonelmiş olarak görürüm. Hani sen de bir umut vaat ediyor musun, vaat etmiyor musun? İlk kaydınmış, beni ilgilendirmiyor. Sen bana Kenan Doğulu'yla aynı label'dan geliyorsun. 2009'a gittiğimde Tarkan'la aynı label'dan geliyorsun. Üzgünüm yani. Yani ama demo olarak atılan bir şeydi. Hani ben çünkü dediğim gibi sizi geliştirecek bir şey söylemeye çalışırım. Ama geç kararımız demolarımız içinde var. Onun için abi sonuna kadar dinlemedin falan gibi bir üzülme durumuna girmeyelim. Baştan söylüyorum. Parazit senin parça. Takback tamamdır. İlk olarak Mali senden de rica edeceğim. Discord'da gelenleri dinleyelim mi ilk olarak? Çünkü Watch Together'dan YouTube'da olanları izliyoruz ama iki tane de Discord'dan gelen var. Onları Watch Together'a link olarak atamıyoruz. Discord'dan dinleyeceğiz. Ya ben indirdim gerçi bilgisayarıma da. Kimlerindi bakayım. Ya biri şeyin. Sen bakarken... Biri Tak Pekin, diğeri şeyin parçası. Akşay'ın parçası Discord'dan gelenler. Senin kameranı 2 saniye aldım, Discord'u büyüteceğim. Bir bakayım çünkü onu. Atladığımız bir şey olmasın. Bir daha söylersen sevinirim. Sizden gelenlere gir. Biri... Girdim. Abdurrahman Varalım ve Akçay'ın parçaları yukarıda. Biri tempo, diğeri zaten direkt WhatsApp'tan gelen bir ses kaydı mantığı atılmış. Bu hafta gelenler arasında. Diğerlerinin YouTube linki olduğu için onları YouTube'dan dinleyeceğiz. İlk onları bir dinlersen sevinirim. Sen başladığında başla da ben de burada yayına vereceğim seslerini zaten. Tamam, indiriyorum. Tamamdır. Ben de senin görüntünü tekrar vereyim çünkü ben de indirdim. Masa üstünde duruyorlar, açacağım orada. Tamam. Bir arada şeye geçersek, Türk Telekom'u bir daha denersek sevinirim bu arada. Tamam, deneyelim. Demoları bitirelim. Tamam Akçay, düete de bakarız. Tempo senin parçandı değil mi Akçay? Teyit edersen beni. İlk hangisi? Sen seç. Tempo Akçay'ın. Tamam, evet. Akçay'la başlayalım madem. Tamam. O zaman başlatıyorum. Tamam, başlat, ben de başlatıyorum.
Aşağı attım. Tamam, ben de yayına veriyorum. Evet, Mali, sesim geliyor mu sana? Sen galiba TTNet'i denedin şu an. Bir gittin geldin çünkü. Ne dedin abi, bir daha söyle. Sesim geliyor mu? Sen bir TTNet'i de denedin herhalde çünkü bir gittin geldin dedim. Yo, denemedim. Şarkıyı dinliyordum. Senin görüntün seni, gitti senin geldi. Görüntün şu an bende senin görüntü yok. Ben de sen kapadın sandım. Tamam, açtım tekrar kameramı. Dinliyor mu? Şarkıyı durdurduk mu? Ben durdurdum. İkinci verse'de tamam. Baktım, durdurdum tabii. Tamam. Yani kendi yorumdan başlayayım. Bana bir şey demiş Akçay. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde düşünerek yazmayı tercih ederim ama o an modum ona el erdi yani demiş. El verdi herhalde o. Ya evet, içerik olarak özgün bulmadım. Ya Akçay, sana tavsiyem şu. Üstünde düşünmeyeceğin, bu şekilde yapacağım bir parçayı bence kaydedip yayınlama. Zaten bunu da yayınlamamışsın ama hani bu yayınlamak niyetinde olursan diye yaptığım bir yorum. Yani çok basit sözler. Üzgünüm şu an şu seviyede. Bunu geliştirmeye odaklanmanı tavsiye ederim. Yani flow da hani şu an bir hani flow da çok basit gidiyor. Ama yani bu toparlayabilir ama açık konuşayım, hani beğendiğim bir iş olmadı. İlk verse Akçay 2 mi? İlk verse Akçay, ikinci verse arkadaş. Ama yani şey, iki arkadaş arasında kaos çıkartmayayım ama ikinci arkadaştan daha iyisin. Ben de bir tık ikinci daha bir iyi gibi geldi ama hepsini dinleyemedim. Akçay'la ilgili sadece şeyi söyleyeceğim. Bunu yanlış anlama. Sen de fark etmişsindir, bu E telaffuzlarında bir hafiften bir sıkıntı var. TM diye uzat şey, yanlış okuma, hani ne deniyor ona tam hatırlamıyorum şu anda gramerde de. Ya bir adı var, şey de var. Prozodi sorunu da var zaten ama yani prozodi sorunu bugün bizim mainstream rapçilerde bile olan bir şey. Yani güftelerle oturmuyor sözler baktığınız zaman. Bu da aslında prozodi en kolay öğrenebileceğiniz şeylerden bir tanesi. Ekşi Sözlük'ten bile öğrenebiliyorsunuz bugün. Yani Akça özellikle prozodi çalışmanızı da öneririm. Ya özellikle mix ve kayıt kalitesinde zaten yorum yapmıyorum çünkü bunlar demo, hani hangi şartta kayıt alındığı, çubuk mic bile gelebilir yani. Onun için o konuda bir kötü eleştirim olmayacak, onu olduğu gibi kabulleniyorum. Sıradaki parçamızda ses kaydı, ismi yok. Abdurrahman Varal'dan geliyor. Ben başlatıyorum Ali, sen de başlat istiyorsan. Önce sen başlat. Açıyorum bir saniye. Ben de açayım. Tamam. Hızlıca demo. Şu an başlattım. Sonra playlistimize döndüm. Başlattım. Tamamdır. Bunun formatı farklı olduğu için ben VLC ile açayım evet, bunu. Evet, başlatamadım, ben de VLC ile açacağım. Aynen, ben fade attım Mali. Hani geç karar çıkmadı ama hız kazanalım diye. Çünkü duyacağım kadar hani duydum ama ayrıca bunları ekstra bir şey soracaksanız bana şeyde de yazabilirsiniz. Discord'da da yazabilirsiniz, öyle bir şey yapalım. Abdurrahman da bayağı bir ritim kaçtı. Bayağı. Yani şeydeki durum yani... Dipnot'taki gibi böyle bir yetişmeye çalışırken Dipnot'ta bu kadar kötü değildi tabii ki yani ama yani tecrübe de ortada yani haliyle tabii. Yetişmeye çalışırken en son artık kayboldu ritimde ama ya şey var. Bir şey anlatmaya çalışıyor, bunu takdir ettim ama yani dediğim gibi daha yol var. Ritim çalışılması gerekiyor kesin olarak. Panikonç bu hafta bayağı zaten 4 tane daha demomuz var, 6. Sen şeye bırak, Discord'da sizden gelenlere bırak, E-Devlet kısmında. Haftaya bakarız. Evet, biraz Rafine havası var Merdo. Onu ben de evet, fark ettim. Onu ben de fark ettim. Akça'ya geleyim. Akça, sizde de çok ufak ufak oluyor ama şey değil. Ben mesela Abdurrahman'a kıyasla sizde daha bir ritim okeydi. Hani yani bu kadar offbeat değildiniz siz yani. Beat'i kendisi mi yapmış acaba? Ben onu merak ettim ya. Şeyi anımsattı bana. Ben beat'i sevmedim ama yani onu ya free beat olabilir ya da kendileri amatör olarak yapıyor olabilirler yani. Neyi anımsattı? Ya böyle Efe'li kurcalamaya başlarken ilk böyle birkaç ayda çıkan beatler var ya, onlara benziyor. Evet. Çünkü ben orada bıraktım denemeyi, o yüzden. Abi ritim önemli midir sizin için bir parçada, arar mısınız denmiş. Abi tabii ki. Yani. Tabii ki. Eğer Sedat X değilseniz yani sizin offbeat olmanız ya da E4D değilseniz, sizin offbeat olmanız bir stil değilse bir... Yani çünkü offbeat olmak da şey değil, ritmi kaçıramamak var, bir de kasıtlı offbeat olmak var. Türkiye'de daha kasıtlı offbeat pek denk gelmedim. Yani hani ritim kaçırmak var burada yani. Hani tabii ki ritim ararım yani. Tamam, dayavacım olur. Sırada tekrar Boş Together'a dönüyorum abi ben. Tamam.
Diğer 4 tane daha demomuz var. Reddiye 27 çıkıntı. Pixie'de gençliğimi yok ettim parçanın ismi. Reddiye 27 çıkıntı projenin ya da arkadaşın ismi sanırım. Info verdiyse de şu an hatırlayamadığım için. E4D ve şey Sedat X dedim abi. Mesela E4D en bilinen örnek. Yazayım chat'te de rahat olun. Rahat olun diyorum yani. Rahat bakın. Geliyor. Demomuz geliyor. Kaval soracağım onu. Reddiye... Bir şey diyeceğim. Keşke mix'i güzel olsaymış. Keşke. Abi Reddiye buradaysan bizi yanıtlar mısın? Riffler size mi ait? Canlı mı çalındı? Nedir durum? Ve ya şey var. Dürüstçe bugün dinlediğimiz profesyonel işler dahil beni en çok yakalayan parça oldu şu ana kadar. Aynen. Ya şey var, verse'ler zayıf. Hani orada bir acaba oldu ama çok güzel fikirler var. Nakarat kurtarıyor. Bu parçanın ihtiyacı olan mix bu değil ama böyle bir problem var. Ama dediğim gibi bunu ben profesyonel gibi değerlendirmeyeceğim için. Bu sadece bunu geliştirmek adına söylüyorum. Abi güzel orijinal fikirler var abi işte. Yani aradığım şeyler bunlar yani. İlla şey olmasına gerek yok yaptığın şeyin. Boom bap olmasına gerek yok. Ya da mesela trap metal de geçen hafta üstümüze kürekle atılmaya başlanmıştı ya. Aristokares ve Sakof'tan sonra birkaç arkadaşla daha. Yani trap metaldeki aynılıktansa abi alın yine rock etkiyi görüyorsunuz abi. Çok çok güzel bence. Evet işte ve... mix, Ensargo bahsettiği mix sıkıntısı o. Hani verse'lerde pek bir şey anlayamıyoruz ama hani duyduğum şey beni yakalıyor. Hani bu açıdan güzel fikirler var bu işte yani. Bir de hep her yayında bir sürü şarkı için söylüyoruz ya şey diye aşırı tek düze. Ya inanılmaz demedim ya. Şey yok. İnanılmaz demedim. İnanılmaz demedim. Çok güzel fikirler var dedim. Orijinal fikirler var dedim. Her yayında söylüyoruz ya çoğu şarkı için tek düze geçişler evet, evet, yok, evet. Bir şey yok falan diye. Bir demo için gayet başarılı ya. Bir işte mix'i tabii. Bir de böyle sonlara bir scratch falan olsaymış 10 numara şarkı olmuş. Takpek parazit senindi değil mi? Yani senin nick'in Nicki değil mi? Sırada o gelecek. Bu arada bir şey diyeyim. Abi Vels burada mı bilmiyorum da Vels de bir beat bırakmıştı. Galiba biz onu almadan hani ben bugün aldım ya parçaları listeye. Galiba silmiş onu. Ben başka bir başlığa attıysa bilmiyorum ama. Başka bir alt yere mi bıraktı acaba diye ama en kötü Vels beni düzeltirsen haftaya onu da alırız. Çünkü bıraktığını hatırlıyorum ama bu şimdi tekrar teyit etmek için baktım sizden gelenlere. Vels'in beat'i göremedim. Çünkü bir arkadaşımız daha sormuştu. Hani beat atabiliyor muyuz diye. Atabiliyorsunuz. Egemen'cim aboneliğin için çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok sağ ol. Vels burada değil bu arada. Mümkündür. Yani şey bu parçada güzel fikirler var. Geliştirmeye çok açık abi. Tebrik ederim. Güzel bir demo dinledik. O zaman sırada Takpek 22 chat'teki arkadaşımız sahne ismi olarak Nicki'yi kullanıyor ve 16 yaşındayım diye belirtmiş. Hani yeni bir şeyler deniyor sanırım. Çünkü iki verse'de farklı flow'lar denedim dedi. Bakar mısınız diye. O zaman Nicki'nin Paraziti geliyor demo olarak. Evet. Anketi de açtım ben size. Nette yerine sadece şey mi dinlesek acaba? Sizden gelenler mi dinlesek? Yani şu an Nette'den çok daha iyi demolar dinliyoruz. Ve o yani 16 yaş için eğer burada bir yaş küçültme durumu yoksa, Hülya Avşar efekti yoksa burada, 16 yaş için bayağı iyi yani. Yani 16 İlk parça yaş... için de iyi bu arada bayağı. İlk parçam diye yazmış şimdi. İlk parçamı. Ya ilk parça için de iyi. Bayağı hani en azından farklı flow'lar denenmiş olması falan sıkmadan dinletiyor ama şey var. Yine sözlerde yani şey yok. Bir şey anlatmıyorsun. Takpek yani böyle bir problem var. Ya ben bunu profesyonel de yapıyorum bu yorum. Farkındasındır zaten. Bu genel olarak Türkiye'nin sorunu şu an için rap müzik bazında da hani bir şey anlatmıyor olman sorun biraz. Buna çalış. Ya illa böyle şey bir şey anlatmaktan kastım da şey değil. İlla conscious rap yap işte sosyal problemlere değin ya da çok büyük edebiyat kas falan demiyorum. Parçanın genel olarak bir teması yok. Hani bundan bahsediyorum. Bir şey anlatmıyorsun derken. Farklı flow'ları başarabiliyorsun. İyi ritim problemin yok. Yani çok ufak birkaç offbeat var ama o 16 yaş için normal o. Yani şu an ünlü olan ve hatta kendimin de 16 yaşındaki kayıtlarından daha olumlu şeyler gördüğümü söyleyebilirim yani dürüstçe. Hani potansiyel var. Evet bir şey anlatmıyor ama işte sunuş olayı, delivery bize geçiyor yani o güzel.
16 yaşında aldığım kaydı atsam burada direkt tekme tokat dalarsınız bana muhtemelen. Yes. Benim 16 yaşındaki kaydım Bulgari ile hemen hemen aynıydı yani. Yani. Ha çünkü bir şey de teknoloji de yok. Öğrenemiyorsa keşfede keşfede diyorsun. Demo arası vermişken ben bir tekrar kendi Wi-Fi'ye geçeyim mi? Tamam, bir geç bir deneyelim. Tekrar deneyelim. Tamam. Bir kapatıyorum, açacağım tekrar. Wolf Larson, takip için teşekkürler, hoş geldin. Mari gelene kadar böyle kalsın. Aynen, bizde Cool Edit vardı abi. Hani şey, iyi mikrofon vardıysa bile bugünkü imkanlarda Behringer falan alıyorduk zaten. Çöpten, çöp tenekesine kaydediyormuş gibi falan çıkıyordu zaten. Hani bir şey varsa da yansıtamıyorduk genel olarak zaten o dönem. Yani, ama şey işte, yani kendi adıma zaten yayınlamıyordum. Benim yayınlanmış vokal işim sadece bir akapella var güncel dönemde. Malum bir olay üzerine. Aynen, bizim Cuma Nakka'ya hoş geldin bu arada. Cumaları bizim Türkçe Rap'in çıkmış işlerine baktığımız yayınlar. Yeni çıkanlara bakıyoruz. Ki o da evin balkonunda kaydedilmiş bir akapella zaten. Stüdyo performansı falan değil. Oturduğum yerde arkada araba sesi falan var yani. Uğraşamazdım bir de onunla çünkü. Netde'ye yetiştin ya. Netde'den 3-4 parça dinledik. Demolarımıza baktık. Son 2 demomuz daha var. Mali tekrar bir internetini deniyor. Gelecek. Onu bekliyorum o sırada. Bu arada bende de Cool Edit değil. Adobe 3.0 bende hala kurulu bu arada. Sample'ı onda kesmeyi seviyorum ben çok çünkü. Abi dikkatli müzik dinleyerek Atilla ve biraz da müzik çalışarak. Mali geldin. Bir sesini de kontrol edelim. Bir sesini de kontrol edelim. Geliyor mu? Geliyor, tamamdır. Tamam, süper. Tamamdır. Yok, kamufleye daha bakmadık. Ya bugün daha bildiğiniz çok fazla isme bakmadık. Sizin bildiğiniz isimlerden kimleri dinledik sayayım demomuza geçmeden. Dr. Fuchs dinledik. Benim kendi adıma daha önceden bildiğim isimleri söylüyorum daha doğrusu. Birkaç daha fazla işe baktık da Dipnot dinledik. Şiir dinledik. Serin Karataş dinledik. İki tane daha demomuz var. Mali hazırsan devam ediyorum. Hazırım, hazırım. Ben de yine izleyici sıfıra düştü bir anda. Kesin dün de yapmıştık herhalde, böyle bir hata. Oluyor böyle hata arada. Niye bunu oldu bilmiyorum. Ben bir sohbeti yeniledim. Tekrar. Yok işte Doğan, bende bazen bu istatistik yanlış gözüküyor. Dün mesela ben oyun yayında 13 kişi gözüküyor dediğimde Miraç hayır daha fazla bizde falan yazıyordu. Şu an bende bayağı sıfır yazıyor şu an orada. Bir anda sıfıra düştü tekrar o veri. Twitch arada çöküyor galiba, evet. Sıradaki parçamız diyorum, demomuz. Yani daha doğrusu sizden gelenler, hani ben demo dediğime bakmayın hani. Demo olanlar da var arasında, gerçekten yayınladığınız parçalar var ama bu sizden gelenler kısmındayız hala. Enigma B ya da Enigma B. Kanına karışır. Geliyor. Yo, demoları da geç diyebiliyoruz abi ama yani şey var. Demolarda biraz daha sabır rica ediyorum sizden çünkü bakalım hani bir en azından nakaratları falan görelim yani. Ya biraz şey var. Vizyon Başkan'ı söylediği gibi, ben de onu söyleyecektim ama benden önce söyledi. Sanki mikrofondan ürküyor musun gibi böyle bir çekingen okumuşsun abi onu. Biraz daha vurgularını net alabilmem lazım. Biraz düz gidiyorsun. Flow çeşitliliği lazım. Ritim kaçmıyor. Güzel. Nakarat, papağan nakarat diyebileceğim bir furyadan alınmış ama en azından şey var. Yani şeyden iyi. Serin'in Doğu Çocuk, Doğu Çocuk'tan iyi yani en azından. Bunu söyleyebilirim sana. Hani Serin senin için bir kıstas mı tabii ki bilmiyorum ama. Yani şey değil, sıkılmadım yani nakaratta papağan olmasına rağmen, kabul. Ama şey var. Özellikle biraz daha cesaret lazım sanki mikrofonun başında. Yani bir çekingenlik var. Böyle bir sanki seni zorla okutuyorlarmış gibi duyuluyor yani. Bunun bir toparlanması lazım bence. Geçen hafta bayağı güldük ona vizyon ya. Şey de vardır. YouTube'da bizim o kısımda vardır, kesmemişimdir yani. Kestiğim bir şey olmuyor genelde zaten. Telaffuzlara biraz dikkat edilebilir. Bunun dışında ekleyebileceğim bir şey yok ama yani yine yani böyle facia bir demo bugüne kadar dinlemedik ya. Hani Terk'in troll işini saymıyorum. Çünkü o kendisi zaten benim hani flow'ların çok kötü falan dediğim kısımlardan böyle yayından skit almıştı ya başına zaten yani. Hani
Berkcan'a falan geleceğiz abi. Ya, şu an demolardayız. Çünkü demo dedin Akçay. Bak kızdırma beni falan böyle. Tavır yapıyormuş. Demoları dinleyelim. Demoları dinliyoruz işte. Yok Terk'i de seviyoruz ya. O şakasını dedim. Alınmayacağını bildiğim için böyle diyorum. Berkan bir deneme demomuz. Yapacağım. Tabii yap. Geliyor mu sesim şu an? Geliyor. Tamam. Senin yine görüntü dondu. Aşırı robotik bir ses geldi de. Nakka'ya, bir süre daha idare edelim. Olmazsa tekrar geçerim mobile. Tamamdır. Nakka'ya hayır. Ben kanalımda bağış almıyorum. Şöyle. Hakkımda kısmından donate sekmesine tıklarsan Nösev'in sitesine gidiyorsun. İstediğin oranda bağışı yapabilirsin. Benim adıma yapmak da zorunda değilsin. Hani parça dinletmek için 3 lira vereceğiniz en azından hayat kurtarın abi. Bence. Rotten Dogs takip için teşekkürler. Hoş geldin. Bize Discord'dan herhangi bir ücret karşılığında değil, Discord'dan sizden gelenler kısmında bırakıyorsunuz. E-Devlet bölümündeki. Biz haftaya bakıyoruz ona. Bizim mantığımız bu şekilde. Son demomuz geliyor. Milim. Bu gece. Evet. Chat'ten geç çıktı ama 2 dakikasını dinlediğimiz için fade attım ben Mali. Sen de bitti mi? Ne durumda? Bitti. Tamam. Sıkıntı yok şu an. Ya evet şey var. Gerçekten ben de Bedo etkisini aldım biraz. Yani bu demonun muhatabı sanki biz değiliz. O autotune'un çok kötü bir kullanımı var. Bunu söylemem lazım. Hani çünkü şey var. Duyduğum şey rahatsız ediyor hani hoş gelmekten ziyade beni şu an. Bu autotune karşıtlığı falan değil bu arada. Kötü bir autotune mix'i var. Ve gerçekten fazla bedo. Hani nargile kafeler sevebilir ama yani gerçekten bu demonun muhatabı sanki biz değiliz milim ya. Biraz nette işine yakın bir kafa olmuş yani evet. Sen ne diyorsun Mali bilmiyorum ama. Yok katılıyorum tamamen de işte demo olduğu için tabii ağır eleştirmiyoruz da. Ya bu ağır bir eleştiri değil abi fikrim bu benim yani. Yok. Çünkü benim ağır eleştirici yapacağım zaman zaten ben kahkaha atıp artık trollemeye geçiyorum yani burada öyle bir şey yapmadım şu an yani. Yok zaten devam edecektim cümleme. Söylediklerinin hepsine katılıyorum. Bir tek şey ekleyeceğim. Tam böyle hoşuma giden bir yere gelmişti. Orada kestik. Devamında ne var merak ettim ama sonra bakacağım ben. Tamamdır. Yayından sonra. Ama evet şu anki PMC seni alabilir abi doğru. Bu... Evet kesin alır yani. Yani evet, kesin. Şu anki PMC seni seve seve kabul edebilir yani. Demoyu nereye atıyorduk? Discord'da E-Devlet bölümü var. Yani bizim Discord'u sanki şehirmiş gibi planladık hani. O yüzden E-Devlet adı. Orada bize yayın içeriklerimizi, sizin göndereceğiniz yayın içeriklerimizi her konseptimizin başlığı altında bize ulaştırabiliyorsunuz. Haftalık sizden gelenler var. Oradan bize kendi demonuzu atıyorsunuz. Haftalık yeni çıkanlarda ise bizim gözden kaçırabileceğimizi düşündüğünüz ya da illa böyle düşünmenize gerek yok. Bu çıktı diye bize yerli veya yabancı ünlü isim. Bilindik isim parçalarını oradan atıyorsunuz. Profesyonel isim parçalarını. Kendi şarkılarınızı ise sizden gelenlerden atabiliyorsunuz. Evet dezi alan PMC bunu alır gerçekten ya. Evet Discord'da ben sayın valiyim abi. İşte bizim paylaşım yaptığımız alanların hepsi sanki şehirde bir yermiş gibi falan böyle sevimli bir şey kurduk. Kurdu da çalışmıyor. Çalışıyor ya niye çalışmasın? Sen çalışmıyorsun. Ha sayın vali bu ara pek iş yapamıyor. Aha, evet. Acı çekiyoruz ya şuraya bak. Yayın mı koptu, ses mi gitti? O bizle alakalı abi. Ya Discord ve Twitch ara ara çöküyor böyle. Beni ilgilendirmez. Oylarımızla başa getirdik. Eyvallah. Hangi bir yöneteceksen yönet. Ama yani şöyle de bir şey var abi. Bir alternatifim yok bir kere. Ben gideyim kim gelsin yani Kılıçdaroğlu mu gelecek? Değil mi? Emir Kemal'de liderlik basmıyor. Emir Kemal'de falan. Kusura bakma. Ya SoundCloud'dan ziyade YouTube tercihimiz abi çünkü şey var. Mali ile aynı anda dinleyeceğimiz zaman demin bize direkt MP3 atan arkadaşlardaki gibi ayrı ayrı gitmek zorunda kalıyoruz. YouTube atarsanız biz Watch Together üzerinden izleyebiliyoruz. SoundCloud'lar Watch Together'da çalışmıyor çünkü. Biz eş zamanlı dinleyebiliyoruz. Yani birbirimizde bir delay, gecikme falan olmuyor çünkü YouTube atarsanız. Yanlış bilgi vermeyeyim. Sen beni düzelt ama sanırım liste dışı atıp linki de paylaşırlarsa YouTube'da listelenmiyor ama biz evet, görebiliyoruz. Evet. YouTube'a hani... yükleyip liste dışı yaparsanız YouTube aramasına çıkmıyor ama linki bize attığınız vakit biz izleyebiliyoruz yani. Yani paylaşmak istemiyorsanız dışarıyla öyle bir çözüm var onun. Patron geçen haftaki Almanya'dan bayağı 3-4 şarkı çıkarıyordur şu an. Stüdyo kapanmışlardır yani. Haftalık globalden sonra. Astral şu an hani o beat'in başında kendi tagini eklemekle meşgul yani direkt. Astral'e gelecektim. Hatta size ben
Onu da geçeyim, öyle netteye devam edelim istiyorsanız. Yan sekmeden bir iki örnek dinleteyim size. Hani Astral ne yapmış diyordunuz ya. Onu da bir dinleteyim size iki örnekle. Çok bilindik iki örnekle hatta yani. Ben dinleyemeyeceğim sanırım ama. Yo, boşluk edere atacağım. Ha tamam. Diğer taraftaki monitörümde şeyi bulmaya çalışıyorum. Parçaları bulmaya çalışıyorum. Atin'i kime sorsam mıydı? Başka bir şey miydi ya? Klibinden çözelim. Wow. Egeciğim, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Sağ ol kanka. Girişinden tanırım, bakayım mı? Evet, bu. Şimdi, siz bunu dinlerken ben beat'in alındığı yeri orijinalini de bulayım size. Kısaca geliyor, merak etmeyin. Çok uzun tutmayacağız burayı. Hadi kime sorsam biraz dinleyelim. Çok kısa. Tabi sesi açmam lazım bunun için size. Baştan vereceğim, merak etmeyin. Sorulmuştu. Cevabınızı vereyim ben bu şekilde. Aynen Panik. Zaten sırada onu açacağım bu iki örnekten sonra, bu örneklerden sonra. Bu da Travis Scott Antidote abi. Hani hakikaten keşke Eminem'den falan alınsaydı. Daha önce de söylenmişti ya. Geliyor. Sorun şurada. Buna da değineyim. Şimdi abi sample diyeceksiniz de şöyle bir şey var. Antidote'da kullanılan sample var, evet. Ama Astral o sample'ı alıp baştan sample'lamamış. Parçayı Antidote'dan kesip üstüne gitmiş. Çünkü orijinal sample'daki çoplar sadece biraz daha pitch down edilmiş haliyle Astral'de var abi. Size hatta daha beter bir örneğini göstereceğim. Şimdi şunu bir dinleyin abi. Bu Rus parça, geçen senenin parçası. Geliyor. Zaten bu örnekte dediğimi daha net anlayacaksınız. Çünkü şey var, rap parçadan sample kesilmez abi, üzgünüm. Scratch olarak vokal sample'layabilirsiniz ama böyle bir sampling mantığı yok yani. Telaffuz edemeyeceğim için parça geliyor diyorum size. Evet. Ve bu da rap parça. Pop falan değil yani. Bu da Patron Latina. Abi Zardy da bunu daha önce konuştuk biliyorsun. MC'nin talebi de olabilir. Prodüktör çakıp itelemiş de olabilir. İkisinin ortak fikriyle de araklanmış olabilir. Her şey mümkün yani. Bir bilgim yok. Ve Patron Latina. Dinleyelim. Yani Türkiye'de popüler müzik de bu yani. Maalesef. Hani sadece Zenci falan değil. Birçok parça bu şekilde yani. Popo geliyor ama verimsiz Popo Ceren, evet. Ya Türkçe rapte çok verimli Popo gelmiyor kliplerde henüz. Ama pazartesi yine muhtemelen Almanya'ya bakarsak zaten sadece Popo görüyoruz, problem yok. Direkt aynı abi Atilla, aynen öyle. Ya birçok iş bu şekilde Türkiye'de yani artık. Ve hani ciddi paralar kazanan insanların müziğine 5 kuruş harcamaması, her şeyi PR'a yatırması. Yani Rayman'e vereceğim para yerine abi beat yap, beat alın ya bir yerden. Belli ki prodüktörün çünkü sadece başka beatleri kesip kendi prodüsü tagine ekliyor başında yani. Bir beat al ya. Çok basit. Almanya'dan ya, hatta şey dinledik işte, Fransa rap yayını yaparken ben size dinlettim onu. Ziboy'dan Rota direkt Casio'yu Ziboy'dan aldı abi. Sadece Patron ve PMC ile limitli bir şeyden bahsetmiyorum. Hani Astral konusu açıldığı için ben şu an Astral'in işlerini dinletiyorum. Yoksa Astral bunu yapan tek kişi değil maalesef. Birkaç hafta önce Hidra'dan bahsetmiştik. Samra Katale ya. Klibine kadar abi parça komple birebir. Yani beat değil ama parça alınmış yani. Hani parça bayağı dublajlanmış gibi duruyor yani. Samra Katale ya, Hidro Veronica parçası. Hidra Veronica parçası. Zenci var, evet Fatale. Yani bu Türkçe rap bu çünkü abi maalesef yani. Neyse, ben Ezer var. Netteye devam ediyorum. Aa, şey görmüşsündür belki. Tuğan'ın vardı. Evet, Caliboy'dan. Geçenlerde Cenk paylaştı şeyde. Evet, Caliboy'dan. Ya isim, abi burada saya saya isim bitiremeyiz. Hatta yayının başına dedik hani Doktor Fuchs'un açıklaması zaten Türkçe rap'in yüz karalığının nirvanası yani o açıklama. Yeni bir şeyden bahsetmiyorum. Kara Maskeli İstanbul'da Abstract Rude'un Tribunic'le yaptığı şey Stop Biden parçası. Hatta parçanın ismi Çalmayı Bırak bir de. Böyle bir ironi var orada yani. Abi altına Produced by Dr. Fuchs ve Sagopakaj var yazmışlar. Albümün içeride bookletli kaseti duruyor bende yani. İçinde bu yazıyor ve Fuchs açıkla bunu insan fark et açıklama şey yaptı. Çok seviyordum, kullanmak istedim, yazdım. Abi kullandın da yani
Açık yani şey var, suçu özrü kabahatinden büyük mevzusu. Kullanmak istiyor, kullandın evet ama orada abstract root göreyim ya, prodüktörün ismini göreyim, altında sizin isminiz yazıyor yani. Hatta örnek verdim, ben de geçen bir kuyumcunun önünden geçiyordum, çok beğendim bir tane altın şeyin. Çaldım yani, ne var bunda? Feride şeyi sormuş da Ezel'in hangi şarkısı diye, ben direkt şarkıyı hatırlamıyorum, çok konuşuldu bir ara da adını evet, hatırlamıyorum evet. Şu anda ya. Şey, bir sonraki hayatımda gel galiba ya. Olabilir. Ha şey yazmış, Costa yazmış bir sonraki hayatımda geldi. Ha ben görmedim onu. Onun ben da şey de şimdi var. Gördüm. Ya bu şey, burada isim saya saya bitiremeyiz. Ezel Alo Wiz Khalifa benzerliği evet. Yani şey var. Yine Jah Kalib. Kaldırıldı bu arada galiba da. Bir fikrim yok. Jah Kalib'le Küvette Seks'in beat benzemiyor ama parça konsepti benziyor falan. Hani bu tarz şeyler oluyor. Bu globalde de oluyor. Ama yani şey var. Şu an burada ben bu isimleri tek tek şey yapmıyorum. Bunlar var diye burada ifşalamak değil amacım. Biz burada siz isim verdikçe okuyoruz ve herkes var. Yani şu anki Türkçe rap piyasası bu şekilde dönüyor maalesef. Ve de haliyle ben buna saygı duyamıyorum yani. Bir zahmet konserinden 100 bin TL alan insanlar da müziklerine para harcasınlar. Biraz sanatlarına, vizyonlarına para harcasınlar abi. Deftoizi, Defkan'da var mı bilmiyorum ama ya dediğim gibi burada tek tek bu ismi konuşursak yayın bitmeyecek. Ben onun için ilerliyorum. Yani. Çünkü Türkçe rapte şu an en az 100 bin insan falan vardır. Yani hepsini tek tek isim sayamayacağım yani şu an. Üzgünüm. Of, devam ediyorum. Nerede kalmışız? Evet, yine bugün size bahsettiğim Netteden devam ediyorum. Tekrar biraz eğlenelim. Realitenin realite parçası geliyor. Mali Realite Fransa'dandı değil mi eski suikast dönemlerinde, hatırlıyorum ben onu. Hiç hatırlamıyorum ben ya. Tanıdık da gelmedi. Zaten klibi görünce abilerin yaşını da fark edeceksin ama bu da bence bayağı kötü dönüş yani. Ya geçen haftaki ikinci nesil gibi bir şey duymadım. Ben bunu dinledim çünkü. Netlerden gelmişler. Onlar da. Geliyor o zaman. Realite realite. Ya Fransa ya Hollanda'ya da emin değilim ama ben bu grubu hatırlıyorum yani. Geçtim abi. Üzgünüm, geçtim yani. Ya abi. İlkokul şiiri gibi ama şeyi sevdim. Klipte ünlü bir sima var. Ghost Rider. Sen de görmüşsündür. Hani Nicholas Cage var klipte bayağı yani. Kapadokya'da her yerde fotoğrafı vardı zaten, gelmişken klipte de oynamış galiba. Öf, gerçekten öf. Ve hakikaten şey, parça ASMR gibi başladı. Hani şey böyle, yıllar sonra piyasaya geri dönüyoruz falan böyle. Sen daha iyi yapıyorsun, ben gülüyorum böyle. Şu anda seni şarkılıyorum. Aynen böyle. Şu an nette batağını sürüyorum. Gibi mesela. Ben mavi peruk alacağım ya. ASMR için lazım bir item o yani. Ben de pembe alayım. Olur, bütün haftalığı öyle sunalım. Evet, Twitch kızı olalım burada değil mi? Komple. Bir de ayaklarımıza şöyle otururuz, çekeriz böyle. Sallana sandalye olduğu için iki bacağımı da çekersem düşeriz muhtemelen. O yüzden düşeriz yalnız. Kendimden artık çoğu kişi olarak bahsediyorum. Tamam yeter Mali. Sinirim bozuldu. Mali gerçekten çözdü işi. Öf. Sırada müthiş bir isim geliyor. Hazır mıyız? Konuşmadık hiç üstüne ya, bir şey söylemeyecek misin? Çok kötü abi, üzgünüm. Hani realitede yani dediğim gibi ben eski hatırlıyorum ama yani çok kötü bir dönüş ya. Öf. Ya Netteydeyiz zaten yani, iyi bir şey buradan beklemiyorum ama benim Nette içerisindeki favorilerimden biri geliyor. Heyecanlanmayın, Şahin Likak yeni parça vermedi. Ama yeni imajıyla, biz imajını çok eleştirdiğimiz bir isim. Ama galiba bizi dinleyip bize nispet yaparcasına imaj yapıyor. Daha da kötü bir imajda Hold My Beer diyerek gelen birisi geliyor şu an. Tahminleri alayım. Sansar yine var ama Nette değil bu hafta. Dinleyeceğiz. Yok, velet yok abi. Kubilay Karça geliyor. Kubilay Karça geliyor. Hold My Beer dedi ve bize daha kötü bir imajla geldi bu hafta. OH'la dinleyeceğiz. Matsu Heaven, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Come to Death Row. Şık baba konuşuyor zaten. Benim dememe gerek yok. O zaman Kubilay Karça ve Ekinci Kimi Sevdiysem Sensin geliyor. Eyvah eyvah. Inception fantazisi. Neyse. Durdurdum, merak etmeyin. Ama ben bunu şu an ekranımıza bunu vereceğim abi. Hak edildi çünkü yani.
Mali sen bir 10 dakika 10 dakika diyorum 15-20 saniye sonra delay'li göreceksin ama hak edildi gerçekten. Ya bu çünkü. Gerçekten bu çünkü. Abi gerçekten yani kendisinin olduğu bir ana geçelim. Vallahi mümkünse perukları taktığımız ASMR yayınında kendisini de çağıralım. Seve üçüncü bir renk olarak. Ege Çubukçu da galiba yeşile boyatmış bu arada. Sadece. Abi ya gerçekten neden ya? Neden ya? Öf. Öf gerçekten ya. Dur klibin başında daha net vardı. Onu bulacağım. Öyle yorumlayacağım parçayı. Bir saniye. Abi para konuşur mu Sabcım? Yani biz bu arkadaşın abi yani gerçekten öf. Abi çok kötü bir imaj. Hani müzik de kötü zaten de çok kötü imaj diyorduk. Bir imaj maker'la mı çalışsan bir değişikliğe mi gitsen diyordum da kastettiğim bu değil de abi ya. Flash TV yaşlandırma tekniği gerçekten bu arada ya. Neden abi ya? Ya gerçekten bir, ya şey vardı. Eski kötü Türkiye'yi, eski Türkiye'yi özlüyorum. En azından sarı skalamız azdı. Mesela Bilkent sarısı vardı, Yeditepe sarısı vardı. Şimdi bir de YouTuber sarısı geldi. Ben bundan çok rahatsızım ya. Hani şu an Ankara ve İstanbullular anladı. Diğer illerde yaşayanlar anlam vermeye çalışıyor. Evet gerçekten Wattpad sarısı hatta yani. YouTuber da değil bu yani. Twilight geldi, Draco Malfoy geldi. Aa hakikaten lan yalnız... Ah be Kubilay ya. Coğrafya kaderdir birader ya. Üf. Bak sen şu an Birmingham'da, Londra'da falan doğmuş olsan şu an sen Draco Malfoy'dun ya. O çocuktan daha Draco Malfoy'sun sen şu saçınla ya. Burada gel arabesk rap yap yani. Vallahi üzüldüm çocuğa yani. Abi sarı tonları her kesimde var yalnız. Ya evet de yok ki bu kesim değil ya. Meşhur sarılar vardı Feride. Yeditepe ve Bilkent sarısıdır o. Esas meşhuru. Bir de ben buna YouTuber ve Wattpad sarısını da şu an ekledim bence yani. Ama gerçekten hakikaten Draco Malfoy ya. Parçaya bir yorumun var mı bu arada? Benim yok. Yok. Ben yakalayabildim mi bilmiyorum. Bir şeye dönüyordum. Sen gülmeye başlayınca şöyle bir döndüm. Bir saniye gördüm. Allah kahretsin dedim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben hala saçtayım şu an. Yeditepe sarısı ya aynen. Bilkent sarısı daha pahalısı tabii. O daha pahalı da. Üf, Tarık Mengüç de olabilir evet. Ya kim yazdı bilmiyorum. Biri şey yazmıştı. Maruk Tengüç yazmıştı. Ona da eğlendim. Maruk, ben onu görmedim. Ben. Maruk Tengüç. Kim yazdı bilmiyorum. Maruk Tengüç. Evet, abi aynı sarı Musa. Net Yeditepe ve Bilkent aynı sarı ama Bilkent daha pahalı yine de. Öyle bir sarı o yani. Onu oradan çözüyoruz. Daha pahalı duruyorsa sarı Bilkent'tir yani. Yani şey sıralama yaparsak abi. İşte YouTuber sarısı dediğim IQ'suz sarı bu arada. Hani en azından Bilkent'e burslu girmek için biraz IQ gerekiyor. Çünkü... Hani neyse ya öf. Hakikaten öf. Neyse normal playlistimize ben biraz dönüyorum. Tekrar ya tekrar şey yaparız. Daha netliğimiz var merak etmeyin ama bu hafta üstünüze 20 tane netliğe atıp hayata sorgulatmayacağım. Karışık gideceğim biraz. Tekrar bir netliğimiz olacak bugün merak etmeyin. Ama şu an netliğden daha iyi bir şeyler de dinlemeyeceğimizi de belirtmek istiyorum yani. Öf. Ya umarım gerçi bunu dinlemedim şimdi haksızlık olmasın. Sansar Salvo ve Febris sözün meclise geliyor. Netlerden değil. İnisiyatif kullandım Ozan'cığım. Zaten geçler geldi ama çoğunluk yani izleyici sayımız biliyorsunuz haftalıklarda baya diğer yayınlarımız oranla yüksek olduğu için burada çoğunluk için 4-5 geç yeterli olmaz. Otorite kullandım merak etmeyin. Ya gerçekten bu arada kapaktaki illüstrasyonu yaparken Merdo buradaysa aydınlatır. Galiba tamamen dudakları birleştirmeye oynayıp burun ve gözleri görmemişler. Yani çok ciddi bir orantısızlık var orada yani.
Onu şey yapmış işte, sakal, çene, bir de başın üstü aynı hizada. Bir yerden sonra kaymış. Yani evet ya, dudak bıyık ve çeneyi hani denk getirmeye çalışmışlar ama hani burun ve göz oturmayınca da böyle çok komik bir figür çıkmış ortaya. Hani bu şu an baktığımız görseli tek bir insanmış gibi hayal etsenize. Medium memiş ve kitabını beğendi. Of. Gerçekten ya. Sansar biteli. Bu arada Keratçı biz dinlerken Sansar bitmiş diyor. Bence Sansar biteli çok kötü, çok oluyor ya. Her şey çok kötü parçada. Üzgünüm. Ya ben Sansar, ya Sansar da beni hani en az Fuchs kadar üzüyor maalesef yani. Ya çünkü yani böyle bir potansiyel heba olmamalı abi yani zamandaki çoktan heba oldu bence de yani heba olmamalı ya. Ya umursamıyorsan da abi çıkar ya müziği bırakabilirsin mesela ya hani. Teoman yaptı bir dönem işte. Gerçi Teoman da iki ayda bir müzik bırakıyordu değil mi? Evet. Yani. Teoman'ın konserine gitmiştim. Bir gün sonra adam açıklama yaptı, müziği bırakıyorum diye. Abi patron bir altyapı yollasa yükselir gibi yani. Afro trap falan pop rap kafaları da Sansar'a hiç yakışacak şeyler değil ya bu arada. Yani sürüyoruz yollara gibi bir aranjeyi beat'i teslim ettim. Abi çıkan işi gördünüz yani. Üzgünüm. Ha kötü parça değil o kadar evet ama yani şey değil. Ercüment abi demişti ya irtibat mikrofonda. Abi bu hani şey. Keşke müzisyen olsaydı bu parçanın içinde diye o mevzu ya. Patron iyi de hani Fatih Pasit'i bir insan olarak sevsem de abi orada yani çok basit sözler çok kötüydü yani şimdi düşününce. Ya Sansar fena bitti abi. Üzgünüm ya. Birazdan bir autotune işine geleceğiz. Yine netlerde olması lazım. Aslında artık sizin yapmanızda gereken bir şey yok. Hani artık şey oldu. Autotune da böyle yapay zeka gibi oldu. Hani artık siz sözleri veriyorsunuz. Autotune kendi okuyor gibi bir parça var bugün mesela. Hani öyle bir parça. Autotune şarkısı direkt yani. Evet, hep beraber Sansar'a üzüldük yine. Ben geçiyorum. Geçen. Yani Febris'i dinlemedik. Geçtik çünkü. Kamufle ve Kontra, pardon. Kamufle, Kontra ve Molly Green, Ruh. Sıradaki işimiz geliyor. Evet, fade attım. Fade attım diyorum, durdurdum. Sendeyiz Mali, sen bir gir. Ben de bir şuradan, hatta kalkıp közüme gir. Hadi sen bitir öyle, ben bir şu köz tazeleyeyim. Dediklerine hiçbir şey anlamadım. Ben kendi kendime konuşmaya Ama çalıştım yine o yüzden. güzel bir şeyler dedin diye düşünüyorum. Kendi kendime sesi düşünerek karar verdim orada yani. Tamam, peki. Mali'yi beğendiniz de ben çok sarmadı beni ya, çok senin kadar beğenmedim. Gerçi sen yorum yapmadın da yani şey mimiklerinden öyle anladım. Kontradan iyi. Yani bence bu şarkıda ikisi de eşdeğer ya. Kontrayı da çok sevmedim. Kontra berbat abi. Her zamanki gibi yani benim gözümde. Yani keşke şey olsaydı, bu işte Kamufle'nin solo şarkısı olsaydı, muhtemelen ben direkt haftanın en iyisi seçmiştim. Listeye de koymuştum kendi listeme. Kamufle'nin verse'ünü de beğendim çünkü. Yani Nakarat'ı da beğendim. bence Bir de sen kontra bu arada sıkıntı Mali şey var. Bence sen kontradan iyisin. Ama belki o da çok iyi biridir. Bu arada. söyleyecektim, ben söylemek istemedim de. Bir ona durdum, söyleyeyim mi diye vazgeçtim sonra söylemek Geleceğim istemedim. Feride. Ben kontrole detaylı bir yorum yapacağım. Devam Bir de etmeli. şey rahatsız etti beni birazcık abi. Nakaratta böyle iyice gaza geldim, kafa sallıyorum. Bir anda sonra düştüm. O birazcık rahatsız etti beni. Yani düştükten sonra tekrar yükselmesini bekledim, o gelmedi. Onun dışında bence bugün dinlediğimiz bir iki fena değil şarkından bir tanesi. Evet, fena değil şarkıdan bir tanesi ama Kötü diyemeyiz yani de. bunda büyük büyük pay Beat'in Dapo etinmiş zaten. Evet. Bu fena değil dememizin büyük pay sahibi Dapo etin Beat'i abi. Bunu bir netleşelim burada. Hani sana %80 demiyorum. falan öyle yani. Netleşelim derken sana demiyorum hani chat bazında da diyorum. Chat'te de çünkü genel olarak bugün iyi bir şey dinledik falan dendi. Bu ana sebep Beat bunda yani. Kamufle'nin nakarat ilk başta fenaydı ama fena değil gibi gelmişti ama sonra biraz bayar gibi oldu beni.
Kötü bir nakarat mı? Hayır bu arada. Yakalıyor tamam ama hani biraz sonlara doğru bayar gibi oldum. Molly Green, daha önce de bir iki parçasını dinlemiştik. Ben potansiyelli görüyorum kendisini ve bu parçada bence kontradan iyi. Hani aşırı 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 diyorum. Aşırı bir beğenmem söz konusu değil ama kontradan iyi bence. Kamufle her zamanki çıtasında. Ne çok süper ne kötü. Hani her zamanki kamufle çıtasında yani. Yani iş, yani şey yapmış, işini yapmış ve stüdyodan çıkmış. Hani yetecek kadarını yapmış ve çıkmış yani açıkçası. Kontra, neden iyi değil dediğiniz kısma geldik. Bu arada bende yine şu an izleyici sayımız gözükmüyor. Süper. Abi, hep aynı şeyden bahsediyor geçtim. Abi ben Eminem'in Till I Collapse parçasını seviyorum. Kabul. Belli ki Kontra'da seviyor da. Yani oradaki ikinci verse'u alıp bunun üzerine kariyer inşa etme fikri bence kötü bir fikir Kontra'ya. Yani gerçekten. Bence çok kötü bir fikir ya. Ve hani normal şey söylemiyorum. Ya sen olduğunu zannettiğin kişi kesinlikle değilsin abi. Hani sürekli bir egom şöyle işte ben böyleyim yok penis boyum şu kadar falan. Biz bunu merak etmiyoruz bir. Yani tamam. Yani. Yani merak ediyorsak da öğrendik bence. Evet artık. Öğrendik ama bir de şey var abi. Sürekli böyle homofobik line'lar yazıp aynı zamanda neden sürekli penisten bahsediyorsunuz abi? Bunu tartışalım mı biraz? Çok merak ettiğim bir konu çünkü. Türkçe rap'in geneli için söylüyorum bunu. Sadece kontrol özelinde değil yani. Çoğumuz homofobiyiz. Hani çoğumuz derken hani burada Twitch yetkilileri. Ben burada şu an ironi yapmaktayım. Hani burada böyle bir söylemde bulunmayacağım. Dinliyorsanız haberiniz olsun. Yani Türkçe rap piyasasından bahsediyorum. Homofobiksiniz abi ağırlıklı olarak. Ama neden sürekli bir penisten bahsediyorsunuz ve parçanıza sürekli bir karşı taraftaki bir hemcinsinize yazılmış penisli şarkılar dinliyoruz peki? Yani bunun cevabını alabilir miyim gerçekten ya? Bunu çok merak ediyorum. Ve kontra gerçekten orijinallik sıfırı falan geçtim abi. Hani çok kötü bir taklit. Hani daha iyi Eminem taklitleri de var bu arada yani. Evet sürekli pipiler havalarda uçuşuyor. Sünnet düğünü gibi. Sünnet düğünü gibi. Sen nasıl bir sünnet düğünü hayal ediyorsun abi? Öyle bir şey değil o. Öyle bir şey değil o. Toplu sünnet töreni de öyle değil. Gerçekten... Senin düğün kısmıyla ilgili ciddi bir sıkıntın var bu arada. Bilmediğim bir şey abi. Yani gerçekten düğünlere karşı benim fobim var o yüzden. Karat net olarak. Bak hatta sana bunda da size parçayı açayım. Ha bu bir şey değil. Bu Astral 2 gibi bir skandaldan bahsetmiyorum tabii ki ama benim saygı duymadığım bir şey. Hani bir kişiden tarzın komple alınması. Size parçayı açayım yani. Fark edeceksiniz. Zaten çok meşhur parça ama bilmeyenler vardır diye açayım yine. Geliyor. Buradaki flow ve Eminem'in buradaki tonu Kontra'nın bütün kariyeri eşittir. Ya yani gerçekten bu arada dalga geçmek için söylemiyorum. Geliyor parça. Evet, çok gerçekten çok sevdiğim bir parça ama hani yayınımıza dönmek adına durdurdum. Sinanımız Kontra'yı seven insanların çoğunda bu şarkının flow'unu duyma özlemi olabilir belki bilinçaltı demiş. Yok abi, Kontra'yı sevenlerin çoğunda Amerikan rap'e dair pek bir fikir yok. Sadece isim biliyorlar. Gerçekten bu yüzden yani. Ya senin zaten bunu troll olarak yazdığını biliyorum da. Ya Eminem'in hatta bunu eleştirdiği zaten şarkısı var Role Model diye. Hani KG disliyor aslında orada ama yani. Kendisinin aşırı kopyalanması diye. Hani çok daha iyi Eminem taklitleri gerçekten var bu arada. Onları da dinlemiyorum ama Hobson gibi, Dennis gibi. Ya Dennis özellikle berbat bir rapçi bu arada. Hani emo rap ama hani birebir Eminem taklidi. Hatta bir ara YouTube'da parçaları şeyde paylaşılıyordu. Eminem'in yeni şarkısı falan diye. Kontra'dan daha iyi analiz etmiş yani Dennis. Ama yani bir şeyin çakmasını dinlemek hani daha önce söylediğim giyim olayındaki gibi. Yani 5000 liralık Balenciaga'yı hani Balenciaga'nın sahtesine 1000 lira veriyorsanız yani çok saçma bir şey. 1000 liraya çok daha iyi bir markanın daha kaliteli bir ayakkabısını alabilirsiniz sahte bir ürün alana kadar yani mantıken değil mi? Aynı mevzu yani.
Mesela Türkiye'de yine bu isim bilme mevzusunda hani Winnipeg çok üstlere koyulur. Abi Winnipeg benim hani ilk yüzümde falan yok kendi adıma yani. Yani çok sıra hani severiz bir dönemini Jedi Mind Tricks dönemini falan ama sıradan bir MC ya bu. Winnipeg'e gelene kadar kimler var? Öyle bir liste görüyorum ki mesela şeyde Twitter'da falan en iyi 10 rapçinin listesi falan insana paylaşıyor ya. Şey şöyle gidiyor. 1 Eminem, 2 Tupac, 3 Biggie, 4 Ceza, 5 Hobsin, 6 Winnipeg falan gidiyor abi. Hani siz ne yapıyorsunuz? Hani gerçekten ne yapıyorsunuz yani? Hani bildiğiniz bütün isimleri sayın denmedi size yani gerçekten. Yani üf. Kontradan girdi. Nereden çıktı adam Abi ya? kontraya çünkü abi kontrayı neden sevmiyorsun, beğenmiyorsun deniyor. Abi ben Eminem'in Tell Kolab şarkısını çok seviyorum ve bunun kötü Türkçe dublajını hani hey dostum lanet olsun senin sorunun ne aslında biliyor musun versiyonunu dinlemek istemiyorum yani. O adamın da sesini bir dönem birebir yapıyordum bu arada. O dublajlardaki meşhur siyahi seslendiren abi. Hani hey dostum lanet olsun. Senin sorunun tamamen kıçının kafandan büyük olması tamam mı falan. Ya ben bunu dinlemek istemiyorum abi ya. Öf Lanet ilerliyorum olası abi. Ya vardı yani şey var bugün dinlediğimiz parça arasında fena değil diyebileceğim bir yerdeyiz. Evet. da. Ama yani şey değil. Hani kontra hani bu sebepten değil sadece. Gerçekten parçanın en kötüsü yani. Ben uzun süre, ben 1,5 dakika boyunca penis dinlemek istemiyorum çünkü. Kendi adıma. Yani çok ağır olacak ama yani şu an bu organ birçoğumuzda var değil mi chatte? Çoğunluğumuz erkekler yani hani hani bunu dinlemek yerine Evet dinlemek yerine. yok çok pis şakalara gireceğim gerek yok. Tamam. Yani. Ya yok ben şu an burada yine eril ironisi yapıyorum Ceren. Yani bunu gerçekten söylemiyorum yani. Çünkü Ben buralardayız yani. gerçekten bir şey merak ediyorum ama. Dürüstlükle cevap verebilir misin? Tabii ki. Çok arada kaynattın onu da. Sünnet düğününde havada pipilerin uçuştuğuna inanıyor musun gerçekten? Evet. Yoksa... Evet. Tamam. Oğlum bir dakika toplu tamam. sünnet düğünü diye bir şey var. 100 tane çocuk yan yana Var. açıp pipilerini koyuyorlar ve bunlar aynı anda giyotin gibi bir araçla kesilip herkes onun etrafında dans etmiyor mu böyle? Kabile aynı gibi. Aynen aşağıda da pilav var direkt içine düşüyor pilavın yani. Baykan ve hayal dünyası. Yani ama yani sünnet düğünü gibi parça abi ne yapayım yani. Üf. Silahlarla Buzlukta mı sakladı? pipiler. O böbrektir ya, buzlukta saklanan. Okudun mu? Vizyon başkanının yorumu yazdın. Eyvah eyvah yok abi yazık. Vallahi yazık yoktur öyle bir şey. Ya benimki travmatik bir düğündü mesela abi yani. Tabii Anlatsana biraz. yani burada Terapi gibi. gerçekten sünnetimi mi konuşalım? Hayatına ne çok pipi sığdırmışsın falan diye. Abi ben şeyde sünnet oldum. Tamam gideyim. Bel altı muhabbeti yok. Kemal Aa, Özkan. anlatıyor cidden. Evet anlatayım çok kısa. Abi Kemal Özkan diye bir abiye gittik. Yani meşhur bir sünnetçi. Hani ama ve şey gibi adam şurada yanlış yapıyor. Kendisini Marmaris büfe zannediyor. İşte daha önce onda sünnet olan ünlülerin çocukluk fotoğraflarını falan girişe asmış zaten böyle. Hani o yüzden Marmaris Allah'tan çocukluk fotoğraflarını hani asmış yani. gerçekten ve adamın Kemal Özkan Sünnet Sarayı diye bir merkezi var böyle Etiler tarafında. gerçekten bu arada ve içeri giriyorsun abi kapıda böyle şey sallıyorum Özcan Deniz, Tarkan bilmem ne böyle hani onda sünnet olmuş kişilerin fotoğrafları var hani ben bu aktiviteyi bir de Kapadokya'da falan turistik yerlerdeki gelen ünlülerin fotoğrafını sen restoranlarda bir de Marmaris Üfe'de gördüm yani hani biz de bunlar da yiyor diye hani neyse abi olaydaki saçmalık şurada bizi rahatlatmak için sünnet olacak çocukları yani. İçeriye bir de ufak bir oyun alanı kurmuşlar. AVM'lerde falan olur ya böyle hani tren gidiyor işte bilmem ne falan. Abi mantıken operasyondan, cerrahi operasyondan önce beni ona oturtman lazım. Sünnet çocuklarını değil mi? Travmatik kısmı burada başlıyor. Abi bizi bir rahatlat önce ondan sonra operasyona başla. Tam tersi oldu abi. Önce operasyon yapıldı. Yara anestezi uyuşturulmuş haldeyiz böyle. Yani 6-7 çocuğun randevusu var. Ve o halde hani sünnet olunmuş halde ve o trenle böyle geziyoruz. Hani kaç 7-8 yaşında çocuklar.
Ve şey, millet de orada sevinip alkışlıyor falan. Abi yarım uyuşmuş halde götürsenize beni eve yatağa yani bir yere falan. Hani niye trende gezdiriyorsunuz? O bunu önce yapmanız gerekmiyor mu yani? Hani böyle saçma bir anıdır yani bu da. Ama ben zaten şey istedim, evde yaygara kopardım. Abi ben böyle bir şey istemiyorum diye. Yani. Ben sünnet düğünü falan istemiyorum, yapmayın dedim. Bizimkiler de hani gerçekten biz demokratik bir aileyiz abi. Saygı duydular bu kararıma ve yapmadık yani. Ama benim kafamda hani sünnet düğünü bayağı hani o dediğim gibi hani giyotinli miyotinli havada uçuşan tiplerin bir aktivite yani. Ben iyice rezil oluyorum bu yayınlar sayesinde. Sağ ol Mali. Sana yetişiyorum gitgide. Ben bu kadar şey anlatmadım abi. Ben bir tek affedersin yani götümü silerken tuvalet kağıdı bulamadım diye anlattım. Yani durduk yere anlattım. Tek uzuv var bende yani. Durduk yere anlattım mal gibi ya. Ama sen de benzer bir hikaye anlattın. Bunu anlattın. Ben benzer hikaye anlatmadım ya tuvaletli. Ya doktor gelmiş uyuşmuş da ya o, kıl dönmesi bilmem ne bir ameliyat, şey anlattı ya. O ameliyat hikayesi onun şey... Ben organ organ bakıyorum odaya. Ben tamam, organ organ bakıyorum. Tamam. Aynı organ mı aynı organ? Benim için önemli olan o. Neyse devam edelim, seçmeden... devam edelim mi? İnsanlar kaçmadan, benim... kusmadan devam edelim mi? Ben de sünnet anısı yok. Anlatırdım ama. Bizde de öyle düğün müğün olmadı yani hastaneye gir çık. Dönt. Abi işte teşekkür ederiz kontura. Gerçekten muhabbeti dönüp dolaştırıp penise getirmeyi başardı yani. Bizle alakası yok onun. Neyse ben devam ediyorum. Yani bayağıdır erkek dolu bir ortamda sohbete girmemiştim ama iyi oldu. Sıradaki parçamız Epidemic'ten geliyor. Mass ve Sly, ışığı kapat. Tamam. Geç kararı çıktı chatten. Kapattık biz de. Şöyle gireceğim ben. Epidemic Cypher'ın 3. bölümünde benim en çok beğendiğim isim Mass olmuştu. Geçen bana hatta bir demo dağıttı, biz irtibattayız. O demoyu da beğendim ama mesela bu parçayı dinlememiştim daha önce. Hani demosunu falan da. Ya üzdü. Yani daha önce birkaç Cypher'dan sonra gelen isimlere de aynı yorumu yapmıştım. Cypher'da gördüğüm potansiyeli henüz yansıtamadılar. Bu parçası için Mass de. Galiba ama bu Epidemic Cypher'dan sonra yayınlanan ilk parçası kendisinin değil mi? Denk gelmedik yani. Öyle biliyorum, öyle biliyorum. Aynen, denk gelmedim. Henüz Mass de... Oradaki performansına yakın bir performans gösteremedi bana. İlk parçası gerçi, bu parça üzerinde konuşuyorum. Yoksa attığı demo iyi. Bunda beat'in etkisi olabilir mi? Mümkün. Ama mesela burada şeyi ayırırım mesela. Cypher'da önce de mesela Alba'yı birçok kez beğendiğimizi hatırlıyorum. Yusuf Altınlar ve İhtiyar'ı da bayağı yaptığı işler yakalanı hatırlıyorum. Vasi biraz karışık duygular hissettirdi bana. Çok büyük beklenti yarattığı için ben de belki bilmiyorum. Çünkü o Tyler the Creator benzerliğinden bir potansiyel ben çıkar diye bekliyorum yani iyi bir şey çıkar diye. Verdiği parçalara baktığımız zaman kötü değil ama ondan beklentimi henüz karşılamadığını söylemiştim. Mass'te de şu an Cypher'ın 3. bölümünde en beğendiğim isim olarak gördüğüm Mass'ten bu parça özelinde ben istediğimi alamadım. Yorumum bu. İlk bana bıraksaydın sözü birebir aynısını söyleyecektim. İşte Vasilerden, Albalardan girip oraya gelecektim. Ama ya ben beat'i de hiç sevmedim ya. O ben işin de, uzmanı sensin, sen daha iyi bilirsin de. Ben de sevmedim. Fabrikasyon beat ekolünden geliyor. Ben dinleyici gözüyle bakıyorum sadece yani sevmedim. Belki onun da etkisi olabilir ama bilmiyorum. Bir tane falan iyi iş dinledik galiba Epidemic Cypher'dan sonra çıkan aynı kadroda. Bir tane beğendiğimiz iş oldu galiba. Evet, Neo Castro da üzmedi. Evet, unutmayayım. Neo Castro da üzmedi. Hatta Neo Castro'nun ben Elmas şarkısını hala bayağı dinliyorum. Şeyden önce verdiği, Cypher'dan önce yapmış ama abi bunu bana biz Discord'dan konuşurken atmıştı. Ben o bayağı sevdim ve onu buna hani klip çek dedim yani direkt. O parçayı bayağı beğendim yani. Skirt ve Brr gibi elemanların hikayesi nasıl? Nasıl ya? Skirt ve Brr diye biri mi var abi? Bildiğin adlib onlar da. Öyle bir hikayesi yok yani bildiğimiz. Bu 90'larda bile vardı hani. Hani bırr şeyden geliyor yani. Titremek, donmaktan geliyor. Hani bizdeki şey üşüyünce hani dı vardır ya hani o üşüme efekti. Benfero değil dı derken yanlış anlamayın. Hani bır ona bır şey gibi hani havla bark gibi düşünün yani. Bır da o yani oradan geliyor. Evet, skirt de skirt'ten geliyor abi. Evet, biraz bel altı bir şey.
Ama dümdüz edlib onlar yani. Çok bir manaları yok baktığımız zaman. Sıradaki parçamız da yine biraz da Epidemic'ten gidiyorum. 3 parçamız Epidemic'ten. Sonra az daha netteye girer. Zaten sonrasında patronlara falan bakarız. Ama bu hafta yine üzücü gidiyor yani. Yine Epidemic'ten geliyor. Mavera, sorunun ne? Geliyor. Evet, geçtik. Korkmayın, geçtik. Ya şey soracağım, nakaratın sonunda şey mi? Tonda bir problem mi vardı yoksa... Yok, bana problem gelmedi. Benim mi rahatsız etti bir tek? Bana bir problem gelmedi ama kötü nakarat. Yani şey diye ama teknik bir problem duymadım ama kötü nakarat. Yani vokali kötü değil ama fazla aspava hissettim bir. Bilmiyorum sen de hissettin mi? Bunda da beat beni hiç çekmedi. En baştan beat çekmesi lazım bu tip parçalarda ya. Aspava hissi olmadı bende de. Sadece şey sıkıcı geldi bir yerden sonra. Yoksa ben sevdim vokali. Yok, Ohaş'a da bakacağız. Ohaş'a da bakacağız. Daha hani şey var. Bugün bayağı parça çıktı. Netted'ekiler de dahil. Aşağı doğru bayağı bir parçamız var hatta. Zaten çok geç çıktığı acaba için... Yok, çok geç çıktığı için... Acaba? Ya eğleniriz ya. Çok geç kararı çıktığı kurtaracağım için zaten. Kurtaracağım sizi. Bekleyin 2 dakika. Sen uykun geldiyse Mali erken uyanıyorsun ama yani... İzin isteyebilirsin, problem yok. Hani ben ama bugün yayınımız o herhalde... Böyle de kovmak olmaz yani. Kovmadım be. Daha önce yayınımızda konuşmuştum. Bu kadar kibar kovmak olmaz. Ben geç uyandım. Ne konuştuk yayın önce? Bir şey konuşmadık. Çok dayanamayabilirim. Uyku düzenimi bayağı güzel toparladım diyordun ya, o yüzden diyorum ya. Kötü bir şey demiyorum. Tamam canım. Yani zaten ben zevk alma noktasındayım şu an, gitmek istemiyorum öyle. Tamamdır. Çoğu parçamıza zaten 15-20 saniye bakıp geç karar çıkıyor. Nette özelinde özellikle zaten. En azından şey yaparız ama bugün yayın 2'yi falan görür herhalde yani. Kanka sen gelmezsin diye çağırmadık ya. Bayağı kovdu da ben neyse 2 dakikada... Hiç öyle bir şey yapmadım. Boşuna aldın galiba. Tamam canım. Ve evet, tamam. Ben zevk alma noktasındayım kısmında bir sonraki şarkında kesin olarak kullanılacak bu arada. Allah kahretsin. Unutuyorum ben onu. Yani bu işte beni açmadı. Yani şey Epidemic'ten biraz daha kaliteli işler bekliyorken şu an biraz nette değiliz ama PMC'ye yakınız. Bugün dinlediğimiz işler özelinde yani. Abi dünkü oyun. Yeni bir şey buluruz ya. Üf. Sıradaki parçamız. Ozan. Umay Umay. Saygılar ablacığım. Ateş geliyor. Evet. Fade attım. Ben otorite kullandım sizden geçi beklemeden abi. Çünkü şeydeyiz hani. Ozan aka Rota Volume 2 makyajlı kasadayız şu an. Bence. Yani. Hiç açmadı yani. Rota Silivri'deyken dublörlüğünü yapıyor değil mi arkadaş? Tam tersi ya da aynen. Yani Rota olaydan bayağı net sıyrılırmış bu arada. Ben çekmedim o videoyu diye. Bu arkadaşı yakıyor değil mi? O çekti. İyi taktik ama başkasının hayatında içine sıçmazsın böyle yani. Yani ben yapamazdım yani. Vicdanım vermez öyle bir şeye. Bir tane daha benzerim var. Sen zaten naif bir insansın, böyle bir şey yapmazsın. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin böyle. Çok güzelsin. Birebir aynısını Leyla ile Mecnun'da gördüm. Mecnun dönüyor böyle Leyla'ya. Öyle iyi yerlerde otorite kullanıyorsun ki diktatör olsan sesimi çıkartmam. Demokratız ama bu kanal artık benim sinir sistemimi boza boza haftalık yayınları muhtemelen ben böyle ileride çok tanıdığımız birine doğru evrilebilirim, haberiniz olsun. Kim o? Benim gibi diploma sıkıntısı yaşayan başka bir ünlümüz. Yanmadan bu kadar söyleyebilirim. Yani... Emir Kemal, ben Baykan'ın yanına gidemem bu ara. Dışarı çıkmak durumundayım birazcık. O yüzden Baykan'ın karantinasını bozmak istemiyorum. Geçen sefer 3-4 hafta evdeydim diye çıktım. Güner, görüşürüz. Zaten pazar falan annemler gelince ben de onları da riske atmamak için yine tekrar katılaşacağım yani. Pazartesi gelecekler büyük ihtimal. Evet, Nette'ye biraz geri dönüyorum ben.
Azıcık IQ düşürelim. Sonra da zaten şeyi dinleriz. Ha bir dakika ya. Nette'ye geçmeden şeye bakalım. Mabel Matiz'le DJ Ars'ın ortak işi var. Rap değil ama merak ettiğim için ilk kez yayında dinleyeceğim. Bakalım istedim. Mabel Matiz yani ÖSYM Reis Toy geliyor. Ya ben özellikle fade attım çünkü beat'te duyacağımı duydum henüz. Biraz uyuşmazlık var gibi ama kötü parça değil. Mabel Matiz ama galiba burada biraz ecofreshleşeceğim ben. Eski okul Mesnevi'den enerjimi aldım falan diyecek gibi geldi biraz. Daha heyecandan markacı düşürdü ya. Ya anneannem uyandı şu an acaba zaten. Evet, buna bir Emre Yücelen giderdi ama. Ya Johnny Sins'in var da bugün odamı şekil şemal veriyorum şu an biraz dizayn ediyorum. Ya çok dizayn edeceğim bir durum yok. Oda çok büyük değil zaten biliyorsun da. Yayın yapacağımız ileride yayın odamız olacak yer. Şu an orada bir yerde klavye. Onu düzgünce bir hani müzik yapmak için yerleştireceğim yani. İstiyorsan bana eklemen yapayım. Şimdi yine aynı cümleyi kuracağım. Sıkıntı olacak. Kurmak istemiyorum. Ama ya şeydi buna. Benim... Ya şey var. Gerçi buna RP'ye gerek yok. Buna Johnny Sins'e gerek yok. Çünkü parça kötü değil abi. Yani Ars güzel iş çıkarmış. Tebrik ederim yani. Ama yani şey var. Ya klip neden, klipte neden bir şeydeyiz hani Lut kavmiyle Vietcong'lu semazenler arasında gidip geliyoruz hakikaten emin değilim yani. Klibi anlam veremedim ben. Klibi anlam veremedim. Şey yazmış da bir değişiyor ileride diye bakmak ister misin? Tamam bakalım hadi. Yani evet yani güzel aranje kabul. Ars güzel iş çıkarmış ama dendiği gibi hani klipte biraz MIA'dan ve Borders'dan falan bir esinlenilmiş diyebilirim yani kabul. Ama yani yalnız bir şey diyeceğim. Parça kötü değil. Daha pardon bitti sandım özür dilerim. Yok devam et kanka. Yani çok önemli bir şey söylemeyeceğim zaten. Ben de çok önemli bir şey söylemeyecektim zaten. Scratch demeyeceğim da buna bir ezel nakaratı falan olsa şık olmaz mıymış ya? Hiç ezel bir yerde girseymiş. Hiç hayal edemedim abi. Kendi adıma hiç ezeli burada hayal edemedim yani. Ben ettim hoşuma da gitti. Şu an kafamda çalıyor. Hani götür beni Cyberpunk'a belki klip yüzünden. Yani bilemedim. Yani ben hayal edemedim ya. Ya bence olurdu ya. Son közlerimi de alayım. Diğer nargile artık yayından sonra yakalım. Autotune var ama abi şey değil burada hani bahsettiğim bir distorted autotune kullanılmıyor. Yani biraz autotune'dan ziyade Melodyne var aslında. Yani vokal düzeltmek için ki bu kötü bir teknoloji değil zaten yani. Bununla problemim yok yani. O zaman yine hepsini açmayacağım ama yine biraz Nette batağına girelim. Çünkü Nette'de de bugün yine bildiğimiz isimler var. Mesela FFLOW gibi, Kezo gibi. Hani mecbur gireceğiz zaten oraya. Biraz girelim istiyorum. O zaman ilk parçamız geliyor tekrar Nette'den. Tansel Dursun Dünya Bu Gece. Adam autotune kullanmamış, autotune adamı kullanmış. Hani autotune canlı olmadığı için hani kendi başına parça çıkaramıyor ya. Autotune'un parça çıkarabilmesi için bir insana ihtiyacı varmış ve Tansel'le bir araya gelmişler bu parçada. O parça bu parça abi. Geliyor. Yani fade attım geçtim merak etmeyin. Gerçekten Şahin Dekak bu arkadaştan iyi bu arada. Yani ritim tutabilse bu arkadaştan iyi Şahin. Evet, ritim tutabilse. Ritim tutabilse Şahin bundan iyi gerçekten yani. Şahin Dekak kurtar etti. Autotune var mı bu parçada mı? Parçada insan var mı diye soruyor ben düzeltiyorum. Abi gerçekten şey çünkü bu. Ya Autotune'da parça var mı diye de sorabiliriz. Bizim kanalda yok da bazı Twitch kanallarında şey oluyor ya abonelik veya cheer'larda işte bağışlarda falan bilgisayar okuyor ya böyle bağışları. Bu o abi. Hani ben onu zaten yapmayacağım, sevmiyorum öyle bir şeyi ama hani böyle kötü onun okuyanlar var ya. Onun taklidini yapabiliyor musun? İşte mesela bir bana onu okuyabileceğim bir şey yapın, onun gibi okuyayım ben de. Hani direkt sesim olmayacak ama okuyuşu şöyle. Bana böyle 5-6 kelimelik bir cümle yazın. Tamam mesela. İBB sosyal tesisleri... böyle okuyor o. O ses onu. O kadın, Siri Baykan. O kadın sesi böyle okuyor. Yani Siri gibi düşün. Evet. Siri'nin daha kötü konuşan o efekti yani. Ya da Autotune Tansel ne kadar olsun. Hani böyle okuyor abi. Yani, Tansel bu yani benim için şu an.
Mali 3 dolar başladı. İyi yayınlar abi. Aynen şöyle. Burada çring diye bir ses geliyor genelde. Sonra şey var. İyi yayınlar abi. Ha, böyle okuyor abi. O ses. Bu o yani. Yani neyse ben ilerliyorum abi. Bahçeye de başka yorumum yok yani. Yapacağım yorumu yaptım aslında yani. Algoritma şarkı yapmış. Bu sefer hani hakikaten ve yani PDMD ile bir sözleşme imzalanması gerektiği için Tansel'e Venom gibi düşünün. Simbiyot yapışmış. Autotune parçasını çıkarmış ve Tansel'i bırakmış. Parça bu yani. Bence. Söylediğinin yarısını anladım. O kadar geek değilim ama. Olsun. Ya Bulgari bundan iyi. Öyle bir Türkçe mealini sana öyle söyleyeyim. Yani. Anlamış gibi. Öf, devam. Sırada İpek Özcan. Dönsün dünya. Femsi femsi diyordunuz, alın size femsi. Evet, fade attım. Bu arada çok mantıklı bir soru soruldu. Abi neresi rap diye. Abi bunlar aynı zamanda işte Music Play, PDND gibi aracılardan geldikleri için Türkçe rap yeni çıkanlar Spotify listesinde var bu şarkılar. O yüzden buradalar. Bence de rap'le alakası yok. Ve bir kesim buna R&B diyebilir. Biz bunu Blues yayında ve daha önceki haftalarda anlattık. R&B böyle bir şey değil. Bu bahsettiğim Bağ Porçun Çen R&B'si bu. Gerçek R&B bu değil. Ben bayağı müziğin ışı diyeyim değil mi şu an? Gerçek R&B bu değil falan. Şeyleri falan yakıyor. Plakları yakıyor. Aynen. Bu hafta galiba Elçin Orçun çıkardı şarkı ya da geçen hafta emin değilim. Daha Elçin yani pop yaptığı için. Chat'te de yazıldı onu dinlemeyi tercih ederim. Evet evet ama Elçin pop yaptığı için zaten rap listesinde de Elçin olsun. Tamam yani. Onun için Elçin'i değerlendirmiyorum burada. Hayır bir gün rap yeni çıkanlar rap diye bir listede görürsem Apple Music'te falan. Pardon Mozel Emirer gibi okuyayım. Apple Music'te görürsem eğer Apple hacklenirse ve ben onu Apple Music'te. Hacker. Evet o listelerde falan görürsem o zaman alırım. Elçin'i ama şu anlık Elçin pop kategorisinde yani. Hey kır gibi yapıştı yine dilime. Neyse. Geçtik bunu da. Sırada Netted olsa da zaten merak edeceğiniz, etme ihtimaliniz olan biri geliyor. Bilindik birisi geliyor. Kezzo ve Senfo. Aklındaki nakarat. Kezzo bugün üzme beni hadi. Evet fade attım. Geç geldi yeterince. Çünkü karışık geldi. Geçlerinizi görmedim demin. Bir arada sayamadım daha doğrusu o yüzden. Ya şöyle, verse'ler kötü değil. Beat yine çok cezaevi modeli başladı ama sonra değişti. Yani değişse de yine oradan çok çıkamadı ama biraz daha toparladı yani. Bir Şahin Dekak sounduna bağlamadık. Nakarat yani, Kezzo şöyle üzdü. Kezzo iyi nakarat yazabilen bir isim de bu nakarat hayır. Abi gerçekten çok kötü bir nakarat yani. Sizde hatta nakaratta nakarat kelimesi geçiyor da nakaratception dendi ya, ona güldüm ben bayağı şarkıyı dinlerken. Ya rapten bahseden raplerden sonra nakarattan bahseden evet, nakaratlar. Evet. Senfo hala potansiyeline ulaşamayan birisi. Ben potansiyelli gördüğümü daha önce birkaç işinde söylemiştim. Ama PMC'de çıkış yapan parçasından bu yana hala o potansiyelini yansıtabildiği bir iş vermedi. Ama yani nakarata kıyasla verse'ler iyi ama yani benim 1,5 hafta sonra muhtemelen hatırlamayacağım bir parça. Yani Kezzo'dan artık kalıcı iş görmek istiyorum ben ya. Çünkü yani kötü müzik yapmıyor normal şartlarda ama ya şu ara kötü işlerini dinliyoruz genellikle. Böyle bir döneme girdi o şu an. Anlam veremedim yani. Evet bence de Kezon'un iyi nakaratları var yani. Bu işe kötü diyemeyiz ama ya bence. Ya netler çıtasında değil kabul ama yani şey. Bugün benim işte dediğim parça. Bakıyorum şu ana kadar. Bu bir şey var. Önce, kamufle var. Kamufle var evet. Kamufle. Eminem var. Evet, kamufle var. Şu an fena değil diyeceğim profesyonel parça. Eminem var. Bunlara denk görebileceğim hataların rağmen de bir tane demomuz var ama yani zaten günün en iyisi en kötü seçerken demoyu baz almıyoruz zaten yani profesyoneller arasında. Ben trollü ne demiştim Eminem'e ama? Yok, Eminem bugün dinlediğimiz en iyi iş abi. Like Collapse, Nate Dogg'un nakaratı. Evet, ben onu zaten direkt yıldızladım, not aldım. Yani şey, Amerika'nın Rayman'i Nate Dogg abim yeter yani. Ya Kezzo'nun kendi ortalamasının altında, öyle söyleyeyim. Yani çok çok böyle facia değil ama Kezzo'nun ortalamasının altında yani. İlerliyorum abi. Tamam. Efe Flow'a bakalım bilindiklerden. Efe Flow
düşlerimden ayrıldım. Hatta kendisi bunun promosyonunu Ekşi Sözlük yazarının rap parçası falan diye Ekşi'de başlık açarak yapmış. Bence cringe bir yöntem. Hani linçlendi mi bilmiyorum ama. Yani eskilerden değilsin, bilen vardır zaten aramızda. Geri dönüş parçalarını genel olarak beğenmemiştik. Bakalım bunu beğenecek miyiz, ilk kez dinleyeceğim. Efe Flow, düşlerimden ayrıldım. Geliyor. Evet, fade attım. Bu parça bir açıdan güzel. Şöyle yorumumu yapayım. Şunu merak eden vardıysa aranızda, cevabı burada gizli. Eğer 2007 senesinde Sagopa Kajmer nakaratına autotune bassaydı ne, neye benzerdi cevabını duymak istiyorsanız, bu parçanın nakaratı bunun cevabı. Yani bence. Verse'ü bitiremeden geç kararı çıktı. Yani, ama yani o da zayıf gidiyordu, üzgünüm. Evet, nette seviyesi. Yorumun var mı Mali? Yok, dediğin gibi işe çıkış, yani dönüş şarkısı da üzmüştü zaten. Ama çok güzel bir yorum geldi. Ototune keyini dönerciye mi girdiriyorlar diye bir... Hani Ototune'un notasına kadar dönerciye mi yazdırıyorsunuz abi? Yok, kıyas için söylemiyorum Kostan. Ben zaten bunu bir eleştiri olarak söylüyorum yani. Orada da şeyi söylemiştim, eski şarkılarını seviyordum, severek dinliyordum, başarılıydı diye, yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada bu tükendi, içkileri içkiler. Nette batağımıza devam. Sonra BG'ye falan da geleceğiz. Ne gelsin? Seçenek de sunuyorum artık. Anıl Güntekin, sıkıldım aşktan. Geliyor. Tamam. İstediğiniz yerde durdurdum, tamam en azından. Bana ban, da ban, ban mı yemek istiyorsun? Yok, bana da ban yedirtmez bu herhalde yani. Ses kız klip kalsın. Bu arada yani sen de şeyi aldın mı abi? Şu an parçayı dinlerken senin burnuna bira kokularının arasından gelen çiş kokularıyla karışık kokoreç kokusu vurdu mu Kadıköy Barlar Sokağı? Yok, vurmadı. ben şu an bu kokuyu alıyorum. Müdavimi değilim yani. Ben şu an tamamen bu kokuyu alıyorum yani. Monitörden bu koku vuruyorsun o zaman. Şey desen, birazdan Gece Kartalları Gece Kartalları mıydı adı? Evet abi, Kim Jong Gece Kartalları çevirecek desen okey de. So and others, takip için teşekkürler, hoş geldin. Ve Bomonti filtresiz kokuyor. Bira da spesifik bira yani. Ve şey var. birazdan kapım çalınacak. Yok, biri beni almaya gelmiyor. Şu deneyecek. Kanka sigara var mı ya? Diye biri yoldan, hani ben karantinada olduğu için sokağa çıkamadığım için evimde çevirecekler. Ve hani kanka sigara var mı ya denecek. Ondan sonra şu an mesela zihnimde parçayı dinlerken parçada bana geçen bütün his bu. Şu an ben Caferağa'dan aşağı yürüyorum. Sağımda Vazgal kaldı. Solumda Pizza Tugon'a çıkan yokuş var. Dolmuşlar yine birini dövüyorlar orada. Taksiciler sarhoş dövüyor. Bayağı reklam olmuş. Evet ve şeydeyim, şu an sağımda biri benden yaklaşık şu an artık 1 liraya gidemezler bir yere. 4 lira falan istedi abi. Sabahın 4'ü. Evet evet. Ben senin hayal gücüne yetişemiyorum. Acapella Fizzatoko kapandı mı? Kapandı mı? Valla. Olamaz. Nasıl kapanır? Allah kahretsin. Çok üzüldüm şu an. Ben çok sevmiyorum. Kadıköy'e gitmeyeli çok uzun zaman oldu ya. Ya tamam. Ya, ekonomik, ben şeyi seviyordum. Ekonomik gıda tamam ama yani pizza lezzeti yok. Ya pizza değil abi. Türkiye'de özgün pizza yok yani. Festo soslusu çok kötü değildi ya. Ben yukarıdan aşağı indikten sonra öyle ulan bu kadar yürüdük, kalori yaktık, birazcık alalım deyip bir dilim pizza yemeyi seviyordum ama şey bile bozdu. Aylardır yapamadım. Şu an kötü reklam olacak gerçi ama yani yine de fena olmamasına rağmen mesela Il Capriccio bile bozmuş abi Beşiktaş'taki. Yani şu an öyle pizza yok. Belki hala yaşıyorsa Miss Pizza ya da şey Beppe falan belki. Lokal de fena değil ya. Yani. Şubesinden şubesine çok fark ediyor. İzmir'de yediğim çok güzelken. Beppe mesela... dediğin moda da mıydı Beppe? Beppe'nin pizzası da öyle çok almış değil ya. Yok bu, yani zaten idarelik diyorum yani. Yani ben mesela ama ya... yediğim en kötü pizza galiba benim şeydi. İsmi değiştiği için reklam verebiliyorum. Pizza'dan bir kere deneyelim ya, ne kaybederiz diye ben öğrenci evindeyken sipariş vermiştik. Para.
Abi evet, hayatımda yediğim en kötü lahmacunu yedim orada. Pizza diye gelen şey oydu yani. Yani çünkü o lahmacunu aldığım fiyata ben normalde o dönem için 4 lahmacun falan söyleyebiliyordum yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Şeyde Rembetiko'nun yanında bayağı mekan adı söyledik de. Söyle, Rembetiko'nun yanında bir tane pizzacı açılmıştı, hatırlıyor musun böyle? Normal işte dikdörtgen şeklinde yapıyorlardı pizzaları. Çat 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 istediğin kadar kesip veriyor. Onlarınki mesela bayağı güzeldi. Güzel olduğu için kapandılar hemen. Çok kısa sürdü. Bu arada abi şu hatırlıyorsun. An... Bu arada pizza tişörtümü giyip geleyim mi? Sen bilirsin ama şu an bence biraz yemek konusunu kapatalım. Millet acıkırsa şu saatte çok zor bir sürece sokuyoruz milleti. Yani evet benim... arkadaşlar. Ben acıkıyor gibi. Domino's'tan. Bak şey, Domino's'tan haftalık koduyla %20 indirimle böyle çat diye böyle viral alacak. Yalan yok. İtalya'ya hiç gidemedim. Bakın. İtalya'da deneme fırsatım olmadığı için şey yapmıyorum ama mesela şey güzel yapıyor. Bunun hakkını vereyim. Beklemediğim kadar iyi yapıyor. New York usulü pizzayı abi Nomad gerçekten iyi başarıyor abi İzmir'de şeydeki. Oraya İzmir'de olanlara varsa tavsiye ederim. Dükkanın ismini unuttum şu an ama. Ben giyeceğim tişörtü. Tamam git ki ama mesela şey vardı. Prag'da Giovanni dayının yeri var. Gerçekten ismi böyle değil ama hani hani Giovanni... Kadıköy'e gidemiyoruz Prag. Orayı beğeniyorum ama benim şu ana kadar çok enteresan bir şekilde Lviv'de Da Vinci abi. Çok özlüyorum oradaki quattro formaggi'yi yani. Abi bir şey soracağım. Popo göstermedim değil mi ben demin? Bir eğildim ama. Yok alışırız. Zaten Ceren de görmek istiyordu. Sevdim mi seninkini tamam. Bilmiyorum ama. Abi bunu görmek istemiyordum. Tamam. Ceren beğendin mi? Sendeyiz. İzmir'de mi abi? Karşıyaka'da. Luna Romana. Denemedim, deneyeceğim. Ben Nomad'in yani Bigo'nun Onur abinin yerinin ismini unuttum da kendisi zaten 10-15 sene New York'ta yaşadığı için öğrenmiş onu yani. O New York usulü. İtalyan değil ama New York usulü pizzayı orada güzel yemiştim yani. Ama bir de şöyle bir şey var hani tamamen tercihtir tabii ki ama ne çabuk giydin. Merdo'cum iyi geceler. Ciddi ciddi gittim giydim. Fark ettim ve çok hızlı giydin, takdir ederim. Takdir ederim diyorum, takdir ettim. Merdo'cum tekrar iyi geceler, görüşürüz. Ya bir de şey var, şarküteri ürünleri... Mesela şarküteri ürünleri pizzaya genelde yakışmıyor bizim ülkedeki usul şarküteri ürünleri. Gerçekten domuz normalde ana yemek olarak sevmem ama şarküteri bazına yakıştığını söyleyebilirim ya. Hakikaten yayından önce böyle bir şey de konuşmadık, planlayıp da yanına koymuşsun gibi yani. Yok, gittim. Yolda soyundum, yolda giyindim. Ne? Niye bu? Kanka buradan çıktım. Tamam. Şuradan masanın etrafında dönerken soyundum sizin kameranın görüneceği şekilde. Tamam. İçeri gittim, dönerken giyindim, bu kadar yani. Gerçekten pizza viraline döndük ama bu şeyden dolayı oldu. Anıl Güntekin sağ olsun bizi Barlar Sokağı'nda bir tur gezdirdi. Barlar Sokağı'nda bir tur gezdirdi Kadıköy'de. Orada Pizza Togo kapanmış denince yeni gelen varsa aramız onun için tekrar ediyorum. Oradan bir pizza yine gereksiz girildi yani ama olsun. Şu an dinleyeceğimiz müziklerdense daha çok keyif almışızdır muhtemelen. Parçaya yani... Şey değil, nette seviyesi için kötü değil. Kabul ama iyi parçada değil diyorum ben Mali. Sen ne diyorsun? Yani... biliyorum. Kötü şarkı. biliyorum. Kötü şarkı Nette ve şu anda göre iyi. Saat gecenin 1.30 ben diyet yapıyorum. Ben canım aşırı pizza çekti ya. Net sipariş vereceğim biraz sonra yani yayının sonuna yetişsin diye. Dolapta da bir ton bira var. Peki. O zaman şarap var. O zaman devam edelim. Çok acıktım. Kızın sırt dövmesine ne yazıyor sorusu geldi. Vizyon başkan. Klipten dolayı ve yani şarkının Kadıköy hissettirmesinden dolayı tahminim şu. Neydi? Only I can judge a single god with my wrongs and wrongs yazıyor abi. Bunu hatırlayanlar varsa zaten şu an yarıldılar. Hatırlamayanlar anlam vermeye çalışıyor. Ya bir tane kadın vardı kocaman dövme yaptırmış. Bak gösteremeyeceğim şimdi tam da. Şuradan başlıyor. Evet, böyle bak, aşağı kadar gidiyor. Bak Emir Kemal'in çok güzel bir Kadıköy jargonu geldi mesela. Kızın kızın sırtında evlilik ne ya? Devletin dayatması resmen yazıyor da olabilir yani. Kadıköy Barlar Sokağı'nı konuşuyorsak. Evlilik ne ya? İmza sadece. Abi yukarıdan aşağı kadar dövme yaptırmış. Şey yazıyor işte. Normalde hani beni sadece Allah yargılar ya Tanrı yargılar falan yazacak bambaşka bir şey yazmış. İşte, ama onu bulup sana atmam işte, lazım. İşte ondan ben onun esprisini yaptım Mali zaten. Şey yazıyor. Aynı mı? Ben
Onda şey yazıyor. Yanlışlarım ve yanlışlarımla, aynen Türkçesini söylüyorum. Yanlışlarım ve yanlışlarıyla tek bir tanrıyı sadece ben yargılayabilirim yazıyor abi kızın dövmesinde. O muydu ya? O mu yazıyordu? Oydu galiba. Özür dilerim o zaman. Büyük Allah'ındır yazıyormuş değil mi kızın arkasında? Ya da şey yazıyor, direnci değilim. Geçiyorum abi, Kadıköy'den çıkalım. Acaba Bağcılar'a mı gideceğiz, Nişantaşı'na mı gideceğiz, yoksa çok alakası Kırşehir'de falan mı dolanacağız? Nette bu çünkü yani. Yani arası yok yani. Yani bu nette bu çünkü derken arası yok yani. Böyle bipolar, böyle hani duygusal roller coaster. Bir yerde jiletleniyorsun böyle, sana bıçak çekiyorlar bir şarkıda, diğer şarkıda Barlar Sokağı'na giriyorsun falan böyle yani. Şu Emre şey yazdı, o Fitchip'in dostudur da yazıyor olabilir diye ama onu yanlış yazdın. O cü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 c
gözünüzü görerek ben bir sonraki parçaya geçiyorum abi. Asır ve kehanet ve parantez içerisinde mecazi. Yani peki cayır cayır ve bütün büyük harf, hepsi büyük harf ya şarkı isminin geliyor. Evet. Hapse de girdik. Mali sende gözüküyor mu bilmiyorum. Yok daha göremiyorum, merakla bekliyorum. bize şey kafes ekledim. İkimizin de üstünde devasa bir kafes var. Dur daha bana gelmedi. Dur hatta ben burada figürlerimizi de eklerim. Artık bunlar hak edildi çünkü yani. Ne geldi? Seni İbrahim Tatlıses yapıyorum ben yine. Drill versiyon. Zorunda mıyım? Ben de tamam. Cengiz abi olayım. Tamam artık böyleyiz abi. Bu hak edildi çünkü yani biz artık böyleyiz. Bu parça bunu hak ettirdi bize yani. Soramazsın mahkum 14. bölüm. Ve oha bu parça bayağı etkili çıktı, 10 kişi kaçtı yani. Bir anda 10 kişi kaçtı yani. Arabesk dirildi son nokta. Asır ve kehanet mecazi cayır cayır. Abi. Gerçekten neden artık? Hakikaten yeter ya. Ve dedim ya bakın Barlar Sokağı'nda ışınlanma, transportasyon bu. Bir şarkıyla... Bir şarkıyla şeyden Barlar Sokağı'ndan abi Bağcılar'a gittik. Normal şartlarda normal şartlarda bu toplu taşımayla en az 3 saat sürecek bir aktivite yani. Bu açıdan ne Baykan cümle kurarken ediyorum. Baykan cümle kurarken arada Nişantaşı'na da uğradı. Evet. Bu açıdan nette bize çok güzel bir şey yaşatıyor ya. Mecazi ne anlama geliyor? Yani kehanet mecazi. Üf. Şey, ya. Ne desem çok kötü abi. Temsili değil mi? Hani kehanet parantezi mecazi yani. Kehanetin gerçek anlamı ne acaba? Yani hayır, mecazisi buysa. Ya ben IQ kaybından ölüyorum şu an. Benden mantık cümle beklemeyin bu arada. Ya da şey parodi değil mi? Kehanet. Aynen Undertaker Seyfi'yle yaptı aynı espriyi. Metrobüse binip uyuyakaldık gerçekten demin şarkı değişiminde ya. Bunları kimse uyarmıyor abi ve bunların gerçekten uyarılmaları lazım yani. Hayda. Ya hayır o anlamda değil ya. O anlamda değil ya. Ya of. Hani yani... Abicim gerçekten bakın normal mesleklerinize devam edin. Herkes bizim yapmak zorunda değil demesi lazım birinin. Bitmeyen yayın abi. Şu an 3,5 saat oldu daha deli gibi parça var önümüzde Allah'ım. Öf az parça çıkarın ya. Bir de çok parça ve çok kalitesiz parça çıkarıyorsunuz ya. Of. Abi evet mesela bunlar çok güzel galeri işletebilirler yani senet işi yapabilirler. Şahin Dekak gaspta yok, Şahin Dekak bu kategoride değil mesela. Burada daha biraz daha şey var, galericilik olabilir, tefecilik olabilir. Sen köpek... Şirinler gibi böldün mü bunları ya? Evet. Gaspçı Şirin, galerici Şirin. Galerici nette, gaspçı nette. Şey olur. Ama yani özellikle yani mesela köpek de dövüştürebilirler abi bak bu da çok mantıklı. İllegal.
Popo istiyorum mecazi cayır cayır. Ya bunlara bir taraftan da popo istiyorlar. Hani gerçekten Ceren bu arada. Bu arka netteye parça verenlerin bir motivasyonu aslında para kazanmak değil. Türkiye'deki işte sonradan görmeliğin etkisiyle biraz hani ünlü tribi. Bak netteye de parçam çıktı falan sanki bir şeymiş gibi. Popo istiyorlar gerçekten. Hani biraz da bunun için yapılıyor bu yani. Tabii bu arada yayında söylediğim şeyleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bunlar kötü şeyler. Hani yani köpek dövüştürmek vesaire ama yani arkadaşlara alternatif meslek seçmeye çalışıyorum ben. Hani yani bu böyle bir yayın bu. Aslan müzik yorumlanmıyor burada. Bu arada biz hapiste kalalım mı çıkalım mı? Chat'e sorduğum soruya bakar mısın? Şey o Monopol oynuyor sanki. Küfür edecektim. Kendimi de çıkalım bence. İbrahim abiyle Cengiz abiyi gönderdim. Güle güle. Kalın geldi. Kim kaçıyor? Kime güle güle dedin sen? İbo ile Cengiz'e. Ha tamam, ben chatten biri gidiyor. Ben görmedim sandım, onu arıyorum. Hadi Müslüm abi kalsın orada. Tamam. İbrahim abi de gönderdim. Tamam ama biz biraz daha hapisteyiz. Ya hadi çıkalım ya, dur. Gireriz tekrar. Hemen giriyoruz zaten. Zaten bu gidişle gireceğiz birkaç yayına. Ya bence hapse girmeyeceğiz. Bıçaklanacağız bu arada. Ulan nette sana dava açsa... Gözündeki dona kadar alırlar, benim de alırlar. Yetmez, içeri giriyoruz. Ya evet, bu ve ailem de benden. Gözündeki don, inşallah o gün sevişmek istiyorum donu giymişsindir de rezil olmayız. Eyvallah. Ama abi şey var. Ya ben şuna inanıyorum abi. Gerçekten aramızda avukat vardır. Mithat buradaysan bizi aydınlatırsın. Şimdi ben bu yayın tekrar ile dava edildim. Tamam. Ben bu klibi ve şarkıyı hakime dinlesem, hatta hakime ben öyle bir imkanım varsa, savcıya, hakime bir saat boyunca nette özel yayın yapsam ona, kapalı kapılar ardında, bence karşı tazminat bile alabilirim ya. Ben buna çok inanıyorum yani. Kanka sen sünnet düğününde pipilerin uçtuğuna inanıyorsun, gelin başına kaynağını koyduğuna inanıyorsun. Güven verici bir şey değil yani bu. Sen de doğru söylüyorsun şu an düşününce. Üff. Hakimle beraber girersin cezaevi neden? Bak abi, karşı tarafın cezai ehliyet olmadığı için sen kaybedersin. Yorum geldi. Çok güzel. Öf, devam ediyorum. Ayşe Betül. BBB. Bu arada onu konuşmuştuk hani, o yüzden. Muhtemelen. Mümkün. Sonradan geldin mi? Bu parçaya herhangi bir yorumum yok yani. Eğlendik, güldük, bitti. Ayşe Betül BBB ya da BBB. Betaberk Bayındır mı? Ya da hani Baykan Ballas benimsin de olabilir. Çünkü netteydeyiz. O biraz daha arabesk varoşluk akacak ya biraz böyle. Hani... Peki. Ya, abi BBB'nin açılımı ne olabilir? Biraz bunu düşünüp öyle girelim parçaya. Tamam. Bir şeyi görebilseydik. Tamam tamam. Şarkının başını. Geliyor. Bir artwork falan varsa. Beni bana bırak olabilir. Biri Betül olabilir. Bir dakika. Durdurdum. Boom Bap Boss mu? Durdurdum, önerileri alalım. Hani ben Betaberk Bayındır değildir. Baykan Marlas benimsin değildir ki, istemiyorum seni zaten Ayşe'cim. Gerçekten bu çıkar. Mi? Hemen samimiyet kurdu bak. Yok, gerçekten bu çıkarsa diye. Behlül Bihter'i gerçekten benimsedi. Gerçekten bunun çıkabileceği ihtimali olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Behlül Bihter'i benimsedi olabilir. Başka Baykan Ballas beni izle bak, bu olabilir ama iyi yok. İyi ama yok nette orada. Burası gerçi. İmla hataları da çok okey. Beni izle birleşik yazılmış olabilir. Şey olabilir, bak bana baby. Bilim, beni bilen bilir olabilir. Bilim 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 olabilir. Neyse, ben başlatıyorum parçayı. Bak neymiş, göreceğiz şimdi yani. Evet, bir saniye beni bekler misinizmiş ama şeye çok güldüm. Feride Hilal Aykın. Çok güzel yorum. Nakarata da bakacağım bir dakika. Geçtim. Vokal şey değil miydi ya, M.O.B. Ruby'nin arabesk versiyonu. Kont karımsı arası yok gibi düşün. Evet, bir saniye beni bekler. Ama bak, Goodfellow'da mı? Burada bak, netteydeyiz. IQ arıyorsun. Bir saniye beni bekler misiniz nakaratının?
IQ'dan da ziyade siz Türkçe dil bilgisi falan da arıyorsunuz gerçi arada. Böyle hataları yapıyorsunuz. Bir saniye beni bekler misin parçanın ismi ise evet mantıken bunun BSBB olması lazım. Ama NetD'de olduğumuz için imla yok. Hani bir saniye beraber yazılıyor. Hani ayrı yazılmıyor. Asla ayrı yazılmıyor yani. Misiniz de yok. Misiniz de yok zaten. Yani zaten Ayşegül Betül klipte nasıl var ben onu anlayamıyorum. Keşke sen de gelmeseydin abla yani. Yani çünkü parçada bayağı bir şey eksik bari yani. Bu kadar eksikliğin hakkı verilmeliydi yani. Klip çekimini unutsaydım mesela böyle biz kinetik video falan izleseydik böyle tipografi. BBM şey BBM vardı değil mi yani BlackBerry. Birkaç harf tutuyor evet yani nette için başarı yani. Çünkü nette de şey gördük abi. Metin 2 nickleri falan gördük daha önce hatırlıyorsundur. 0 alttan tire 3 2 1 falan böyle hani ismin yanında hani. Hani bu nick alınmış olamaz abi zaten neden yani? Hani plaka desek onu seviyorsunuz saçma şekilde şehrinizin trafik plakasını oraya koymayı plaka kodunu. Öyle bir şey dedi yani böyle saçma şeyler var yani. Ya bu beni yani, bidi bici evet. De iyiymiş yalnız. Beni bidi bici. Beni bidi bici. Aa şey de olabilir. Kız Adanalıysa Miraç'ı biraz triggerlayayım. Kız Adanalıysa bici bici beğenirim de olabilir bak ama gerçekten. Yo BBM BlackBerry'ydi abi. BlackBerry'nin WhatsApp'ıydı yani kendi içindeki. Abi yo, grubu, evet. Vardı öyle bir grup ya. Bu yayın ben de eğlendim ama şey var. Müzikal anlamda son 3 hafta birbirini böyle kafes dövüşüne davet etti. Tolga Taner Tarlacı ile diğer arkadaşı vardı ya Acun'un. Burada şarkısını dediğimiz. Hani onlar gibi böyle. Hani birbirlerini Ya Sima Buz nasıl unutursun adını ya? Öldüresiye vuruyorlar. Önceki 3 hafta şu an biz daha kötüyüz. Hayır biz daha kötüyüz. Hayır ben kaka püskürtüyorum falan diye böyle birbirini vuruyor yani. Genel manada. Evet biraz netleden çıkıyorum. Merak ettiğiniz bir parçaya bakalım. BG Harman. Geliyor. Drill yapmıştı değil mi? Böyle bir dipnot vardı yani. Bir pesimistin böz yaşları. Netleye döneceğiz yine var merak etmeyin. Öf. Ya evet. Ya Berkcan Güven şu an netleden iyi evet ama bunda finansal gücün de etkisi var tabii ki. Ya evet Feyyaz abi ne alaka? Biz bizzat tanışmıyoruz ama sevdiğim bir isim yani. Yani çünkü Feyyaz abi ben bunları müzik olarak gördüğümü de düşünmüyorum. Kendi fikri olarak. Konservatuar çıkıştı kendisi zaten yani. Ben bunları gerçekten müzik olarak gördüğünü zannetmiyorum. Türkçe rap'in tamamını yani açıkçası. Ticaridir ya da işte arkadaşlık ilişkisi falandır yani. Aynen arkadaşı mı yiyeceğim tamamdır. Yani Arts'ın beat'i gerçekten çok iyi, kabul. Çok güzel beat yapmış. Ama şöyle bir sıkıntı var abi. Hani bu parça Drill diye lanse edildi ya. Dur tekrar BG'ye geçeyim ya. Ekranda Ataberk olmasın. Bir sonraki parçamız olmasın. Evet, bir sonraki parça olmasın diye tekrar BG'nin klip başına aldım. Ya Arts parçayı çıkartıyor ama şu beat'in üstünde Şahin Dekak da netlerin üstünde iş yapmış derdik yani. Arts'ın burada Arts'ın olayı yani bu olay. Yo Feyyaz'ı hype'lamak değil abi yani şey değil. Ben burada Feyyaz'ın oyuncu yönünden bahsetmiyorum. Hani müzikal olarak ben Feyyaz'ın Türkçe rap'i beğendiğini veya hani müzik olarak gördüğünü bile düşünmüyorum çünkü konservatuar çıkışlı olduğu için. O yüzden hani garipsedim yani biraz. Dediğim gibi arkadaş ilişkilerindendir yani. Kötü. Ya üzgünüm. Ya yani YouTuber'lar arasında kıyaslıyorsak evet hep söylenen bir şey. YouTuber'lar arasında kıyaslıyorsak Berkcan Güven diğerlerinden daha iyi. Bugün bir YouTuber işine daha bakacağız çünkü. Dinlemedim ama genel olarak hani Rayman'dan falan daha iyi yani. Kesinlikle. Kabul. Çünkü çalıştığı ekipte müziği bilen insanlar var ve onların yönlendirmesiyle iyi sonuçlar alabiliyor. Kabul. Ah. Yayında iyi parça yok mu İnat şu an? Üzgünüm. Yani yayının en iyi parçası diye zorlama bir şey seçmeyeceğim. Bazı haftalarda ben beğenmiyorsam seçmiyorum bir şey yani biliyorsunuz. Bu haftada şu anlık öyle gidiyor yani. Ama söylediğini değiştirmiyor. Yayın şu ana kadar dinlediğimiz en iyi 3 şarkısından bir tanesi yani. Değil abi. Diğer isimlerde... Nasıl değil ya? Değil abi. Abi bu şarkıdan daha iyi bana 3 tane şarkı saysana. Hani 3'ün altına düşsün. Eminem to like olsun. Eminem'i sayma. Eminem'i sayacak mısın? Sayacağım. Hayret mi onu? Mabel Matiz. Ben... Bir tane daha... Bizim kategorimizde olan şarkılardan bahsediyorum. Ve Kamuflen'in işi bundan iyi. Dapo Esin Beat. Abi bir tane saydığın şarkı Türkçe değil.
Birisi de rap değil zaten. İyi de bu yayında dinlediğimiz şarkılar da en iyi şarkıdan biri değil ki. Ben bu şarkıyı ortalama bir şarkı buluyorum abi. Sen beğenmiş olabilirsin, buna saygı duyarım da bana bunu diretemezsin yani. Ama şu an manipüle ediyorsun olayı. Manipüle etmek için yazdı. Parça kötüyse kötüdür abi. Kötü parça. Tamam da parçanın kötülüğü iyiliği hakkında tartışmıyoruz. Bugün dinlediğimiz en iyi şarkılar içinde mi değil mi, onu soruyorum sana. Abi ben bugün iyi parça dinlemedim diyorum. Do you speak Turkish? Abi ne? Abi sen anlamıyorsun benim dediğimi. Diyorum ki... Dinlemedik daha, eve daha patron. Sesin gitti Mali, çok şükür sesin gitti de. Tekrar dene, sesin gitti. Gelmiyor. Dudağını okuyorum yine ben. Bilgisayarına dokun, bir şey yap yine, ne yapıyorduysan her seferde. Vallahi yok Mali. Vallahi yok. Gerçekten bilgisayarına falan bir dokunsana. Aa, anket açayım. Tamam, biz bunu konuşuruz çünkü bu sırada. Anket açayım ben size. Duyuyor musun şu an? Şu an duyuyorum, evet. Ne yaptıysan işe yaradı. Tamam. Allah, girdim bilgisayarın ayarlarına. Kulaklıktan bir şeye getirdim, default'a getirdim. Tekrar kulaklığa getirdim. Olmadı, bir daha yaptım, bir daha yaptım. Oldu, saçma sapan tamam. Bir şey. Diyorum ki, tekrar bak cümlemi kuracağım. Bugün çıkan işler iyi ya da siktir boktan umurumda değil. Bugün dinlediğimiz bizim kategori içindeki şarkılarda en iyi üçle mi değil mi? Sana bunu soruyorum. Şarkılar iyi ya da kötü diye sormadım. En iyi üçümde değil abi, ben de bunu söylüyorum sana. Abi saydığın şarkılardan bir tanesi İngilizce, hani Eminem olmasını geçtim yani. Bir tanesi Mabel Matiz, amına koyayım küfür edeceğim şimdi. Bir tanesi Mabel Matiz, bir tanesi Eminem. Ben de diyorum ki bir abi. Bir tane saydın sadece. Abi diyorum ki ben bugün zaten iyi bir parça dinlemedim. Yani benim için bunların hepsi aynı. Abi denk, ben aynı bunu denk. Sormuyorum ki. Bak şunu diyorum işte. Ben senin sorunu anlıyorum. Bak ben şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Ben şu gün, şu bugün bu parça diğerinden daha üstün diyebileceğim, fena değilmiş diyebileceğim parça olmadı. Farkında insan hepsine ben zaten gömüp geçiyorum bugün yani. Malin dediğini ben de anlıyorum Halilcan. Benim bu canım, hafta, bebeğim, benim bu hafta gülüm ben sana. Benim bu hafta kötünün iyisi değişen bir parça da yok diyorum ben sana. Öf. Ben de anlıyorum. Ben sana diyorum ki ben şu an bugünün en iyi 3 parçası diyeceğim bir 3 parça. Ne bağırıyorsun be? Ben sana bugün kötünün iyisi 3 parça seçemiyorum diyorum. Öyle bir yani kötünün iyisi bile seçebileceğim 3 parça dinlemedim bugün diyorum. Sesin yine gitti. Hazır ben YouTuber şeyine girmişken bu ses gitme olayı yüzünden monitörüme kafa atabilir miyim Enes Batur cosplay olarak ya? Sabit dursana ses gelince, hiç kıpırdamadan şöyle. Lütfen atar mısın yani? Evet, ilk üçünü alır mısın? İlk üç yapmıyorum. Bu gerçekten bu mu abi? İlk üç çıkaramıyorum ben bugün dinlediğimiz parçalardan yani. Akşay peki sadakat puanı kullanmasan nasıldı sonucu acaba? 5'miş. Enteresan. Ona da sadakat kullanılmış gerçi. Bizi 500 kişi seyretmiyor şu an çünkü. Aynen bak, panik benim dediğimi anladım Ali. Sen sesini dene bir taraftan, sorun yok. Panik benim dediğimi anladı. Beat gerçekten bayağı iyi. Bayağı iyi bir drill beat. Bu prodüksiyonun altının üstüne kimi koyarsan koy ortalamanın üstünde gelecek zaten diyorum. Berkcan'ın burada bir esprisi yok diyorum ben. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Sesin hala gelmiyor bu arada. Mali hakikaten bilgisayarı bir sallasana şöyle. Geliyor mu şu an? Vallahi geliyor. Vallahi geldi. Kanka bas konuştan çıkardım. Bas konuştan çıkardım. Demek ki bas konuşta sıkıntı var. Mümkün. Gerçekten. Oğlum bak yüz yüze olsaydık adam, vallahi yüz yüze olsaydık. Adamı back fırlattırdık. Ama ve geldi ama ya, işe yaradı. Yüz yüze olsaydık küfür edecektim. Ben sana diyorum ki şarkılar iyi ya da kötü demiyorum. Şarkı bugün dinlediğimiz diğer şarkılardan
Daha iyi mi değil mi? Onu soruyorum sana. Tamam, ben Türkçe derdimi anlatamadım. Bir dakika. Look my dear friend. Hint aksanlı mı istiyorsun, Türk aksanlı mı, American mı? Hangisini istiyorsun? Baykan, trolleme. Ciddi ciddi bir şey soruyorum. Look, 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 look. Wait a minute, wait a minute. Like I told you. Today... we listened trash can, okay? You know? Whole playlist is a huge trash can, my dear, okay? I can't pick any three songs. Baykan, you are so beautiful. Abi bence... I can't pick three songs. Lan! Really, lan! Really, bak, really, söylediğin cümle şu. Söylediğin cümle şu. No, I can't... Hey, come on. Come on man. Yeah, no. Söylediğin cümle şu. Diyorsun ki burada Berkton'un hiçbir fonksiyonu yok. Artsın marifeti bu. Evet. Abi burada saydığımız diğer isimlerde de para var. Burada saydığımız diğer isimlerde de çevre var. Bu artık BG'den önce kamufleyle bilmem kimle arkadaştı. Tamam, harcayabilirler. Bu benim derdim değil ki. Yani o zaman Galatasaray bu sene iyi olurdu aslında ama forvet almadı ya. Paraya kıyıp forvet alsaydı iyiydi bence. Bu aynı mantık yani. Evet. Tamam da abi. Yapsın o zaman yani. Abi yani ben şey mi seçeceğim şu an? Galatasaray popüler diye. Tamam ya, onlar da bana şey halı saha topçusunu ithal etmişler ve hani adam 20 milyon euro maaş alıyorken ligde 3 golü var ama okey, o zaman hani Galatasaray sonuçta ismi var mı diyeyim yani. Ben bu... Sesin yine gitti. Ben bunu mu dedim arkadaşım? buna çok yakın bir şey söylüyorsun. You know what I'm saying? Ha? Ya çok yapma ya. Şey yani. Gözümü öyle. Seveyim. Almanca hatırlasam Almanca konuşacağım. Evet, Berkcan için bak aynı şey. Bu bir bandwagon mevzusu. Berkcan için hype büyüktür şarkı kalitesi. Ceren'in söylediği gibi. Bu kadar. Yani. Ve bu bütün YouTuber'lar için geçerli. Berkcan özelinde değildir. Abi Rain Man her yerde çaldı. İyi parça mıydı? İyi prodüksiyon. Tanerman olmasına rağmen iyi prodüksiyon muydu? Tanerman o iyi prodüksiyondu da. Ya yapma, gözünü seveyim. Rain Man dışında birisi okusaydı o şarkıya beğenecektin muhtemelen. Burada zaten ben ne afro pop işleri, afro trap işleri beğendim de bir tek Rain Man'e ön yargım var benim. Ben öyle bir haterım ya. Haker. Abi yeniden iyi bir şarkı, evet ya. Burak Kunt'la çalıştı onda, evet. Ve şey değil hani, bu Burak Kunt onda prodüktör değil bu arada. Mix Mastering'ini yaptı. Bunu da belki o yapmıştır, bilemiyorum. Ama yani Berkcan'ın yeniden güzel bir şarkı abi. Ben burada Berkcan Güven nefreti falan kusmuyorum. Bir, parça drill diye lanse edildi. Drill değil. İki, beat iyi ama Berkcan'ın beat, evet. Berkcan'ın beat'e kattığı bir şey yok diyorum. Parçayı beğenme sebebin beat, evet. Mi diyorum ben senin. Ama bu parçayı evet, iyi bir tamam. Parça yapmıyor diyorum. Gangnam Style'ın da beat'i güzeldi abi. Abi ben konuyu dinlendi. Oraya getirmeyeceğim tamam. Sen benim tamam, söylediğim cümleye cevap versen Gangnam Style en sonunda milyar, ben konuyu bir yere bağlayacaktım. Gangnam Style 10 milyar dinlendi şu an. Melek Subaşı yaptırtma beni, sürekli milyar dedirtiyorsun bana şu an. Gangnam Style 10 milyar dinlendi ama iyi parça mı abi? Ama onun da prodüksiyonu iyiydi. Aynı mantık. Prodüksiyonu iyi ama parça iyi değil. Meh bir parça ya. Berkcan'ın kendi diskografisi içerisinde bundan daha iyi parçası var. Bundan bahsediyorum. Allah aşkına ben şarkıya iyi demedim ki zaten. Sen niye oraya takıldın? Abi şarkı iyi diye bir şey çıkmadı ağzından. Günün en iyi 3 parçasından bir tane iyi. Ama hani şey, ağzımdan parça diye iyi parça diyebilirim. Bu ayıp oldu ama şimdi yani. Tamam, özür dilerim. Ayıp oldu gerçekten. Benim de takip edeyim. Sinek pipiler havalarda uçuyor. Böyle mi devam edelim abi? Ben böyle devam etmeyelim yani. Seviye düştü. Şu an beyaz futbolcusu. Malak, balak. Ben baktım öyle, özür dilesin kampanya. Evet, bu parçayı dinleyince prodüksiyona yazık olmuş dedim, evet ya. Tamam, ben de dedim aynısını. Demedin. Ben... Minim. Sen de demedin, şimdi dedin. O ses neydi? Minip. Ne? Senden gelen sese güldüm. Minip diye bir ses geldi de ona gülüyorum. Ya... Şeye aldım ya, bas konuştan çıkardım. Muhtemelen sesi belli yerlerde algılıyor. Ha, anladım. Belli seviyenin altına düşünce algılamıyor. Of. Ya, eğleniyorsanız yani ne gerçekten güzel. Gerçekten şu şarkı için 15 dakikadır
boşluğa tartışıyoruz yani. Ben başka bir şey söylüyorum, tamam, sen anket, başka bir dakika, şey söylüyorsun. Anket açıyorum. Öneri geldi Emre'den. Harman günün en iyi 3 şarkısından biri mi? Emre niye boşuna puan acıdın? Söyleseydin açardık zaten. Aynen bu arada. Yani o kadar torpilin vardır muhtemelen. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 50 kişi falan izliyordu. Tartışma çıktı diye birbirinize haber mi verdiniz abi? Yo, eğlenceli bir yayın oluyor bugün. 2 dakikalık bir anket başlatıyorum. Başlattım. 2 dakika. Minimum 1 zaten. Bu arada ben bir yemek sepeti siparişi versem de kapıyı duyabilir miyim parça gelirken gelse ya? Neyse, tost yaparım. Ya be. Tamam. Ben de işte neyse, Yasin beni anladı bak. Ben bugün de herhangi bir ilk 3 çıkaramıyorum. Ben bundan bahsediyorum. Eminem ve Mabal Matiz dememin sebebi o aslında zaten ya. Şöyle söyleyeyim ben sana. Sörat var. Sörat'ın herhangi bir şarkısı. Eminem Şahin Dıkak var. Tamam. Sörat'ın Eminem Şahin Dıkak var. Ben de herhangi... bir adım atar yani o. Hayır değil. Normal. Tamam. Şahin Dıkak var. Tamam. Bir de benim akrabam var. Yeşim Aya. Bu üçünün en iyisi hangisi sence? Üç şarkıdan en iyisi. Öyle bir kadro hepsi var. Hepsi kötü. Öyle bir kadro hepsi var. Hepsi kötü. Şahin derim ben. Abi bak, duygusal davranır. Ben Şahin benim şey var. NBA'yi takip eden bir Kaan Kural'ın falan böyle öz evlatları olur ya, böyle beğendi oyuncu. Şahin benim öz evladım abi, kayırırım. Şahin derim ben bu kadroda. Ya sen manipüle uzmanı olmuşsun Baykan, görüşmeye. Böyle bir şey olamaz ya. 4 gün ya da Udemy'den Udemy'den manipülasyon dersi almışsın. Like you said, you ben kınıyorum seni şu an. You saying he's best of the worst, but I'm saying ona ben de katılıyorum. Siz istediniz diye şu an İngilizce troll yapıyorum yani. You. Bir ateş ettin orada, bir şey oldu. Song is song lan, aynen yani. Ne yapıyorsun şu an? Ciddi anket mi bekliyorsun? Evet, anketi bekliyorum ben şu an. Ne çıkacak diye. Anket seçeneklerine bakıp sen de oy verebilirsin bu arada. Baktım da vermeyeceğim. Hadi vereyim ben de ya. Ben saçmalama Maria'ya verdim yani. 4 kişiden biri benim. Yani anket sonucundan... Ya basmasaydınız onları. Anket sonucundan Baykan Haters'ın çıktı %63'le yani. Hey man, this is trash can. Yeah. Totally agree man. Totally. You know, mate. Niye bir anda Britanya olduk? Bir şey değil mi? Ciddi bir şey söyleyeceğim. Konunun başına bana normal, gerçekten ciddiye alıp trollemeyip cevap verseydin, ben konuyu çok mantıklı bir yere getirecektim. Ama muhabbetin içine sıçtın şu anda ya. Mustafa Topaloğlu geldi. Abi, devam sen yine getir oraya. Sustum, tamam sustum. Yok, unuttum ki. Demek ki o kadar da önemli bir şey değilmiş yani. Allah Allah, adam benim üstüme oynuyor, kafayı yiyeceğim birazdan. Kendimi varpuçla boğacağım. Buyurun, şuradan yani, geçirip. Klipte Feyyaz var, benim için artlarını söyleyeyim. Artsın beat'i güzel, klipte Feyyaz var. Prodüksiyona para harcanmış, en azından rapçi olup olmaması önemli değil. Birilerinin buna para harcıyor olması güzel bir şey. Benim artılarım bunlar. Onun dışında Berkcan'ın vokalinde hiçbir esprisi yok. Ben de buraya getirecektim konuyu. Ama yani nerelere geldi konu? Ve şey var hani, drill soru. Abi drill değil yani Berkcan'cığım, senin özellikle UK drill gibi piyasada 10 saniyeden fazla sağ kalamazsın, üzgünüm. Çünkü drill sadece müzikle alakalı bir şey değil. Bir de o hayatı yaşıyor o insanlar yani. Hani burada drill içeriye uygun bir söz yok. Hani beat drill sanatlarında evet, o perküsyonlar falan buna uygun ama hani burada bu parçayı drill diye lanse ettiniz. Burada drill'lik bir şey yok abi Berkcan. Yani dediğim gibi yani Chicago'da veya UK'de veya NYC'nin herhangi bir mahallesinde 10 saniye hayat biçiyorum sana ya. Gerçekten drill yaşanan bir ortamda tabii. Manhattan'da Berkcan ömrünün sonuna kadar rahat yaşar yani. O ayrı mevzu ama yani hani Flatbush'ta falan biraz zor o yani. Diğer iki şeyi de söyleyeyim mi artık? Sonrakine geçelim ya. Mesela düşünün nerede yaşayamaz? Harlem falan drill olmuyor da Flatbush'ta yaşayamaz. Ondan sonra UK'de Birmingham'da yaşayamaz falan. Yani buralarda çok zor bakacağım yani. Söyle şimdi Malicim, bitirdim cümleyi. Heh. Tamam, ben iki seferdir bitirdin sanıyorum da. Hı-hı.
O yüzden. Evet söyle abi bekliyorum. Unuttum bu sefer IQ'm yerlerde benim. Ben unuttum bu sefer. Bu şey Nişantaşı drill bu evet. Yani. Bir önceki şarkısında da şey vardı ya, onu da konuşmuştuk galiba. Yok, yayın sanki sözlerim burada yazmış, o okuyor gibi. Ya da aramızda konuşmuştuk belki de, bilmiyorum. Yayın yapıyor muyduk bir önceki bir yerde... şarkısını hatırlamıyorum ben. Çok emin değilim ya. Senle mi konuştuk? Belki telefonda falan konuşmuştur, bilmiyorum. Bundan da mesela birkaç kişi daha chat'e yazdı. Belki sen de almışsındır onu. Gerçi sen çok sevmediğin için BG'yi çok fazla... Yani. Müzikal bakıyorsak evet, çocukla tanışmıyorum abi. Belki evet. Belki çok iyi bir insandır ve bence kontradan iyiyim yani. Yani aynı mevzuyla. Yani belki çok iyi bir insandır, belki çok iyi anlaşacağım, bilmiyorum. Peki ikinci konu da şu abi, ama yani, şunu söyleyecektim. Hayır. Bu adamlar, kadınlar. Okan Bayülgen gibi girdim cümleye ama. Bu YouTuber'lar, Twitch yayıncıları. Buna inşallah bir gün sen de dahil olursun. Yapacaklar bu işi. Şarkı kaydedecekler, çıkaracaklar. İnşallah sen de dahil olursun. Çok ufak araya giriyorum. İnşallah sen de dahil olursun derken kanka, benim gerçekte hani 10 küsur yıllık bir kariyerimin en az olduğu, bir mesleğimin ne olduğunu farkındasın değil mi bu arada? Sen de çıkar albüm diyorum işte. Hayır hayır, yok ben albüm çıkardığımda Twitch yayıncısının albümü mü oluyor sırf Twitch'te yayın yapmaya başladığım için? Hayır hani olmuyor. Burada, abi burada sen niye bu kadar manipüle ediyorsun yok, benim cümlelerimi? Burada şu an hakaret aldım çünkü, üzgünüm yani. Ayda kafayı yiyeceğim. İnşallah sen de hani bir gün albüm çıkarırsın temennisiyle söyledim. Hadi kıvır tamam. Ulan neyine kıvırayım? Allah Allah. Ne kafayı yiyeceğim. Ya devam edelim mi? Sabahlayacak mıyız bu Berkcan muhabbet üzerine? Tamam. Tamam, devam edelim. Evet ben bir, hakikaten ben bir şey, hem ihtiyaç molası verelim bunun üstünde. Sen de köz möz yakacaksan yak istiyorsan. Benim öldü. Ben bir de bir 5 saat oldu. Bir ihtiyaç molası, hemen geliyorum. Dinleyecek bir şey açmıyorum şu an ama. Bir de hakikaten şekerli bir şey alayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Manipüle ediyor, böyle bir şey olamaz ya. Dur ben bu işi uzatırım yalnız bir 15 dakikada. Çok kısa, Baykan gelene kadar anket açsanız da kim açabiliyorsa ya. 10 saniye falan. Uzatalım mı, uzatmayalım mı diye. Geliyor. Şu an içeride bir şeyleri yumrukluyor galiba. Geldi. Geldim. Geldim. Ay. Devam ediyorum Ali. Hoş geldin. Bir diğer YouTuber parçasına bakalım madem. O da gelmişti. Berke Juan, bizim olayımız. Geliyor. İkisini kendi arasında kıyaslarız biraz da. Biri hakkında konuşamadık ki ikisini kendi arasında kıyaslayalım. Hadi bakalım devam. Otorite kullandım ve geçtim ben abi. Başla, ben kesmeyeceğim bu sefer, başla. Ben de sövdüğün kadar hemfikirim ama bak, ağzım dolu beni konuşturma ve dene biraz. Şu an geliyor mu? Aynen bir canlı dendi. Şey, vursana mekiğini duvara. Geldi galiba. Çıldıracağım. Geldi. Hadi be. Evet vallahi hadi. Geldi. Senin orada bir temassızlık var abi. Senin onu bir servise götürmen lazım. Discord'la alakalı değil problem. Nerede temassızlık olabilir ki? Bir şey yok yani. O cihazın mikrofonu neredeyse. Abi ben kaç kişiyle call yapıyorum gün içinde? Kaç tane kullanıcı testi yapıyoruz? Kaç saat sürüyor? Bir kere ses kesilmedi. Başka bir şey var burada. USB mikrofon var da ben alamadım daha arkadaşta ya. Bak biraz önce demeye çalıştığım şey sana buydu. Şimdi bu adamlar bu işi yapacak mı? Yapacak. Madem yapacaksa bunun gibi yapsın diyorum ben de işte. Koysun parayı ortaya, kursun ekibi. Kaliteli olmasa da bunlardan daha iyi bir iş çıkarsın. Bu da koymuş, bu beceriksiz.
Ya şey be Berkcan becerikli yani. Buna kıyasla. Bak buna kıyasla. Tamam. Buna kıyasla. Yani bahsettiğim olay o. Bu da para harcamış. Ama bu beceriksiz vizyonsuz herifin teki belli yani. Oha çok ağır girdin lan dur. Öyle ama abi. Ya, herif fakaret değil bu arada ya, yapma. Yok beceriksiz de vizyonsuz da dedim ben herif. Yani. Herif hiç umursamadı. Peki. Ve evet ya, bir de şey var. Berkcan'ın çevresi de buna göre daha güçlü yani. Ya en azından Arsa Ezel'e gidip destek atın bana diyebiliyor. Hani şey ghostwriting bazında falan da yani. Ama yani şey var. Bu çocuk gerçekten belli ki vizyonsuz zaten yani, yazdığı şeylere bak yani. Berkcan buna kıyasla başarılı. Ama buna kıyasla başarılı yani. Şu var. Eğer biz Kile Hakan'ın algoritmasıyla bakıyorsak, Berkcan zaten şu an dünyanın en iyi rapçisi. Yok, Kile Hakan algoritmasıyla bakmıyoruz. Bugün o algoritmayla bakıyorsak 8 tane Nate Dogg falan dinledik. Yani. Hı. Haftaya çıkıyormuş beklenen şarkıda. Hadi bakalım. Hmm, hayırlı uğurlu olsun. Evet yani Kile Hakan algoritmasına göre kalite belirleniyorsa Berkcan deli gibi dinleniyor ve o zaman evet en iyi rapçisi Berkcan o zaman. Kile Hakan dünyasında. Kile Hakan Sinematik Üniversite, Berkcan Güven, Rayman en iyi rapçiler abi. Yine sesin gitti. Bak şu an sabit duruyor. Geldi, hiçbir şey yok. Geldi. Abi bir şey deneyeceğim bir dakika. Şu an geliyor mu? Geliyor. Şu an geliyor mu? Evet. Tamam. Telefonun acaba öyle bir yere koyuyorum ki koyduğum yerde sinyaller birbiriyle çakışıp falan hiç bilmiyor. Saçma sapan. En ufak bir fikrim yok abi. Benim de yok anladığın üzere. Haftaya bol bol kötü toplu track dinliyormuşuz belli. Mıknatıs. Kim? Aa bir tane daha var. Ya evet Feride, YouTuber'lar arasında Berkcan evet. Daha iyi ama yani şey var, YouTuber'lar arasında. Bu kadar yani. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Berkcan özelinde değil bu. Hani gerçeklik algısını kaybetmek diye bir şey var ya, belli bir izlenme sayısına, takipçi sayısına ulaşınca. Birçoğu o akıl tutulmasını yaşıyor. Mesela Berke Juan, örnek vereyim şu an parçasını dinlediğimiz parçasına katlanmış. Mesela Ela Nur. Mesela Ela Nur, evet. Bu gerçeklik algısı kalmıyor. Hani ben oldum triplerine giriyorlar ya. Ya o sıkıntı yani. Ya muhtemelen Berkcan kalıcı olur da yani. Mesela bu çocuk 10 sene sonra hiç hatırlamayacağız muhtemelen, bir mucize bir şey yapmazsa. Çünkü en basitinden abi Vine fenomenleri de, çünkü TikTok şu anki bir dönemi Vine'ı değil mi mantıken? Vine fenomenlerinin kaç tanesi kalıcı da olabildi abi? Geldiğimiz noktada. Kaç tanesi? Rain Man. Rain Man Vine'dan mı geliyor? Galiba emin değilim de. Hayır, Berkcan Vine'dan geliyor. Ondan sonra Halil Söyletmez bilmem ne Vine'dan geliyor ama şey var. Vine'a video çekip o dönem viral olmuş kaç tane kişi bugün hala hani kariyer olarak hayatta? Bunu sormaya çalışıyorum. 10 kişidir, 15 kişidir toplasan abi. Ve Rayman Vine değil dedi hayatı mesela, aynen. Ha, ben Scorp'muş, tamam. Yani doğru, şu kırmızı logolu olan Scorp muydu? Fark etmiyor abi, uygulamanın adı fark etmiyor. Akıllı telefonu olan kişiler bir şekilde buralardan kendini çevre yaptılar, kitle yaptılar, tamam kabul. Berkcan muhtemelen kalıcı olacak, evet, ama yani şey değil. Kaç tane şu an... Ya 3-4 kişiden burada kaç tane derken şundan bahsediyorum. 3-4 kişi falan haricinde hani taş çatlasın 10 kişi. Scorp'a 10 milyon insan video çekti abi, kaç kişi kaldı? Bir dönem en az 100 ya da işte Vine'da sürekli viral olan insanların kaçı bugün aramızda hala aktif olarak? Bunlar da yani 10 seneye bile gerek yok. Ya birkaç sene sonra hatırlanmayacak kişiler ama 10 sene sonra bunların arasında 2 kişi kalacak yani. 3 kişi kalacak. Berkcan kalanlardan biri olacak. Vine'dan gelenler arasında. Ama Berke Juan'ı hatırlamayacağız. Evet, Berkcan Güven'in artısı bu. Bu kadar. Çünkü moda değişecek, jenerasyon değişecek. En basitinden abi, daha eskiye gideyim. Yani 80'lerin
jenerasyonu metal müzikle büyüdü. Yani onlar için rock'n'roll ve metal de abi hatırlıyorsan. Hatta rock'n'roll değildi aslında, hani daha modern rock'tı da. 90'larda rap popüler oldu. Rap'in popülerliği hala devam ediyor ama 5 sene sonra yeni gelecek jenerasyon, 6 sene sonra gelecek yeni jenerasyon, bir şeyler dinlemeye, keşfetmeye başlayacak jenerasyon, bununla alakası olmayacak abi. Mesela Kore fanları da buna dahil. Yani şey değil, orada da farklı bir akım var. Çok uzak olduğumuz bir şey yani. Burada karşımıza alma mevzusunda değilim. Bu böyle bir şey ve burada sağ kalabilecek 3-4 kişi olacak yani. Kalanları unutulup gidecek. Televizyon hala olsa, Savaş'a yaşıyor olsa, Savaş'a çıkacak bir gruptan bahsediyoruz bugün erken dönemde yani. Hatırlarsın Savaş Ayı'nın o programlarını sen 90'larda. Hani unutulmuş ünlü, travesti, deli, Freak Show'dan gelmiş garip bir adam. Hani özelliği var böyle, atıyorum kolunu 360 derece çeviriyor falan. Yan yana oturup ateşin etrafında, bakın bunlar da nasıl unutuldular diye program yapıyordu Savaş Ayı. Yani hani şu an konuştuğumuz insanların bir kısmını 5 sene sonra Savaş Ayı sağ olsa çıkacağı yer buydu yani, A takımıydı. Onun benzeri şey işte Orman Çağları'nın yaptığı program, bir de Soramazsın. Evet, kaşık koyunca sırtında duran adam, mıknatıs adam falan, bunlar vardı. Aa evet yani. Öyle bir şey vardı ya. Gerçekten vardı. Ben bu arada bunu aşağılamak istemiyorum. Böyle bir program vardı yani. Farklı kimliklerdeki insanlar, dışlanmış insanlar, unutulmuş ünlü. Bunları bir araya getirip nasıl unutuldunuz lan diye böyle ateşin etrafında evsiz cosplay'li program yapıyordu rahmetli yani. Ve şu an konuşulduğumuz insanların birçoğu oranın 5 adam yaşıyor olsa oranın 5 yıl sonraki konukları yani. Bahsettiğim mevzu bu benim yani. Günlük 5 kilo çimentoyu. BG'nin kanalındaki son iki videosu Ronaldo ile klip ve lastik ve karpuz patlatma. Yani şey değil. Dediğim gibi Berkcan Güven kalıcı olacak. Çünkü kendi jenerasyonundaki diğerlerine kıyasla görece daha zeki bir adam. Belli yani. Ben tanımıyorum. Belki daha da zekidir belki ama ben tanımıyorum. Gözlemlediğim kadarını söylüyorum. O zekasını fark edebiliyorsun buradan. Ama bu yani ya, deminki parça için kendi klasmanında iyi de olsa genele vurduğum zaman iyi bir parça olduğunu söyleyemem yani. Değil yani çünkü. Biz hala bir önceki şarkıyı mı konuşuyoruz? Ben bunu konuşuyoruz. Hayır, ikisini kendi arasında kıyaslıyor da bunun üstüne ne konuşacağım abi? Ben iki tane YouTuber'ı kendi arasında kıyaslayarak dediğim şeyi vurgulamaya çalışıyorum ben şu an. Yoksa bunun üstüne ne konuşacağım ben yani? Bak, Vizyon Başkanı'nın yazdığı şeyi söylemeye çalışıyordum ben de. BG'nin şarkısı Fuchs'unkinden daha iyiyse, evet, ortada evet. Saçma bir durum var. Evet, bu saçma durum var, evet. Tamam, ben de onunla ilgili bir şeyler söyleyecektim işte demin. Oraya getirmeye çalışıyordum. Tabii. Aynen, Perception. Ben de sıkıldım. Yok. Geçelim artık hakikaten. Netteyleri gülsek mi atlasak mı? Çok da nette var bugün ya. Karar sizin. Chat. Kaç tane var nette? Hemen sayayım. Çok dediğim. Ayşegül Betül'ü dinledik. Bir burada var. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var abi. 7 netliğimiz var. Klasik normal parçamızsa 1, 2, 3, 4 parçada normal parçamız var. Pardon. 5 tane de normal parçamız var. Hayır, daha da devam ediyor. 6, 7. 7 normal parça. Kanka 7, 14 şarkı dinleyemeyiz muhtemelen ya. 14 şarkı var. Abi 7 netliğe. Şey yapsak. 2 netliğe yapsak. Normalden devam etsek sonra. Ya normalde de çok es geçeceğim parçalar var zaten. Pek evet, bilmediğim isimler. Mesela şey. 3 adım müzikten gelmiş diye normal saydığım parça Rise diye bir çocuk var yani, dinlemedim. Dodo diye bir eleman var yani baktığınızda. Yoksa bildiğimiz isimlerden Tutsak var, Patron var. Çok eski parça, benim beatim yani, beğenmediğim bir iş ama Özgüç abi var, İKAS, OH var. Bildiğimiz bunlar kaldı. Bir de Ataberk Kurnaz var yani. Ki bunların yarısı da netteyle aynı şeyde yani. Normal parça dediğim netteden gelmeyene normal dediğim için normal diyorum. Ataberk Kurnaz çok yediniz. O zaman biz yavaş yavaş kafamıza göre gidelim ya. Ben orta yolu bulacağım size. 3 gibi bitiririz, sorun yok. Neredesin abi? Nereye attım ben seni demin? Buradayım. Ataberk Kurnaz, Güneşim Batıyor demo versiyon geliyor. Evet. Fade attım. Abi bu da mı rapten de? Gayet Hip Hop Life Pro abi. Şu an siz logodan görmüyorsunuz ama. Bizim logo dediğim şeyden. Kaka emojisinden ama Hip Hop Life Pro bu. Ya şey, bu arada bu da yani mesela bugünün fena değil diyeceğim bir şey ama fena değil. Hani chatte dendiği gibi patlar falan denmiş, ben patlayacağına ihtimal vermiyorum bu işin. Çünkü bunun aynısından 100 tane falan dinledim ben galiba son yakın dönemde. Şey var, arkadaş biraz daha yaratıcı olsa Fred için yaptığım orijinal şeyler var yorumunu buna da aranje için falan söyleyebilirim ama ya o yaratıcılığı Ataberk'te henüz göremedim.
Ama fena değil işi. Hakkını yemin. Fena değil. Ama yani dedim bunun da muhatabı biz değiliz yani parça olarak. Hip Hop Life Pro'dan çıkıyor ama biz değiliz yani belli. Şey demo versiyon dediğin şey ne? Demo versiyon diyor abi yani. Niye yani? Ne bileyim Mali? Yok anlamadım için hani soruyorum. Hani ilk hani defa soruyu, böyle bir şey gördüm. Bu soruyu Hip Hop Life CEO'nun, Hip Hop Life Pro'nun CEO'suna ya da ayarlarına sorman gerekiyor bana değil yani. Neden? Hayır. Şundan dolayı soruyorum. İlk defa profesyonel bir hani label'dan çıkan bir şarkının yanında böyle bir şey gördüm. Anlamsız yok, geldi. Yok da çok gördüm daha önce. Çok gördüm. Ha, ben denk gelmedim o zaman. Ceren'cim görüşürüz. İyi geceler. Teşekkür ederiz. Mecazi. Bu şarkıdaki dirillendi. Ya şey var yine. Bu da biraz şey furyası. Aspova furyası abi. Hani çok benzemiyor farkındayım ama hani tuttu ya hani biraz da şey var. Bir kesimde bu arabeski oynamadan biraz bu kanalı zorlamaya çalışıyor şu an. Bu o kafada. Arkadaşın ama şey var. Şu an bu parça için konuşuyorsak patlayacak bir parça değil bence. Chat'te patlar bu falan dendi de patlamaz abi. Yani kesin olarak buna eminim. Çünkü bu parçanın aynısından çok var. Yani. Ama yani şey değil. Bir arkadaş biraz vizyonlu davranırsa diğerlerinin arasından sıyrılabilecek potansiyeldeymiş gibi hissettiriyor en azından. Bunu söyleyebilirim. Aspova drill yeni canlı değil mi? Çok özledim. Dinledik geçen hafta Feride. YouTube'da tekrarı var. Geçen hafta. Bir yorumun var mı Mali? İlerleyeyim mi? Yok, devam edebilirsin. Tamam. Sıradaki parça beat benim ama çok eski beat, baştan söyleyeyim. Ve hani parçanın mixi iyi değil. Hani bu şimdiden ben yorumlarımı yapmayacağım. Dinleyelim sonra söyleyeyim. Rapstar'da hatırladığınız Özgüç abinin parçası. Özgüç Güler'in, İlkaz'ın parçası. Yandı canım. Geliyor. Evet, fade attım. Ya çok yeni bir parça değil zaten. Sadece yeni yayınlandı da şey, bunun mixi berbat abi gerçekten. Hani Özgüç abi kendisi mixledi. Bu kanal bana hani akapeleye falan atmıştı ama bende öyle bir mix yeteneği ve plugin yok. Ben beat kanallarına attım ama çok kötü gömülmüş. Hatta size beat'in orijinali duruyorsa bir yerlerde açayım. Şey var hani bas falan var ama hani o yürüyüş falan çok kötü mixlenmiş ve vokal de duyulmakta zorlanıyor. Olabilecekken olmadı bu parça yani açıkçası. Ben Özgüç abinin vokalini ve kalemini beğensem de bu parça üzdü. Beat'i kendi beat'im olduğu için ben yorumlamam. Siz chatte, siz ve Mali sen istediğin gibi gömebilirsiniz. Hiç problem yok benim açımdan. Yani beat yazmasaydı ben muhtemelen sen mi yaptın diye sorardım. Gerçekten mi? Hı. Hmm. Çok mu aynı beatleri yapıyorum ben de? Oğlum, benim bu bugün ders söyledim mi? Niye alınıyorsun? Yok lan, alınmadım lan. Seni güldürmek için diyorum ben. Şundan bahsediyorum. Sen bir tweet atmıştın ya. Hı-hı. Benim hani producer tag'e ihtiyacım yok. Zaten yaptığım zaman anlaşılıyor falan gibi bir şey yazmıştın ya. Tam böyle değildi de şu an hatırlayamadım. Evet o. Shawlorenz Offer'i sahibinde o. Evet, ondan bahsediyorum. Ben bu arada beat'i kısaca size açayım. Hani bu benim şey... Eski beat ama benim kendi mixli versiyonum. Hani vokal mixi olmadan beat hali. Aranjesi de farklı gerçi yine burada da. Bir açayım mesela. Bakalım. Evet, fade attım. Size hep bahsettiğim mevzu bu. Siz de fark ettiniz. Genelde benim Türkiye için konuşuyorum. Beatlerimin üzerinden ses mühendisleri geçiyor abi resmen. Bu beatte de hani. Siz bu davulları duymuyorsunuz bu beatte yani. Eski beat Costa bu arada. En az 5-6 senelik beat de yani. Keşke ben de duyabileydim. Atarım ben sana ayrıca. Yani şey var, bunu ben daha önce başka yayınlarda da, başka parçalar için de söyledim. Hatta buna kısmen, mesela şeyde de ilk eleştirisini getirmiştim ya, sağ yanında Bedon'un işinde falan da. Abi yani ben teslim ettiğim şekilde referansıma bir sadık kalınsın istiyorum ya. Ve hani Özgüç abi bunu kendi imkanıyla mixlemeye çalıştı, eyvallah da. Yani şey, profesyonele gittiğinde de farklı bir şey gelmiyor ki. Abi neden kafana göre yapıyorsun? Ben sana boşuna mı referans attım? Mix referansı attım. Yani ya da bir attın, bir mix yaptın, sen bana bunu olmuş mu diye bir at ya, değil mi? Bunu Özgüç abi için söylemiyorum bu arada. Benim bu parçanın final versiyonundan haberim var. Kendisi hani zaten şu an hobi olarak tekrar yapıyor, bir yurt dışında yaşadığı vesaire. Hani eski iş, tamam abi yayınlayalım,
kafasında. Benim bundan haberim var. Bunu Özgüç abi için söylemiyorum. Abi bir at, ben buna bir onay vereyim değil mi? Yok abi, Türkiye'de böyle bir iş ahlakı asla gelişmedi. Hani sonra ben niye Türkçe rapten ve müzikten soğudum? Canım beat yapmak istemiyor. Neden acaba yani? Bir tane beatimde baslarım silinir. Diğerlerinde davullarım ezilir. Diğerinde melodim çıt yapmıyorken, benim sample'ım pick yapmıyorken bir anda çıt sesi gelir. Abi ne yapıyorsun ya? Neden yani? Neden öyle bir efekt verdin ona yani? Benim arabesk bir beatim direkt var bu arada, haberiniz olsun. O mesela ücretli işte, gerçi. Güneş doğmayacak, Dekras'ın. Ha, onda da arabesk stili yapan tayfa benim kadar özenmiş midir onu bilmiyorum. Gerçekten sabır testi. Çünkü şu yüzden bilmiyorum diyorum. O parçayı da açarız isterseniz başka bir gün. Hani bugün daha parçamız var çünkü. Şey oldu. Biz... çocuğun ismini unuttum şu an, parçanın altında infoda yazıyordur. Abi stüdyoya soktuk. Ben çocuğa rastgele hani keman çaldırıyorum. Hani doğaçlama çal abi. Çaldı, tamam. Onun üzerine başka bir parçadan zaten sample kesmiştim. Ben bu canlı çaldığımız sample'ları orada, canlı çaldığımız kemanların içerisinden çoplar alarak sample'la yeni beat oluşturdum. Hani arabesk drill'de muhtemelen böyle bir şeyle uğraşmıyorlardır abi. Bildiğimiz arabesk drill'le yani. Ha yine ama aynı ekol, yalan yok. Hani benim de var öyle işim yani. Sorma Seyfi'ye. Yani şey var, burada bu eleştiriyi yapanı suçlamıyorum. Ondan sonra burada hani bol sözlüğe laf atmıyorum, yanlış anlaşılma. Bol sözlüğe şey var, enter'i var. Beatlerine bas yazmıyor. Abi inan ben yazıyorum. Ya da kickleri çok, davulları çok akustik vurduruyor. Biraz daha şey hissetsem. Abi inan ben vurduruyorum onu yani. Siz, yani siz bunu tabii ki, dinleyici bunu bilemeyecek ama eleştirinin aslında muhatabı orada ben değilim yani. Sufi, o benzerini yaşadık bir kere. Ama yani çok fazla çalışma şansım olmadı. Çok erken dönemdi yani. Abi evet, onu o piyasaya çıkan işine görüyorsa insanlar onu yorumluyor zaten. Hani ben şeyden bahsediyorum. İnsanlar bu yorumu yapmasın falan demiyorum. Tabii ki yapacaklar. Ama şey üzüyor beni. Ya eleştirinin esas sahibi bu eleştiriden yırtıyorken, hak eden kişi hak etmiyorken, insanlar bunu tabii ki bilemediği için bunu da ben göğüslemek zorunda kalıyorum. Niye ki abi yani? Bas evdiyet değil bunda, yok. Elektrik bas var. Abi mix öğrenmeyi isterdim ama yani o biraz benim kafamın almadığı bir konu ya. Neyse ben devam ediyorum. Ya dediğim gibi bu parça normal şartlarda sevdiğim parça ama mix haliyle arkasında duramadığım bir işim yani. Ama yani lirikal olarak falan Özgüç abiyi ben hala çok beğenirim yani. Güzel storytelling yapar. Teşekkürler abi Paslan, hoş geldin. Hani lirisistliğine güvenirim yani. Mesela Mustafa parçası vardır. Çok güzel storytelling örneğidir. Yarışma sonrasında verdiği Kibri Çöpü ve Aşk ya da İkaz dönemindeki Halı Flex parçaları falan. Hani bence dönemi için iyi bir söz yazarıydı Özgüç abi. Sadece biraz daha profesyonelleşmemiz gerekiyor camia olarak. Evet, mix yüzünden parça üzgünüm yani. Şu an iyi gitmiyor. Bu arada yayın tekrar dinleyip bana salyalarla saldıracak arkadaşlar için gördüğünüz gibi kendi parçama gömüyorum şu an yani. Haberiniz olsun. Evet, Hayat Meyhanesi'ni de ben severdim. Ya ben ceza kesin diye bakıyorum çünkü Acun'la storiesini gördüm. Diğer isim hakkında bir fikrim yok. O zaman OH'a bakalım mı? Ya yok, OH'a en son açalım dendi. Tamam. Ya da şöyle mi yapsak ya? Haftaya az iş çıkarsa detteleri haftaya mı atsak? Ne diyorsunuz? Mali, chat. Çünkü bugün zaten çok kötü müzik dinledik, hani eğlensek bile ben daha kaldıramadım ya. Siz olur diyorsanız netlelerin bir kısmını haftaya alayım ben. Direkt hepsini de alabilirsin. Ya da ben şöyle yapayım, ben artık netleleri dinleyeyim, komik bulduklarımı size getireyim sadece. Artık netleye batağında. Netlede gördüğüm çünkü her şeyi şöyle... anlayayım ya da yani. Pardon. Şöyle bir şey var abi, sen bu şarkı bu hafta çıktı desem hepimiz inanacağız. Hiçbirimiz Netlay'ı takip etmiyoruz çünkü. Yok, ben de zaten Netlay'a abone olmadan falan yok. Yayın öncesi giriyorum Netlay'da tek tek abi. Tiplerinden tamam ve isimlerinden... Yok yok, bunu sana muhalif olmak istemiyorum. Komik olduğu için anlatıyorum. Tiplerinden ve isimlerinden kesin bu raptir dediğim isimleri alıp seçiyorum yani. Ve sonra bir bakıyorum Spotify yeni çıkanlar, işte Apple Music, Fizi yeni çıkanlar listelerinde arkadaşlar var zaten yani. Haftaya çok iş çıkacaksa ya, dediğim gibi ben bundan sonra şey yapayım. Netlay'ı tamamen atma fikrine girmiyorum çünkü çok eğleniyoruz. Hani gerçekten hani... Öbür türlü çünkü yine kötü müzik dinliyoruz ama ben burada çok Yaşar Usta tribine giriyorum. En azından netlerde kahkahalar atarak gülüyoruz, eğleniyoruz yani. O da güzel o açıdan.
Ama ben netteleri ayrıca bir dinlerim, bundan sonra şey alırım. Gerçekten çok gülme ihtimalimiz olan aşırı facia şeyleri alırım. Ya gerçi hepsi aşırı facia. Neyi konuşuyorum ki ben şu an? Nette awards yapabiliriz. Ama o piyasayı öğrenince daha rahat yaparsın onu ya. Evet. Yani mesela Şahin yeni şarkı çıkarırsa direkt alacaksın mesela. Şahin benim için netlerinin biggisi abi. Net. Bence Nate Dogg. Tamam. O zaman ilk OH'a bakalım. Tamam. OH Lil Baba geliyor. Sonrasında Patron'a da bakarız. Başka bakacağımız biri var. Unuttuk mu diye. Ben bu arada unuttuk mu diye listeme bakarım. 4,5 saate koşuyoruz çünkü. Rekor yayınımız galiba. Haftalık için. OH Lil Baba geliyor. Abi bunun için mi sona kadar bekledik ya? Bir saniye. Yalnız ben şu an mecburum bunu yapmaya arkadaşlar, üzgünüm, bir şey yapacağım. O sırada bir kameramız değişecek. Şimdi yapacağım şeyi görmeniz gerekiyor çünkü bu ya bir benim vatandaşlık görevim şu an yapacağım şey çünkü. Üzgünüm. Geldim. Mali burada, merak etmeyin, tekrar diğer görsele geçeceğiz. Bu benim vatandaşlık görevim abi. Tamamdır. Geldim. Ya. Tamamdır arkadaşlar. Evet, parçayı yorumlayalım. Mali, ne yaptığımı anlamaya çalışıyorsun galiba, değil mi? Evet, ona bakıyorum. YouTube'dan çocuk istismarı diye raporladım da. Tamam, gördüm. Çünkü gerçekten öyle yani. Oh. Of. Baştan açacağını sandım bir an, çok korktum. Yok, hani şey, bir sonraki şarkı görseli kalmasın diye benim saçma takıntım yani. Berbat parça abi. Ama şeyi merak ediyordum, öğrenmiş oldum. Bu hani Şam olaylarında falan bir olaylar oldu ya bu. O haşın da dahil oldu. Hani onun velayeti kimde kaldı onu merak ediyordum ben. Şam'da kalmış. Yani. Onun cevabını almış oldum. Bu haşıdan güzel oldu şarkı yani. Biz ne izledik biraz önce? Hayatı çok sorguluyorum ya. Patron geçecek zayıf. Ama ya bir şokumu izin verin, bir şokumu atlatayım ben. Ne izledim yani. Yani gördüğünüz gibi bilindik rapçilerimizle netlerden çok farklı bir çukur değil yani. Çukur çünkü bu yani, bu çukur artık yani. Ha, Flash TV logosuyla falan beraber eğlenip gülmemiz güzeldi falan ama yani çok tatsızdı sonrası ya. Patron bundan iyi müzik. Patron bundan iyi müzisyen bu arada, üzgünüm. Gerçekten yani istediği kadar kötü müzik yapsın, patron bundan çok kat kat iyi müzisyen abi. Evet, son dönem patrondan, ki Ege'yi insan olarak ben severim normalde, son dönem patrondan hiç keyif almamama ve burada çokça gömmeme rağmen patron bunun yanında çok çok büyük müzisyen yani. Hakkını yiyemem yani. Evet, patron en azından bir şeyler yapıyor yani çünkü. Başka ne var bakıyorum. Zaten arada kaç yıl tecrübe farkı var. Patrona geçmeden bir şey dinleyelim diyorsak, hani yine Gazapizm'in Yol klibi çıktı. Ben klibi izlemedim ama parça eski parça olduğu için parçaya bir yorum yapmam ama biraz kafa dağıtalım diyorsanız son parçamıza geçmeden önce Patron'la Gazapizm Yol'a bakalım istiyorsanız. Hatta bakalım. Biz de bir kendimize gelelim. O zaman Gazapizm Yol geliyor. Evet, siz geçlemediniz ama şeyden fade attım. Yani çünkü zaten eski bir parça, bildiğim ve beğendiğim bir parçaydı. Klibi yeni geldi. Klipte de konser görüntülerinden, işte turneye giderkenki Argo ekibinin yolculuklarından falan video görüntüleri montajlanmış. Yani tatlı kendi içerisinde. Ya Gazapizm, evet, bence de yani lokal olarak henüz, global bazda bakıyorsak henüz hiçbirimiz bir şey başarmadık ama lokal olarak Gazapizm bayağı başardı yani. Doğru, hakkıdır. Ya ben fakir edebiyatı yapıp yapmadığını, yani İzmir'de yaşadığı hayatı burada hani chatte söylenmiş, hani gayet iyi hayat yaşıyor diye, ben o kadar tanışmıyorum kendisine yani. Hatta yüz yüze konuşmuşluğumuz, tanışıklığımız yok. Ha, beraber bir iki projede yer almıştık. Uzaktan bir diyalogumuz var ama şey yok, hani bizzat tanışmadığım için buna bir yorum yapamam. Ya üzgünüm. Bilmediğim bir şey çünkü yani.
Ama yani bu parça özelinden benim albümde sevdiğim parçalardan biriydi yani. Evet yani Atlas başardım diyorsa Gazap bizim hayli hayli başardı abi, üzgünüm. Evet bence ya evet bu Gazap bir tutum, bir tavır gösteren birisi. Bu açıdan da seviyorum. Hani tavrı net yani. Yani en basitinden gidip şeyde bazı insanlar gibi parçalarında farklı konuşup konuştuğu zihniyetin organizasyonlarında sahneye çıkmayacağına şimdilik eminim yani. İleride yanıltıldığımı bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla eminim yani bu arada. Yoksa tanımıyorum. O açıdan duruş sahibi olduğuna katılıyorum. Mali, bir yorumun var mı? Chat'i okuyorum, merak ettim de. İlerleyin. Biri şey yazmış ya, onu atlamayalım da klibin olayı ne diye. Yani bilmeyen varsa herkes biliyordur gerçi muhtemelen. Harbi Açık Hava'da konser veren ilk Türk rapçi oldu değil mi? Galiba evet. İlk oldu galiba. Anladım Yasin, eyvallah. Yok ben dediğim gibi ben buna yorum yapamam çünkü bilmediğim için diyorum. Ben, yoksa şey siz chatte yanlış konuşuyorsunuz falan gibi bir şey söylemedim yani, yanlış anlama. Yani ben buna yorum yapamam. Yasin'i karşımıza alır. O zaman sıradaki parçamız, son parça demiştim pardon, bir de şey var. Tutsaktan Yapboz çıktı. Tutsak da normalde beğendiğim ama son dönemde bizi biraz dediğimiz iki parçası falan oldu gerçi kaç ayda yani de. Onun çok bizi yaptığı işlerle bizi yakalayamamış bir isimdi. Umarım o da beni Kezo da söylemiyorum ona ise bu sefer üzmez diyerek giriyorum. Tutsak Yapboz'a, sonra da Patron geliyor ve yayını kapatıyoruz. Evet geç kararı çıktı. Chat'ten. Önceki iki işinin aksine yani şey değil, onlara kıyasla daha iyi bulsam da hala o bir önceki albümü değil, Ezel'le o parçası olan bir albüm çıkardılar ya yakın zamanda, hani bu sene içerisinde. O değil, ondan bir önceki albümü, şu an hatırlayamıyorum ismini. Ben bayağı uzun süre dinlemiştim o albümü. Hani bayağı beğenerek. Onda da iki tane Ezel düeti falan vardı. Müptezel'e yakın zamanda çıkan albüm. Bakacağım. Ya o dönemden bu döneme yani tutsak da şu anda yerinde sayıyor gibi gözükse de hani hala benim umudum var yani. Çünkü kafa olarak bir şeyler yapmaya yatkın ama şu an evet. Artık şu tarz beni de biraz tutsak özelinde değil, genel olarak baydı artık abi gerçekten. Evet, Ayıkamadım şarkısının olduğu albüm. Hayır, o yeni albüm. Bir dakika. Ezber Bozan'dan bahsediyoruz. Evet, Ezber Bozan'dan bahsediyoruz. Siyahlı Altın Sarısı. İdra var, Agabey var, evet, evet, Kezo evet. Var. Evet evet, o albüm. O albüm, Ezber Bozan albümünü ben bayağı beğenerek dinlemiştim mesela tutsak. Ki onun albüm kapağı muazzam güzel yani. Ama ondan sonra o Ezber Bozan'dan sonra bir daha aynı seviyeye gelemedi. Ben orada direkt hatta tutsağı daha önce bizzat tanışmıyorduk. Albümü dinledikten sonra hani DM atmıştım. Abi helal olsun, bayağı güzel sanatlar çıkmış diye. Öyle tanışmıştık ve o günden beri hani aynı çıtada bekliyorken o da biraz aşağı ivmeyle gidiyor şu an ama çok geç değil, hala kurtarabilir diye düşünüyorum. Çünkü o zekaya ve şeye sahip, bizzat tanıdığım için biliyorum. Hani o zekaya ve potansiyele sahip ama şu an biraz kötü gidiyor, üzüyor bizi açıkçası. Evet abi, Ayıkamadım değil, ondan önceki. Agabey de başardı evet. Yani indie bazda başardı evet. Evet, hevesi kaçmış gibi şarkı yapıyor tutsak, doğru. Yani o Ezber Bozan albümünü yapan kişiyle şu son dönemde dinlediğimiz 3-4 parçasını yapan kişi aynı kişi değilmiş gibi hissediyorum ya. Aynı kişi de hani sanki olamazmış gibi geliyor yani. Artık saçma açıklamalar yaptığım saatlerdeyiz. 5 saate 10 dakika kaldı. O zaman son bir ekleyeceğim bir şey yoksa patrona geçiyorum kanka. Ya çok önemli bir şey yok ya, geçelim bence. Tamam. Patron, Sevdik de Ne Oldu Sanki geliyor. Eyvah eyvah, isme bak. Cidden bu mu şarkının adı? Evet evet evet. Ya Ege niye böyle yapıyorsun? Ya, gerçekten... Şiirbaz şarkısı. Ya parçaya daha girmedik ama gerçekten abi, bir insan yeteneğini bu kadar heba eder ya. Yetenekli çünkü abi, hakkı... Ya bunu söylemem lazım ama yani şey var. Şu an tuttu diye hani tamam parasına bakıyor anlıyorum ama tuttu diye niye bu kadar şey yapma abi yani. Parça isminden tut, son verdiğin şarkılardaki imajından beat araklama olayına kadar bu kadar da özensiz artık, hani ne versek tutuyor mantığı işte, gitme abi ya. Şavlarınız farkındayım da işte benim sorunum bununla ya. Benim sorunum bununla yani. O zaman dediğim gibi Patron, Sevdik de Ne Oldu Sanki geliyor. Uğur Öztürk'ün beat'i bu arada. Evet geçtim. Abi Patron'a takım elbise yakışmamışı geçtim. Çünkü kötü bir takım elbise tercihi abi. Otopark Mafyası dizaynı şu an yani bu.
Ya abi, öyle bir takım elbise, üzgünüm yani. Yani çünkü hani suit up dediğim şeyin de biraz şeyi var yani, bir kültürü var o işin yani. Düğüne gider gibi giyinmek olmuyor yani. Yani çok iyi taşımak da önemli. Ben kesinlikle çok iyi taşıyabilen bir insan falan değilim bu arada. Yani benim tarzım ortada yani, ben çünkü hep böyleyim genelde. Okulda hatta beni pijamalı çocuk olarak falan bilirlerdi bir ara yani. Hatırlıyorsun sana dönemi var. Üniversitede eşofmanlı yani, eşofmanlı çocuktum yani. Sadece eşofman değil, net pijama artı şey, pofuduk köpekli terlikle derse gitmişliğim var benim çünkü yani. Sen bu anıyı bilmiyor olamazsın bu arada. Yok, bunu bilmiyorum vallahi. Gerçekten mi? Chat'ten talep gelirse anlatırım. Evet, çizgili pijama. Chat'ten talep geldi şu anda. Sen direkt anlat yani. Abi şöyle bir şey oldu. O zaman Yeditepe Üniversitesi. Ben de tam alt kapısının direkt dibinde oturuyorum abi. Arkadaşlar bize geldiler. Hatta bir kısmını tanıyorsun sen. Şeyler. Denizhan, Mert falan, o tayfa vardı ya Kadıköy'deki. İşte geldik. Abi evde sabahlayacağız. Ben uyumadan okula gideceğim yine. Akşam kalktığım saatler. Benim yıllardır uyku düzenim bozuk. Abi şey oldu. Acıktık böyle. Canımız da şey, tek büfe çekti abi. Sanki çok da az bulunuyor bir şeymiş gibi. Kayış Dağı'ndayız bu arada. Ataşehir'den Kadıköy'e. Tam arabaları atlayıp gidelim. Ulan milleti aldırıp geldirmek de, Kadıköy az bir yer değil ki. Hadi ben de gideyim dedim ve şeydi. O zaman senin geldiğin evi hatırlıyorsundur. Apartman kapısı ve benim kapı giriş kattı. Soyulduğum ev bu arada hani. Kapı açıldığı anda bizim arabaya binebiliyorduk ya. Hatırlıyor musun o kapıyı? Hani direkt ufak bir... Soyulduğun eve gelmedim ben galiba ya. Geldin abi. O zaman hatırlamıyorum şu an tam. Yani evden çıkar çıkmaz arabaya binebiliyordum neredeyse. O kadar kısa mesafe. Ya dedim, bu saatte şimdi giyinmekle mi uğraşacağım? Zaten hani millet alır. Biz arabada beklerken hani ben de eşlik ederim, muhabbet ederim mantığı gittik. Abi gitmişken eve dönemedik ki. Hani o şimdi eve kim dönecek? Hata Kayış Dağı'na kadar. Hadi şey, Moda Kafe'ye gidelim. Hadi şuraya gidelim derken sabah 8 oldu abi. Ve ben ben bir tane hırka, şey, pofuduk terlik, bildiğin kareli dede pijaması. Üstüm normal tişört Allah'tan. Hatta o geceden bir tane fotoğraf var hani şeyde, öyle ben Kadıköy'de de o şekilde yürürken falan. Terlikler çöpte tabi, ondan sonra bir daha da pofuduk terlik almadım. Normal aldım yani. Yaşıma uygun terlikler almaya başladım. Neyse abi, ya saat oldu, eve geçsem geç kalacağım zaten, yoklama sınırda, hani yok yazılacağım kalacağım falan dedim. Ne olacak ya Allah aşkına, sabah hani zaten okula eşofmanla gidiyorum genelde, zaten sabahın 9'unda çizim yapacağım masaya süslenerek gitmem kadar saçma bir şey yok zaten yani. Parçaya geçeceğiz bu arada, merak etmeyin. Abi girdim gayet öyle, arada uyuyorum falan, bütün gün okulda ben öyle takıldım. Kantindeyim, millet normal hani gelmiş, o zaman Agmak popüler, herkes böyle şey marka giyinen kadın bireyler ve erkek bireyler falan var. Arada ben böyle şey, karton bardak elde yarı uyuyorum, boynumdan bir tane şey polar battaniye sarkıyor. Hayvanlı pamuduk terlikle yürüyorum böyle kampüste, öyle bir anım var benim yani. Ya neyse, şeye geleceğim. Mesela Person of Interest seriden varsa orada mesela Journey's'e gerçekten mesela takım elbise giyilecekse öyle giyilmeli abi. Hani buradaki biraz otopark mafyası. Oradan buraya geldik. Yani benimki olmuş muydu? Seninki de olmuştu ama yani o şey, orada Jim Caviezel'ın hani taşıyabilmesi de o adamın ayrı yeteneği tabii yani. Ulan yani. Yani. Kimlerle beraber konuşamadım. Yani pijama kutsal bir şey tabii canım. Ama ya yani hiç yakışmamış yani pijama diyorum, takım elbise. Bu ev sedir olan ev mi ya? Kenarında senin bahsettiğin ev. Evet, sedirler vardı. Evet, sedirimin olduğu ev. Tamam. Anladım, tamam. Sen o eve geldin hani, yer yatağı mantığı, çok güzel bir köşem vardı ya. Geldim, uyudum ben hatta galiba orada. Ben de hatta o kadar rahat bir şey icat etmiştim ki, o sediri kendim yapmıştım çünkü bu arada hani. Yatak süngerinden falan, üstüne kumaş kaplatarak falan, altına iskelet falan yaparak böyle. Hani baya rahat bir şey olmuştu, yatağımda yatmıyordum o varken yani. Yok, sövmeyi değil, baya sedir yapmıştım ben ya. Keyif köşesi yapmıştım kendime. Yanım kütüphane, işte ayaklarını uzatarak nargileni içiyorsun şöyle falan. Televizyon tam izleniyor. Bana da yapalım. Tekrar öyle bir şey giresim var yani. Neyse, ben şu an moda tasarımcılıklarından çıkıyorum. Somiye'yi biliyorum ya.
Abi patron da arabesk drill'e girmiş ya. Ya bu parçada arabesk drill hissettim ben yani bayağı maalesef. Ve dediğim gibi hani tamam paranın peşindesin ama yani bu kadar da yani yetenekten ve var olan vizyondan ödün verilmez. Çünkü vizyon var normalde. Ama yani bu kadar ödün verilmemesi lazım ya. Deftoizi Hip Hop 101 yayınlarımızın tekrarları YouTube. Mutlaka oradan sana albüm parça çıkar. Çünkü playlistlerde parça veriyorum her yayın ben. Baya. Ben artık o yayınları izlemiyorum. Playlistim taştı çünkü yani. Ev Irak'a yakındı Yasin bu arada. Şey Kayış Dağı. Yani İstanbul'un Irak'a en yakın yeri falan da orası. YTP'nin yeri öyle bir. Ya Baykan bir süre daha orada yaşasaydı muhtemelen Nette'ye de onun şarkılarını dinleyecektik. Şey biz öyle bir ortamda oğlum orası. Ya şey biz ilk taşındığımızda özellikle kaldığın bir yer öyleydi ya. Ya oğlum şeyden dolayı öyleydi. Çok normal o. Bir hani orayı okul kalkındırdı. Şu an orada şey var. Yan yana Subway, Burger King, McDonald's var. 24 saat açık. Üçü de Starbucks açılacak falan. Yok şeyden demiyorum. Elite Muhit falan demiyorum. Gittiğimizde ise Malin'in doğru söylediği dönem şu. Biz gittiğimizde abi koskoca ilçede bir market falan var. Hani kışın kurt uluması duyuluyor. Öyle bir yer orası. İlk gittiğim sene. Sonra okuldan dolayı öğrenci akını gelip bir de okul bursları keseceğim ben ayağına kimseyi mezun etmeyerek kasıtlı bir de orada tuta tuta nüfus patladı orada abi. Artık ev bulamıyorsun şu an. Hani cidden kiralık ev bulmaya çalıştığında bir evi bir gün beğeniyorsun ya ertesi gün tutulmuş oluyor falan yani öyle bir rekabet kaldı. Çünkü kimse gidemiyor bir yere. Ve şu an şey var kafeler işte birkaç tane pub falan açıldı. Hatta Ayı Şube açtı ya. Kadıköy'deki Ayı'nın Kayış Dağı şubesi vardı. Oha ciddi misin? Yemin ediyorum sana. Kadıköy Ayı'nın Kayış Dağı şubesi, en son şubesi falan açıldı. Hani ben okulda 10 sene kalınca ilk girdiğimde abi bir tane kebapçımız, bir marketimiz falan var olan bir yer. 10 sene sonra ben orada ayrılırken abi bayağı şey oldu. Küçük Barlar Sokağı olmuştu orası yani. Bir ara ama gerçekten şeydi ya. Bu arada Astral yerine, klip. Astral yerine Uğur'la çalışmak bence doğru bir tercih. Ama bu parça doğru bir tercih değil abi. Hangi Uğur'dan bahsediyoruz? Öztürk mü? Evet evet evet. Bu bir Uğur Öztürk. Kaçırdım ben onu. Kurtlar Uluması diye daha başım ben. At gez. Onları okuyorum ben de şu an. Bize... Senin okul da gerçi biraz dağ başı Mali. Sabancı. Dağ başı ama işte kampüs okulu olduğu için. Sizin kampüs zaten... çok daha başarılıydı. Yani şey var. Sen gittiğinde dışarı zaten... pek... Ha, kampüsün içerisinde medeniyet vardı. Bizim kampüsün içerisinde iki tane kantin var. Çok popülerlerdir. Aynı Bilkent'teki mevzu gibi. Hani şey, kırmızı kantindeyiz, mavi kantindeyiz. Abi bildiğin plastik sandalye. Hani millet burada hani kırmızıda olmak falan bir statüydü bir dönem o insanlar için. Ve bildiğin hani berbat bir hamburger falan satılıyor yani. Neyin kırmızısı şey. Yeditepe'liler bilir şu an yani. Evet, Yeditepe'de güzel piknik yapılıyordu, doğru. Hani festival dönemleri falan ben genelde kalabalıktan dolayı çıkmıyordum ama. Ama işte şöyle bir sıkıntı vardı abi, yurt odasından çıkınca sabah direkt deri fabrikasının kokusu burnuna geliyor, odaya geri dönüp uyuyorsun derse gitmek yerine. Çünkü 10 dakika o yolu yürümem yani kokuda. Leş gibi kimyasal kokuyor. Yok şey de zor. Abi Koç'un yeri de bayağı ormanın içerisinde, Koç Üniversitesi'nin, Sarıyer'in böyle ormanlık tarafı falan yani şey var. Zamanında özel okulları şehrin göbeğine bu kadar apartman binası gibi okul açamayıp kampüs yapma zihniyeti olduğu için abi dağ başına açmışlar. Okullarla beraber biraz oranın... etrafı şekillenmiş gibi olduğu için bu biraz İstanbul özel okulları hatta Ankara'da Bilkent'te çok şehir merkezine sayılmaz. Bu özel okul kampüsleri için biraz geçerli yani. Hepsinde var biraz. Koç da bayağı yaklaştı bu arada şehir merkezine. Şehir merkezi Koç'a yaklaştı. Sabancı öyle şey oldu, bir yaportlar falan filan. Şu an dediğim gibi ilk sene gittiğimde abi akşam 8'de otobüs bitiyordu bak. Zaten giden gelen olmaz diye Kayış Dağı'na. Şu an hani yine 24 saat bir ulaşımı falan hala yok ama şey var abi şu an 24 saat açık kafeler falan var orada ve şey dibine Brandium AVM geldi. Hani AVM gezmeyi falan sevmem de hani en azından hani market ihtiyacının içinde eskiden bir tane bakkal var dediğim yerde artık şeye gidiyorsun. Makro Center'ın falan var yani. Hani Ataşehir oraya doğru büyüdü. Kayış Dağı tarafından. Aynısı işte, diğerleri de öyle. Aynen aynen yani bu şu an hani Kayış Dağı aslında eskiden dağ başıyken şu an biraz merkezi bir yer bile kalıyor yani. Hani biraz daha Kadıköy'de kira veremeyip ama Kadıköy'e bir yarım saat içerisinde ulaşayım diyorsan. Çünkü metro da gelecekmiş oraya. Biz okurken yoktu, hala inşaatı bu sene falan bitecekmiş o şey. Kartal metrosu oraya doğru da uzayacak ya. O da gelince en azından yarım saatte Kadıköy'e gidebileceğim mesafede ekonomik oturmak için bayağı tercih edilen bir yer haline geldi o taraflar yani.
Evet, parçaya ne dönersek. Yani abi artık 5 saattir yayındayız. Ben saldım artık. Beynimi saldım yani daha doğrusu. Ama parçayı beğenmedim yani. Ve söylediğim gibi takım elbise yakışmamış patrona. Arabesk Drill Furyası'nda biraz girmiş hissettim ve sıkıldım parçadan. Yani Uğur beğendiğim bir prodüktör. Ege de arkadaşım, Uğur da arkadaşım ama yani şey, bu parça genelinde hayır abi yani. Yani görmek istediğim işleri yapmıyorlar. Vallahi 5 saat olmaz diyordum Zarri, haklı çıktın. Mari sen de yorumunu yap ve ben şunu da ekleyeyim. Açık konuşayım, ben bugün iyi, hani kötü için 50 parça falan seçerim ama ben bugün günün en iyisi diye bir şey seçmiyorum yine, öyle bir gündeyim yani. Sana baştan söyleyeyim. Sen seçeceksen seçebilirsin, özgür kararın. Tamam ya, şeyi eleştirdiniz ya, patron neden hep aynı şarkıları yapıyor, neden bunları yapıyor diye. Bir şey bakacağım sadece abi. Sen ona bakarken söyle mesela, patronun Sagopa Kajmer düeti güzel bir işti abi, siyah. Abi bu arada albüm kapağını açsana bir, sana zahmet internetten falan bulup. Bir aç Allah aşkına, aç ne olursun. Gerçekten mi? Bir aç ne olur aç. Tamam. Şu anda gördüm de. Hemen bakıyorum. Patron. Hani Spotify'dan falan bir yerden bak yani. Dur yazayım, Google'a gelir ya. Görseller. Eyvah eyvah. Genius'ta var. Aaa. Eyvah eyvah. Bence böyle kapatalım. Yayına çıkıyor mu şey, kapak? Verdim yayına, geri çektim sonra. Yani çünkü tam olarak açmadım, pencereden açtım. Şu an artık hiçbir şeyle uğraşacak takatim kalmadı benim. Ben 3 olmuş, pizza buz kapanmıştır. Burada da işte Kayıştan'daki mesela yemek skalamı özledim. Galiba tost yapacağım ya ama. Sonra da bir nargile daha içelim. Daha uyumayacağım. Bege Go. Yaşıyorsun bu hayatı. Sorma. Abi ya yine benim uyku düzenim kaydı. Onu da sana anlatayım, öyle gideyim. Abi 2 gündür ben hani akşam saatlerinde falan bir sızdım geçen. Akşam saatleri diyorum. 7-8 gibi sızdım bir gün. Gece 2'de uyandım. Bu haftanın başı oluyor. Fujitora ile falan Among Us oynadığımız gün oluyor. O yayında beni görenler vardı. Abi şu an karantinadayım. Okulum iptal, belirsiz. Müzikle pek uğraşmıyorum bu ara. Yayınlar falan. Biraz bu ara large'ım o yüzden, aynen. Rahat takılıyorum. Yok, Feride biraz koltuğa geçmem lazım. Yapıştım şuna. Kibarca öyle söyleyeyim. Adam 5 dakikadır yerinde duramıyor, görmüyor musun? O yüzden bugünlük yayını kapatırız yani. Bir de şey yapmam lazım. Montaj falan yapmam lazım. Ne diyordum? Orada mesela yemek tıkalısı daha oldu. Burada pek yok. Bu 2'de falan uyanınca burada kokoreççiler falan var şu an sadece. Pek iyi bir seçenek yok yani. Böyle canımı çekeceği bir seçenek pek yok. Abi, alayım getireyim sana. Teşekkür ederim. Karantinadayım derken şöyle... Ciddi söylüyorum. Yok, teşekkür ederim ya. Karantinadayım derken şöyle, hani bir hastalık sıkıntımız falan yok ama ya bizim evin yaş ortalaması hep 65 yaş üstü abi. Annemler 2 gün sonra geliyor, anneannem aşağıda ve ben bu insanlarla temas halinde olduğum için ben hala sokağa çıkmıyorum pek yani. Çok gerekmedikçe, dikkatli şekilde çıkmadan ben evdeyim, devam ediyorum yani. Tıpkı Mart'taki gibi delirmek üzereydim işte. Twitch yayınlarına başladım o yüzden zaten yani. Açıkçası. Çoğu şeyi online hallediyorum falan. Hani kargoyla falan. Tütün kaçakçılardan. Keşke bunu söylemeseydim. Evet, keşke bunu söylemeseydim. Neyse, onu öyle demek istemedim aslında. Feride ben 29, Mali 30. Hı? Feride yaşlarımı sordu da ben 29 ama Ocak'ta 30 olacağım ben de. 31 olduk ya. Valla. Ne diyordum? Tütün kaçakçıların manevi. Polisten kaçın. Ya Instagram'da dönüyor bunun ticareti ya. Ben bir şey söylememe gerek yok aslında. Tamam abi, istersen kapatalım yavaşça. Yok, şundan diyorum ya. Bulmak isteseler bulurlar. Ona Tobacco'yu bayağı beğendim Sebuk. Ufaktan muhabbet edip kapatırız mantığındayım. Hani zaten şey diyordum, hani 2'de uyandım. Abi şey oluyor, sabahı görüyorum falan. Dün öğlen 11'de biz içim geçti. Akşam üzeri uyandım. Bugün de aynı şekilde ev işleri falan yaptım. 3 gibi. Aslında ben 3'e kadar ayaktaydım. Hani o odamı falan biraz dizayn ettim. 3 gibi böyle bir gözlerim acı gibi oldu. Hadi biraz kestireyim diye kafayı vurdum. Akşam 8'de kalktım. Böyle şu an kötü gidiyorum. Ben bunu yayın olmadığı bir gün komple uyumayıp sabahlayarak, ki bu muhtemelen cumartesi yani bugün olacak. Komple akşam 7'ye 8'e kadar dayanırsam bugün muhtemelen başarılı bir şekilde. Daha bir de pazar günkü Rock'n'Roll yayınında slide ve parça falan seçeceğim daha The Grace için. Bu tarz işlerime falan odaklanırım. Aynen. Şeye geçiyoruz. Elektrik blues, rock and roll bağlayacağız. Sonraki haftada caza falan giriş yapacağız onunla. İşte hatta konuk alabilirsem bir argüman tabi yazacağım ama vakit ayırabileceğini sanmıyorum ama bakacağım caz için.
Bu şekilde bir düzen olduğu için şu an biraz belirsiz yayınlar gidiyor. Ha, ben uyumayacağım, yayın yapmasını yaparım ama gerçekten artık canım yandı biraz. O yüzden bugün daha yapmayız. Canım yandı, aşırı kibar söyledin. En iyi en kötü seçmeyeceğiz dedin de ben bir şey söyleyeceğim sadece. Burada değil de... Yok yok, Begeyi ben de seçmeyeceğim de burada değil... Hayır oğlum, benim derdim orada başkaydı. Burada... ne diyordum, hala burada mıdır eyvallah, bilmiyorum. Ferit. Muhtemelen gitmiştir ama ben şeye teşekkür edeceğim ya. Reddiye demosu için. Çünkü yok. Ya bu kadar şarkının içinden hala aklımda kalan 2-3 şarkıdan bir tanesi yani bu. Abi yok demo... Kaç saat geçti ben arada. Bunu samimi söylüyorum, bu şey değil yani. İzleyiciye böyle iyi falan değil yani. Kelimeyi aklıma gelmediği için mimiklerimle anlatıyorum derdim artık. İyi, iyi falan yapıyorum orada. Kesin klip alınacak bu hareketim bu arada. Neyse. Şey hani yani gerçekten ben gelen demolardan yana memnunum ya, hani şey gelmiyor, cringe bir şey gelmiyor. Gelecek hafta ben uyku düzenimi düzeltebilirsem hatta 9-9.30 gibi olur. Mali de eğer uyku düzeni düzgün giderse, yok yine biz düzeltemezsek 10 gibi, bugünkü gibi 10'da falan başlarız. Teşekkür ederim Fede'cim, ihtiyacım yok, sağ olsun. Yapıyor muyuz haftaya yayın? Yapmıyor muyuz? Ne bileyim, bir sürü kişiye yazdı. Almayacak Mali'yi falan yazdı da. Yok be. Tabii ki alacağız yani seni. Ay. Ama ya, mesela yarın falan bu... şey yapabiliriz. Uyku düzenimi düzeltemezsen mesela yarın gündüzden zaten işlerimi bugün bitireceğim için birazdan slaytları falan. Yarın mesela direkt oyun yayınımız olabilir yani. Direkt chill yayın olabilir ya da bir şeyler seyredip gülebiliriz yani. Yarın öğlen Among Us olursa ben 4-5 kişi getirebilirim sana. Süper. Bak Among Us chatten de gelmek isteyen olsa yarın hep beraber Among Us falan oynanabilir akşam. Akşamdan geceye yine bu şekilde. O zaman tamam Feride. Gece için zorlayacağım. Dün gece vardı mesela aynen. Şey o zaman Mali çok teşekkür ediyorum. 5 saattir uyku düzenini bozarak katlandın yine bana. Çok sağ ol. Estağfurullah. 5 saat oldu mu ya? Dur. 5 saat 10 dakika. Üf. Senin uyku düzenini düzelmiş, ne güzel mahvettim yine. Ben yatar uyuyorum şimdi ya, mis gibi. Ben ayaktayım da sana tekrar çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize sabrettiğiniz için 5 saat boyunca bizle. Hala 40 kişiyiz. Güzel gidiyor. Çok teşekkür ederim. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Eğer bilgisayarınızın başında ölmediyseniz. Evet. İzlerken. Ezar bugün daha yayın olmaz ama yarın falan söz yapacağız ya abi. Seviliyorsunuz. İyi geceler. Haydi öptük. Kapattım ben yayını. Raid falan atacağım mı bir yere? Yok abi şu an hiç onunla uğraşmadan bir an önce koltuğa kışın koyacağım şu an ben direkt yani. Haydi iyi geceler.